Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz 21 Pazartesi akşamında Akıl Çemberi'nde sizlerle birlikteyiz. Normalde tarafsız bölgenin günü. Ancak bugün biz nöbetteyiz. Konuklarımızla birlikte Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere. Özlem Gürses, Sözcü Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Merhaba Başakçım. Nazif Okumuş, 21. dönem İstanbul Milletvekili. Siz de hoş geldiniz. Evet. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı. Hoş geldiniz. Zafer Şahin, e, Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, İsmail Çağlar, SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Direktörü, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve Ankara'da bizimle birlikte Doktor Ali Haydar <laughs> Frat, iletişim bilimci olacak. E, akşam boyunca, siz de hoş geldiniz, sayın Frat. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Malum gündemdeki en sıcak tartışma külliyeye gittiği iddiası bir CHP'linin günlerdir bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz. Bir kuyuya taş atıldı da onu mu çıkarmaya çalışıyoruz acaba? Bir sürü soru var bununla ilgili. Açıklamalar birbirini takip etti. Öncelikli olarak e, Kılıçdaroğlu, bugün e, Hürriyet Gazetesi'nde İsmail Saymaz'a açıklamalarını okuduk, e, değerlendirmeleri vardı. 4 saatlik Ahmet bir var. MYK toplantısı gerçekleştirildi <laughs> CHP'de bugün. E, CNN Türk'ün MYK toplantısının perde arkasına e, ilişkin edindiği bilgiler var. Onu da sizlerle paylaşacağız. Şimdi e, iki farklı iddia vardı. Biri külliyeye giden CHP'li iddiası. Onun ardından tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce oldu. Muharrem İnce de bir basın açıklaması yaptı ve CHP Genel Merkezi'nde kendisine bir komplo kurulduğunu iddia etti ve bu temizlensin dedi. Bunları değerlendireceğiz. Tabii o haberi yapan isim Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan. O da açıklamalarda bulundu. Aslında son olarak çek etmesi gerektiğini ifade ederek yanıldığını söyledi yazdıklarında. Ardından... Salat Atilla bu haberi verdiği ifade edilen isim. Onun açıklamalarını da gördük. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Konuklarımızın değerlendirmelerini alacağız elbette. Sorulardan biri şu. Bundan sonra CHP'de ne göreceğiz? Bir diğeri bu kadar çok tartışıldı, konuşuyoruz, üzerinde duruyoruz. Peki bu kime ne kazandırdı? Bir kumpas varsa ortada. Hedef neydi? ne olabilirdi? Sonuçta ne elde edilmiş gibi görülüyor? Ya da bir şey elde edilebildi mi? Bu tartışmayı Türkiye takip ediyor. Biz de hemen Özlem Gürses'le başlayalım. Bu arada şunu da ifade edeyim. Bunları konuşuyoruz ama bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü tüm dünyada. Bugün farklı etkinliklerle kadınlar bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştılar. Ama şu kadarını söyleyelim. 2019'un başından beri Türkiye'de 424 kadın katledildi. Yayın içerisinde bunu da değerlendireceğiz bilhassa da meslektaşım Gürses'le. Evet, Çok teşekkür buyurun. ediyorum. Bu kırmızı kurdelayı da onun için taktım. İki nedenle birincisi Türkiye'de ve dünyada kadın katliamlarına karşı bir tepki olarak. İkincisi de şu anda görüşülmeye devam eden adalet reformu. Paketinin içinde kız çocuklarının, küçük kız çocuklarının evlilikleriyle ilgili de bir madde olduğuna dair kadın örgütlerinin söylemleri var. Böyle bir şey varsa da buna karşı durmak için benim için önemli bir sembol. Bana sorarsan saraya kim gitti'den daha değerli bir tartışma. Ama tabii ki gündem buysa evet. bunu da konuşacağız. Bugün Beyoğlu Kaymakamlığı'nın bir son cümle olarak şunu söyleyeyim. Yanlış bir kararı vardı. Allah'tan yanlıştan dönüldü ve İstanbul'da kadınlar tünelde gönüllerince yürüdüler fikirlerini açıkça ifade ettiler. İzmir'de, Mersin'de, Bursa'da her yerden bu görüntüler geldi. Yaşasın kadınlar diyorum ben ve yaşasın özgür ve eşit bir toplum. Evet. Şimdi e, tabii politik bir şey kadın cinayetleri ve kadın meselesi herhalde yayının ilerleyen dakikalarında buna da sıra gelecek diye düşünüyorum. Aslında ortada şöyle bir durum var. Bir gazeteci başka bir gazeteciye kendisi haber yapmayarak bir duyum anlatıyor. O ikinci gazeteci yani Rahmi Turan da bunu köşesinde yazıyor. Sonra anlaşılıyor ki haber yalan, böyle bir şey yaşanmamış. Ee, yani açıkça bunu söyleyebiliriz herhalde bunun yalan olduğunu. Tüm taraflar e, bunu yalanladığına göre hem Cumhurbaşkanlığı hem Muharrem İnce e, bunu yalanladığına göre bunu yalan diyebiliriz herhalde. Ve bunun üzerine de bu yalanı yazan, e, yazmış bulunan gazeteci çıkıyor. E, Türkiye'nin tüm ekranlarından, kendi köşesinden ve her yerden. Ee, yanlış yaptığını, hatalı bir yazı olduğunu, sorumluluğun kendisine ait olduğunu e, e, ve bunun için de özür dilediğini hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Sayın İnce'nin bunu yalanlamakta hakları olduğunu ifade ediyor. Normalde nokta bu tartışmanın bitmiş olması gerekirdi. Çünkü geçmişte de örneğin Elif Çakır, örneğin İsmet Berkan, örneğin Balçiçek İlter yanıldılar. Neyle yanıldıklarını herhalde hatırlıyoruz. Kabataş'ta türbanlı bacımıza işte kırbaçlarla saldırdılar falan da yanıldılar ve sonuçta da yani yalan haber, manipülasyon haber Türk basın tarihinde ilk defa görülen bir şey değil. Defalarca örneği var. Mahkum edilmiş gazeteler var bu haberlerle ilgili. E, tek tek adlarını anmak istemiyorum. E, photoshoplu kullanılmış kareler var. Hatta fake video görüntüler var. Dünyada çok yaygın bir durum. Ama nasıl olduysa bu bir kaşık sudan Büyük bir siyasi tartışma çıktı ve kucağımıza geldi. Ben gazeteciyim, meselelerin neden sonuç ilişkilerine bakarım. Olayları kamuoyu adına anlamak ve aktarabilmek için taraflara soru sorarım. Dolayısıyla burada ne AK Parti'ye saldırmak, ne CHP'yi savunmak gibi bir görevim de yok, sorumluluğum da yok, niyetim hiç yok. Meseleyi ancak şu şekilde analiz edebilirim. Bir, Rahmi Turan bir manipülatif haberle karşı karşıya kalmış ve yanılmış. Bunu da köşesinde ifade etmiş. Şimdi bence e, konu hala bu haberi aktaran ve ısrarla haber yapılması için peşinde koşan, kendi yazmamış çeşitli gazetecileri aramış. Bu gazeteciler aradığını kendisi ifade ediyor. Şunu aradım, bunu aradım. O aranan gazeteciler de açıklıkla bunu ifade ettiler. Bu haberi yazmadıklarını, kullanmadıklarını söylediler. Peki bu haberin kaynağı daha doğrusu Kulaklara fısıldayanın kim olduğunu anladık. Peki Talat Atilla bu haberi kimden aldı? Yani bu haberin orijinal kaynağı kim? Bence e, bütün e, düğümler burada bağlanıyor. Bunu çözebildiğimiz zaman, bunun kim olduğunu anlayabildiğimiz zaman, tabi çözmemiz lazım. Yani burada ben hem bir vatandaş olarak hem de bir gazeteci olarak en temel talebim bu haberin kaynağını öğrenmek. Yani herkes çıkıp her şeyi konuşmaya başladığına göre. Ee, güven ilişkisinin temeli şeffaflıktır, hesap verilebilirliktir. Şimdi bu ilkeler açısından bu ilişkiler ana baktığımız zaman Rahmi Turan diyor ki ben kaynağımı açıkladım. Kim o kaynak? Talat Atilla. Meselenin nasıl olduğunu da açıkladım. Hesabımı da kendi adıma verdim. Burada bir şeffaflık, hesap verilebilirlik gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Muharrem İnce çıktı. Her türlü şeffaflıkla, her şeyi anlatarak satır satır gün gün, dakika dakika meselenin kendi açısından ee, ne olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanlığı hem Cumhurbaşkanı nezdinde hem iletişim Başkanlığı nezdinde yazılı ve sözlü açıklamalar yaptılar ve meselenin açıkça e, böyle gerçekleşmediğini anlattılar. Hatta sözü edilen plakaların sahte olduğuna kadar bugün Twitter'da bir şey gördüm. İnanılmaz bir e, lakaytlık mı diyeyim yani hani bu kumpası veya da bu manipülasyonu kim e, kurguladıysa. Plakaların harflerine baktınız mı klavyede? arka arkaya harfler. Yani birisi resmen dört harfi arka arkaya basmış gibi klavyede. İkisi de böyle. Yani bugün Twitter'da vardı Kanıtla, kanıtlanmış bir e, bilgi olarak gerçekten de görüyorsun klavye fotoğrafında. Yani bu kadar Fazla özensizce uğraşmamış. hiç uğraşmamış yani hani biraz şöyle daha sofistike bir şey kurayım falan dememiş yani. Son derece özensiz ve bu iki plakanın da sahte olduğu Sayın Altın tarafından açıklandı. E, elimizde bir tek hesap vermemiş ee, e, ve e, şeffaflığa ulaşmamış kişi kaldı. O da kim? Talat Atilla'ya bu haberi kim verdi? Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu tartışmaları? Çünkü CHP kanadından gelen açıklamalarda e, Beştepe tarafından CHP'ye bir e, kumpas ve komplo kurulduğu yönünde bir iddia var. E, Muharrem İnce'nin iddiası kendisine dönük CHP içinde bir kumpas kurulduğu yönünde siz ne görüyorsunuz? Şimdi benim aslında ilgilenmediğim bir konu ve Türkiye'nin geleceğiyle de ilgili olmayan bir konu. Ama madem sordunuz. Şimdi Sayın Ramit Turan yanıl, yanlış haber diyor. Yanıldım diyor. Şimdi yanıldıktan sonra o kamuoyunun bunun üzerinde durması çok yani saçma diyelim. Hiç değilse yani, tuhaf yani saçma değilse. saçma. Saçma yani tuhaf. Tuhaf da saçma da, her ikisi de ama şöyle tuhaf değil, yani Türkiye'nin önüne bu gündemler atılıyor. Evet. Bir de şöyle tuhaf değil, şimdi CHP'nin içinde ne olacak diye de merak ediliyor. Çünkü İnce diyor ki CHP'nin içerisinde bana kumpas kuran bir grup var, tekneyle de tatil iddiası var ee, İnce'nin. O zaman bu grup temizlensin diyor. Ya tabii CHP'nin bakıldığında... meselesi, ben Aynen orada meselesi. E, müdahil olamam ve tarafta değilim. Ee, ama e, şu <laughs> temel hikayesi var. Güya e, denizde bir hazine buluyorlar. Ondan sonra temel ve arkadaşları birbirine giriyorlar ve kan revan içerisinde bulunuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki peki hazine nerede? Birbirinizi bıçaklamışsınız, yaralamışsınız, vurmuşsunuz, kırmışsınız. Farazade dük diyor. Yani şimdi bakın <laughs> o te temeller gibi farazade dük diyerek bütün e, kamuoyumuz bununla meşgul ediliyor. Ben şimdi nereden geliyorum? Kayseri, Nevşehir, Adana, Mersin, Anamur, Gazi Paşa, oralardan geliyorum. Oralarda böyle konular yok. Orada üreticilerin meseleleri var. Kambur ilan edilen çiftçinin kendisine çözüm arayışları var. İşçinin sorunları var. Emeklilerin sorunları var. Yani oralarda. Böyle sorunlar yok. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu da bu olmamalı. Yani kim ne yaptı, neydi, hangi komplo? Fakat şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir iddia var. Ee, külliye'ye dönük ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük. Millet ittifakının parçalanması isteniyor ve çeşitli yollar deneniyor. Bunu defaatle Kılıçdaroğlu ifade etti ve bu e, meselede de doğrudur dememin sebebi bu. Hani ilk sorulduğunda bana. Ee, bu, bu tür girişimler var. Bu da onun kapsamında bir adım olabilir diye değerlendirdim. Burada doğru olan bir yapıyor. tek şey var. Bir tertip var. Yani ben bu haberi e, ilk karşıladığım, karşılaştığım zaman e, bunun yalan olduğunu, uydurma bir haber olduğunu hemen gördüm. Ama aklıma Deniz Baykal'a yapılan tertip geldi ve e, zaten bir tertip olduğu şuradan belli. İlk önce Uğur Dündar'a götürülüyor. O arkasından Ahmet Turan'a götürüyor. Bu, bu gazeteciler Türkiye'de itibarı olan, saygınlığı olan, kamuoyunu ve CHP tabanının değer verdiği yazarlarımız demek ki bir güç bu haberleri o belli güvenilir kaynaklardan kamuoyunun önüne e, sürerek bazı amaçlara ulaşmak istiyor. Ya bu bunu araştırmak e, benim kendi sorunum e, değil. E, benim başka meşgalelerim var ama e, Cumhuriyet Halk Partisi açısından anlamlı olabilir. Yani Niçin bir tür komplolar kuruluyor? Niçin Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanları programlara göre, siyasetlere göre belirlenmiyor da komplolar sonucunda tayin ediliyor? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok anlamlı bir soru. Bence bunun üzerinde durmalılar. Sizin o, bununla ilgili fikriniz nedir peki? Bu soruyla ilgili? Bu soruyla ilgili şu yani Cumhuriyet Halk Partisi altı oku yitirdiği için bayrağını kaybettiği için, ondan sonra bir e, dünya merkezlerinin e, programlarına eee e, bağlandığı için büyük sorunlarla karşı karşıya. Yani o tarihini reddeden e, bir parti haline geldi. E o sorunlar sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi içinde biz program <laughs> tartışmaları görmüyoruz. Altı okla ilgili bir tartışma. Yani kanıt olarak bunları mı söylüyorsunuz? Bu sizin bir iddianız yani tabii. Yani ile ilgili. Yani ortada her şey apaçık ortada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni diyelim Türkiye'nin geleceğinde anlamlı bir yere oturtacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma, bir ses görmüyoruz ama hep bu, bu tartışmalarla Cumhuriyet Halk Partisi e, meşgul. Bu çok bu kamuoyu açısından da Cumhuriyet Halk Partisi açısından da önemli. Çünkü buradan bir çıkış yolu yok. En sonunda bir, e, bir takım tertipçileri yakalarsınız, onu kurşuna dizersiniz ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir çıkış yolu üretmiş olmazsınız. O bakımdan Burada e, Türkiye dar bir dönemde ve tarihi bir fırsat yakaladı. Büyük çözümlerin, büyük kararların eşiğinde böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunları mı tartışması lazım? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde Türkiye buradan nasıl bir çözüm üretecek? Hangi programla, hangi siyasetlerle? Dış politika ne olacak? Güvenlik politikası ne olacak? Böyle bir tartışma görmüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama bu tür e, incir çekirdeğini Doldurmayan, Türkiye açısından anlamlı olmayan, Türkiye'nin geleceğinde hiçbir belirleyici rolü olmayacak konularda birbirine millet giriyor. birbirlerini kanlı bıçaklı oluyor. Ağır suçlamalar, hakaretler ve aynı zamanda e, Türkiye siyasetinin e, edep, terbiye, erken o düzeyini de aşağılara çeken e, davranışlarla karşılaşıyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Peki, e, Ali ha e, Haydar Fırat'a dönelim. E, dinlediniz altı okla ilgili eleştirisini Sayın Perinçek'in bu sebeple mi CHP bunları yaşı, yaşıyor sıraladığı Sebeplerle mi? Ee, Sayın Perinçek'in siz ne diyorsunuz? Biraz önce Sayın Perinçek saçmalıklar silsilesi dedi. Tohaflık diye ekledi Sayın Gürses. Bu hani, bu, bu saçma tarzı... olan kamuoyunun ve bu programda yani buna dahil olmamız da anlamsız ve gereksiz. Yani niçin bu programları yapalım? Yani, ama tabii biz size öncesinden bilgilendiriyoruz. Gündemde ne sıcaksa yani bunların konuşulacağını yani ben, e, biliyorsunuz. Hayır, yani e, şey. Bir <laughs> gelmeyebilir. Bir de şimdi eğer ana muhalefet partisinden bana kumpas kuruluyor liderinden ve e, bazı önemli isimlerinden böyle bir iddia varsa zannediyorum e, kamuoyu da bunu merak ediyordur. Buyurun Sayın Fırat. <laughs> Kamuoyunu biz yönlendiriyoruz. Eee kamuoyu ederim. merak etmiyor. Kamuoyunun ee, merakını akşam, biz yönlendiriyoruz. Ee, öncelikle e, bu olaya ilişkin bir takım tespitlerim ve değerlendirmelerim olacak. Fakat e, Sayın Perinçe'ye bir cevap vermek isterim. Buyurun. Bir süreden beridir Sayın Perinçe, Cumhuriyet <laughs> Halk Partisi ile ilgili çok negatif, olumsuz ve ağır eleştiriler dile getirmekte. E, önce onunla başlayayım. E, öncelikle Atilla İlhan'ın hangi serisi vardır? Hangi sol, hangi batı diye? Şimdi hangi perinçeyi dinliyoruz biz burada? 1974 yılında Kıbrıs Barış Hareketi bir işgal hareketidir diyen perinçek mi? Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını savunan perinçek mi? Ee, Öcalan'la Gül alışverişinde bulunan perinçek mi? Ee, 1990 sonrasında başka bir kayma, oportunizme kayan bir perinçek mi? Bugün e, AK Parti saflarında yer alan Perin Bunların hepsi, hepsi sizin e, bir siyasi parti Amerika başkanı, Birleşik Devletleri'nin psikolojik savaş bile, malzemeleri olarak, bundan. Amerika'nın psikolojik savaşında bir o partinin kadar. genel başkanı başka bir partiye eleştirmez. Amerika, Kendisini devrimci olarak niteleyen bir insanın öncelikle bunu bilmesi gerekiyor. Siz Amerika'nın psikolojik <laughs> savaşında eleman, eleman olarak, olarak bir şu anda arz endam ediyorsunuz. Sayın Fırat duydunuz mu bilmiyorum da. Yani sizin sorunuzun bir iddiası bu daha var. Doğu çekme bu şeyin gündemi? Siz Doğu Perinçek'i tartışmak için Yani Sayın Fırat arkadaşları... nasıl değerlendirmek istiyorsa kendi cümlelerini koruyor, kuruyor ve kendisini ifade ediyor. Dolayısıyla bizim bir yönlendirmemiz Sayın Perinçek, yok. Sayın Perinçek, Sayın Perinçek Sayın Perinçek AK Parti tarafından hizaya getirilmiş bir partinin lideridir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü AK Parti bir operasyon partisi olarak yıllardan beridir çok net ve açık bir biçimde Türkiye'deki siyasal analı bir bütün olarak dizayn etmeye çalışmaktadır. Şimdi bütün bu yaşadıklarımızın, bütün bu tartışmaların nedeni bence kendiliğinden olan ya da yalan bir haber üzerine kurgulanan bir şey değildir. Son derece sistematik bir savaş ilanıdır. Bütün siyasal partilere yönelik olarak özellikle Millet İttifakı cephesine yönelik olarak. Kim ilan Şöyle etti bu savaşı? Size. Sayın Fuat. Daha önce hatırlarsanız Şöyle, e, Türkiye bir erken seçim satım haline girmiştir. Bir erken seçim satım haline girmiştir. Bu erken seçim satım halinde e, AK Parti iki şey yapmaktadır. E, beraberindeki e, <laughs> ittifakla, işte Sayın Perinçe'nin içinde bulunduğu, Sayın Bahçeli'nin içinde bulunduğu ekiple birlikte birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı belediyeleri çalıştırmamak, bunları terörle ilişkilendirmek. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş tartışmalarına mahkum etmek gibi bir strateji izlemektedir. Seçim saati haline girerken AK Parti bir tespit olarak şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman başkasının belirlediği koşullarda seçime gitmemiştir. Her zaman kendi belirlediği koşullarda seçime gitmiştir ve bunu tercih etmiştir. Bugün AK Parti kendi tercih ettiği koşullarda seçime gitmenin zeminini yaratmaktadır. Bütün mesele de buradan kaynaklanmaktadır. Şimdi şöyle düşünün. Bir taraftan HDP'ye yönelik olarak çok ciddi, HDP belediye başkanlarına yönelik olarak ciddi bir kayyum ataması var. Bir Kürt siyasetini kilitleme çabası amacı var. Diğer taraftan İyi Parti ile ilgili iç tartışmalarını yoğun bir biçimde görüyoruz. Sürekli bir biçimde İyi Parti içini tartışıyoruz. Ee, en sonda bu Millet İttifakının taşıyıcı kolonu olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak ciddi bir kumpasla karşı karşıyayız. Ben haberin kim tarafından Peki. nasıl ne yapıldığını vesaire e, falan... Sayın Fırat şunu sorabilir miyim? Çünkü birçok yorumda bunu gördük. E, madem CHP ile ilgili böyle bir yani CHP içinden de kumpas kuruluyor, Millet İttifakı bölünmeye çalışılıyor, kaygısı var ve iddiası var. <laughs> e, i̇şte Kılıçdaroğlu bu kendisine sorulduğunda böyle bir şey yoktur. Bir CHP'linin evet. zannetmiyorum <laughs> külliyeye gittiğini. Bu bir dedikodudur diyebilseydi ilk seferinde ve ilk soruda... Bu tartışma hiç büyümeyecekti. Dolayısıyla kim ne planlıyorsa bu da gerçekleşmeyecekti diyenler var. Böyle yorumlar var. Buna ne diyorsunuz? Ee, Sayın Kılıçdaroğlu onu diyemez. Şundan diyemez. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu çok iyi biliyor ki ve çok iyi bir biçimde gördü ki e, kendi hayatına kast eden bir yapı var karşısında. Yani o yüzden o Sayın İsmail Küçükkaya'nın sorduğu soruya Sadece bu olay üzerinde vermiş olduğu bir cevap değildir. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, evet doğrudur çünkü biz başından beri biliyoruz sarayın bizim partinin işlerini karıştırmak için bir takım kişilerle, kurumlarla anlaştığını. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bu sorunun cevabını kendi hayatını bir biçimde ortaya koyarak söylüyor. Neydi o? En son Çubuk'ta gördüğümüz saldırı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri katledilmek istendi, öldürülmek istendi, linç edilmek istendi. Orada tümüyle e, şans eseri kurtuldu. Bakın devlet kurtardı demiyorum, başka bir yapı kurtardı demiyorum. Tamamen şans eseri kurtarıldı, kurtuldu. Ve o gün İstanbul'da büyük bir miting vardı, bir Ekrem İmamoğlu mitingi vardı. Aynı şekilde orada da bir bir tür tiyatro sahnelenmeye çalışılıyordu. Neyse ki Kılıçdaroğlu'nun ferasetiyle o büyük e, kargaşa ya da kaos önlenmiş oldu. O yüzden. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsına yönelik olarak AK Parti döneminde yapılmış olan hangi saldırı bütün çıplaklığıyla, gerçekliğiyle ortaya çıkarılmıştır? Hangi birinin arkasında ki güçler bir bütün olarak ortaya serimlenmiştir? Yani şunu söyleyebilir misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ana muhalefet liderinin genel başkanına bu denli ağır saldırılar oluyor, canına kast ediliyor. Dolayısıyla bunların hiçbiri açığa çıkarılmıyor. Çünkü biz şunu biliyoruz. Orada Sayın Perinçek bunu çok iyi bilenlerden biridir. Bu saldırılar kendiliğinden olmaz kendiliğinden yapılmaz. Bundan arkasında mutlaka bir, bir tür bir, bir, tür güçler vardır. Meclisteki saldırı bunun örneğidir. Çubuk'taki saldırı bunun örneğidir. Peki. PKK saldırısı bunun örneğidir. Adalet yürüyüşündeki işit saldırısı bunun örneğidir. Bütün bunlar üst üste koyduğunuz zaman ve arkasında Cumhurbaşkanının <laughs> biz millet ittifakını dağıtmak zorundayız eklediğiniz zaman karşınızdaki çıkan tablo şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu ya da bir biçimde liderlik ettiği Millet İttifakı dağıtılmak durumundadır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti bir daha seçimi kazanamayacağını bilmektedirler. O yüzden 23 Haziran öncesinde 31 Mart'ta alınan sonuç ve öncesinde referandum ve öncesinde adalet yürüyüşü, bütün bu süreçler Türkiye'deki demokratik değişimin, Türkiye'deki seçmen iradesinin, Peki. Türkiye'deki toplumsal ya da siyasal değişimlerin ne yönde kaydığını bize açık bir biçimde göstermiştir. O da şudur, demokrasiden yana güçlü bir cephe oluşmuştur ve bu cepheyi parçalamaya yönelik olarak çok ciddi bir biçimde bir saldırı söz konusudur. Bu en son yaşadığımız olay bunun parçasıdır. Ve ben biliyorum ki Türkiye siyasal pratiğinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Bu ve benzer olaylar ve benzer tartışmalar devam edecektir. Bir yani sataşma iddialadın. var ona bir cevap verelim. Peki, sataşma var. Şimdi 2015-24 Temmuz'undan itibaren Türk milleti, Türk ordusu, Türk polisi, Vatan Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, PKK'nın hendeklere gömülmesinde beraber. Beraberiz. Türk ordusu, Türk polisi bu partiler beraber. Bir de bunun karşı tarafta PKK'yı kurtarmak isteyen hendekleri elini uzatanlar var. Onların da kimler olduğunu herkes biliyor. Arkasından FETÖ darbesinde 15-16 Temmuz gecesi Türk milleti, Türk ordusu, Vatan Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi orada da FETÖ darbesinin bozguna uğratılmasında yine beraber. Ondan sonra 26 Ağustos 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı Harekatı'nda yani Amerika'nın ve İsrail'in koridorunu yarma harekatında yine Türk ordusu, Türk milleti, Türk polisi, Vatan Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi beraber bir de tabi orada Amerika ve İsrail'in yanında olan Türk ordusu batağa battı, Orta Doğu bataklığına saplandı diyen Türk ordusunun yenilmesini isteyenler var. Onları da herkes biliyor. Onun arkasından Barış Pınar Harekatı, daha önce Zeytin Dalı Harekatı, bakın ben açıkça söylüyorum. Türk ordusuyla, Türk milletiyle, AK Parti ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile biz vatanı savunan ve Amerikan darbelerini bozguna uğratan bütün bu faaliyetlerde yani vatan savunmasında ve Amerikan gladiyosunun yerle bir edilmesinde beraberiz. Bana yönelen saldırılar da burada. Bakın ben şu anda Türkiye'de, şu anda demeyeyim, 10-15 senedir Amerika'nın, CIA'nın e, ve e, FBI'nin... Sayarken CHP'yi ayırdınız, bu da çok... E, e, buralarda bize yi, Yine ciddi bir iddia. Ay, ne ciddi iddiası gerçek bunlar yani görmedik. Amerikancı mi? kanada mı koymuş oldunuz acaba? Yani ben olgulardan bahsediyorum. Hiçbir e, yorum yapmıyorum. Şu kanatta bu kanatta demiyorum. Herkesin Barış Pınarı'nda, Zeytin Dalı'nda, efendim ondan evvel Fırat Kalkanı'nda hangi cephede, nerede olduğunu görüyoruz. Bazıları diyor ki bu Türk ordusu batağa battı, saplandı diyor. Bu ne demek? Türk ordusu saplanırsa haklı olacaklar. Bir de Türk ordusuyla, Türk milletiyle beraber Amerikan emperyalizmine, İsrail'e, onların üzerimize sürdüğü PKK'sına, IŞİD'ine, DAEŞ'ine karşı savaşan bir cephe var. Bir şey Bakın. şey sorabilir miyim? Da? Müsaade edin, bitireyim. Ee, başak böyle bir şey var. ve döneceğim başak size kadın. de bir ve e, ve devam edeceğim. Burada var. da niçin bana saldırıyor? Şimdi siz bir program yapıyorsunuz birdenbire programın gündemi değişiyor ve Perinçek aleyhtarı e, gelmişler. Tabii çünkü Cihası o Rubini devamlı Perinçek aleyhtarı Amerika'dan yönlendirilen bir Perinçek düşmanlığı var. Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Onun için bu tür saldırıları bu faaliyetleri de bu karalamaları da biz bu savaşın doğal psikolojik harp bağlamında bir sonucu olarak ve bir cephesi olarak görüyoruz onu söyleyeyim. Ee... Buyurun. Özden İki mi? şeyi anlamakta zorluk çekiyorum. Birincisi dediniz ki bütün bu süreçlerde, milli süreçlerde bir cephe var. Bir de onun karşısında gibi gözüken ya da en azından ona katılmakta imtina eden CHP var gibi bir formülasyon. Bakın CHP'nin adını almadım. Siz evet. o yorumu ya yaptınız. Da neyse. Demek evet. ki o var. Millet evet. İttifakı'nın tamamını belki de kastediyorsunuz. Bilemiyorum Hayır mi? bakın şimdi şunu söyleyelim. Türk ordusu girdiği zaman veya Türk ordusu PKK'yı hendeklere gömdüğü zaman Hendeklere koşup elini uzatıp oradan surda şurada burada çıkartmaya çalışmadılar mı? Kobani'ye koşup çiçekler vermediler mi? Bunlar hepimizin yaşadığı gerçekler. Veya kayyum meselesi. Ka kayyum atanması nedir? PKK'nın elinden o belediyeleri almak. Kimler peki PKK'nın belediyelerini Türkiye'de savunuyor ve hukuk devleti adına, demokrasi adına? Onlar da belli. Ben sadece gazeteci olarak evet. üç konuyu merak ettim. Birincisi, belediyeler. Sondan başlayalım. Kayyum meselesiyle ilgili beyanlarınızda. Peki bu insanlar neden aday oldular? Bir siyasi parti var, yasal gözüküyor, seçimlere girebiliyor, seçim kazanabiliyor. Oraya kadar hiçbir sıkıntı yok ama seçim kazandıktan sonra ne değişiyor da ve i̇şte o da oluyor yanlış. Orada. Aday olmaları da yanlış. Ha, aday yapılmaması tamam, lazım. Benziğimde. Yani HDP'nin tamam, kapatılma bu başka bir argüman. Bunu Bakın. anlarım. Ben hukukçuyum ve siyasi partilerin kapatılması evet, konusunda evet, ben merak ettiğim için Türkiye'de zaten. kitabı olan ve anayasa mahkemesinin evet. başsavcılığın devamlı göndermeler yaptığı kitapları olan bir hukukçuyum. Tek bu konuda e, otoriteyim ve HDP Türkiye'de anayasamıza göre ve siyasi partiler kanunumuza göre kapatılması gereken bir e, HDP parti. Tamam. Hani kapatılmadı. Peki kapatılmadı diye ona haraç toplama... Vinçlere, cenaze arabalarına bomba yükleyip polis e, karakollarının üzerine sürme, askerin üzerine sürme e, hakkını mı verelim? Kapatılmaması bir hata. Peki kapatılmadıktan sonra o zaman niçin savunuyoruz? Onun vinçlerle, cenaze arabalarıyla, hafriyat kamyonlarıyla bombaları doldurup askerin üzerine, polisin üzerine sürülmesinin niçin bu, bu gerekçelerle savunuyoruz? Çok anlamsız değil mi? Bu Hangi zannedip... cephedeyiz? Bakın burada şu var. Türkiye bir savaş veriyor. Biz neredeyiz? Efendim niye yapılmadı bilmem ne yapılmadı falan. Biz neredeyiz bu savaşta? O hafriyat kamronlarıyla, vinçlerle askerin üzerine bomba atanların yanında mıyız? Niçin onları savunuyoruz? Yoksa onlara karşı savaşan Türk ordusunun, Türk devletinin, hükümetin, Vatan Partisi'nin, Türk milletinin cephesinde miyiz? Soru bu. Peki kısaca ekleyeceğiniz var mı? Biraz önce seslendiğiniz için soruyorum Sayın Fırat. Şunu söyleyeyim. E, bugün Sayın Perinçey'in söylediğinin bir önemi yoktur. Zira mutlaka yarın değişecektir. Önemi yoksa Bundan niye ikide bir perinçek diyorsun? Önemi yoksa, başka şeyler önemi söylemişti. yoksa niye? Sizin başka Sizin şeyler Niye önemi yoksa Halk işiniz gücünüz perinçekle uğraşmak? Halk Partisi bu önemi yoksa niye Amerikan emperyalizmi, emperyalizmi cihaz devamlı perinçekle perinçek uğraşıyor? Cumhuriyet Halk Partisi... <laughs> Sayın Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede şu anda emperyalizmin çök, çözemediği ve çökertemediği tek kaledir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden, Kuvay Milliye'den ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nden, devrimlerden bugüne kadar doğrultu tutarlı olan tek partidir. Kuvayi Milliye'den yana olan bir parti, HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün yanında olmaz. FETÖ'nün yanında şey olmaz Kuvayi Milliye'ci. Hiçbir zaman, HDP'nin yanında olmaz, PKK'nın yanında olmaz. PKK Sayın olamaz. Perinçek, siz BK'ya giden bir insansınız. BK'ya gitsin çok doğru yaptım. Siz Orada PKK da PKK'ya karşı bir mücadele var tamam mı? Kürdistan, siz çok doğru yaptınız. birlikte kuracağız diyen Sizin insanlardan konu, Amerika birisiniz. Amerika'nın verdiği biliyoruz. o yüzden Cumhuriyet Halk Partisine verilen propaganda malzemeleriyle sözlerin, Tarihsel olarak, siyasal olarak, sosyolojik olarak hiçbir karşılığı ve ağırlığı yoktur. Sizin Türkiye devrimci hareketinde hiçbir ağırlığınız olmadığı için o kadar gibi. ağırlığım var Gümlet ki devamlı Halk bana Halk saldırıyorsun. Sözünde hiç O kadar ağırlığı, ağırlığı var ki sizi TİA yönlendiriyor belirteyim. ve devamlı Perinçeye saldırıyorsunuz. Ağırlığı olmayan adama saldırılır mı? Ağırlığım yoksa niye Perinçek diye başlıyorsun? Üstelik ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni zorlayan bir açıklama zorunlu, yaptım halde. Zorunlu muhatap atap alma diyelim. Sayın Perinçek. <laughs> ağırlığı zorunlu yok ama Perinçekle uğraşıyorsun. Zorunlu muhatap alma diyelim. Siz. Ee, ben size siz bak diye konuşma benden. Bir kere ben, sen Bakıyoruz diyesin. ve onların arkasındaki güçlere bakıyoruz. Eğer 2009'da Kozmik Odaya Cumhuriyet Halk Partisi döneminde mi girildi Sayın Perinçek? Ben o zaman hapisteydim. Sen bu ordun, dışarıda dolaşıyordun. Ordun, konuşma fazla. Ben o zaman kozmik hapisteydim. Kozmik ne hedef aldığı adamım ben. Evet. Bugün Ergenekon'un birinci bugün sanıyım. Ergenekon'un lideriyim bugün ben. Anladın mı? Kozmik Oda'nın ne defa aldı adamı? Bugün neredesiniz? Kozmik Oda'ya Perinçe'yi hedef 10 almak 10 için girdiler. Siz de devam ediyorsunuz Perinçe'yi hedef tabii. almak. Tabii, Evet. Kozmik evet. Oda da da sizin aleyhinize hiç kimse bir şey toplamadı. 2010 yılında da 2010 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi bir biçimde dizayn edilmeye çalışıldı. Sayın Kılıçdaroğlu eliyle o dizayn engellenmiş oldu. Ve bugün eğer Türkiye solunun, sosyalist hareketinin, devrimci hareketinin, sosyal demokratlarının iktidar olmamasının bir nedeni aranıyorsa o da emperyalizme boyun eğmemelerinden kaynaklı olmaktadır. Peki. Eğer Amerikan tezlerini Cumhuriyet Halk Partisi kabul etmiş olsaydı eğer Orta Doğu tezlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyet Halk Partisi kabul etmiş olsaydı, bugün başka bir tablo, başka bir iktidar olurdu. Allah Cumhuriyet Halk Partisinin bana Amerika'nın yanında kendi olmadığı bir, bir cephe gösterin. Aldı. Irak cephesi, o devrin, Suriye cephesi, Doğu Akdeniz Sayın cephesi, Fırat. Karadeniz cephesi. Devrin, Siz nerede Amerika'dan ayrısınız? Zaman Her yerde Amerika'nın yanındasınız. Dün ne söylemişse. <laughs> Her yerde. her yerde söylemişse bugün Her yerde Amerika'nın yanındasınız. Perinçek, Hendeklerde Amerika'nın yanındasınız. Fırat, Fırat Kalkanı'nda Amerika'nın yanındasınız. Oldu, Bir için Barış Pınarı'nda net kuran evet. hepsi ihanetçi oldu. Hepsi FETÖ ile hareket ettiler. Hepsi başka yerlere savruldular. Şu anda Ermeni tezlerini savunanlar da sizinle hareketinizde yer alanlardı. Şu anda federasyonun Ermeni soykırımını bitirdik biz. Çünkü Ermeni soykırımını Türkiye'de bitiren adamla Ağuz konuşuyorsun sen. Türkiye solunu Ermeni soykırımını Amerika savunanlar da sizin bir partinizde. Ve karşında Ermeni soy yalanını Perinçek, bitiren bir örümcek var. Anladın mı? karşı bu kadar peki. öfke dolusunuz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> devrimci özünden asla taviz vermedi. Ne opritonizme ne revizyonizme asla düşmedi. Peki. Sayın Şahin sizinle devam edelim. Şimdi bu tartışmadan yola çıkarak işte bu noktalara geldik. Beytinginiz ee, arttı mı? Tebrik bilmiyorum. ederim. Beytingi Çok güzel arttırıyorsunuz. Buyurun. Buyurun. Ya böyle ee, insanları Sayın davet Şahin ederek dinleyelim. buranın seviyesini indiriyorsunuz. Ben Ünal Çeviköz geldi diyecek zannettim. Yani kişisel olarak Sayın Fırat'a da bakın, saldırmış oluyorsunuz. Yani Bakın, buranın buranın Anlamında bazı ifadeler bakın, kullanmış oluyorsunuz. Bu şekilde yaparsınız. Siz evet. de bizim konuğumuzsunuz. Sayın Fırat da vermez. bizim konuğumuz. Ha, Dolayısıyla konuşulacaklar da belli. Ama reyting Kimden uğruna, belli? reyting uğruna milleti bu tür manzaralarla karşı... Bakın şimdi reyting karşı... uğruna diyorsunuz. Evet. Sayın Fırat'ın söyleyeceklerini ben vermiyorum eline. <laughs> Ona göre söyleyecek adamı biliyorsunuz. Sizin söyleyeceklerinizi de biliyoruz o zaman. Biliyorsunuz tabii. Yani bu kadar çünkü, hesap kurabiliyorsak ne ala bize? Çünkü alabiz? Ahmet Hakan'ın söylediğine göre Doğu Filinç'e... Biz sizin kelime şeyin... kelime söyleyeceklerinizi Başak biliyor hanım, muyuz Sayın Fırat? Başak Hanım müsaade eder misiniz? Öncesinde Abarak size soruyor muyuz mu? ne söyleyeceksiniz diye mesela? Bakın Ahmet Hakan bana... Sayın Perinç'e bana... saldıracaksınız vesaire gibi. Şimdi e ona bana... göre Yani seçiyorsun. lütfen yani öyle, öyle, ben, öyle bir noktaya geliyorsunuz biliyorum. ki. Başak Hanım e, isterseniz CHP's... ben devam edeyim. Ee... Başak Hanım CHP ilk kendisi saldırdı. Ee, bütün halkımız izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ilk kendisi saldırdı. Ben bunun üzerine cevap verdim. Şimdi bakın Başak söyler ee, misiniz? E Buyurun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir haber çıkartılmış, değil mi? He, çıktı bu meydana. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir tertip yapılmış. Bu konuşulmuyor. Doğu <laughs> biraz önce bu niye konuşuluyor diyordunuz ne? Hayır, tamam hayır, buyurun. Hayır, hayır şunun için Şahin. konuşulmasın zaten ben e, ona tavır aldım. Bu evet. bu dedikodularla falan kamuoyunu ben, e, CHP ile ilgili görüşlerinizi ifade ettiniz. Sayın Fırat da buna cevap verdi. Ben, Burada CHP ile ilgili onu koruyan görüşler söyledi. Evet. Teşekkürler. Onu koruyan yani, şimdi, görüşler söyledi. Aslında bu meselenin öyle çok basit bir mesele olmadığı kanaatindeyim. E, yani bu külleye giden CHP'li olayı öyle hani sadece işte bir gazetecinin bir başka gazeteciden aldığı e, kaynak haberle gündeme gelmiş öyle işte sıradan bir olay. Aslında böyle bir olay değil. Keşke bu meseleye biraz daha sakin kalarak yaklaşabilsek ama ben Ali Aydar Bey'i hakikaten hayretle dinledim. Yani e, öyle bir tablo çizdi ki kendisi burada e, herkes itiraf ediyor. E, suçlanan Muharrem İnce diyor ki ben gitmedim bu kumpas CHP Genel Merkezi'nde kuruldu diyor. Gazeteci diyor ki bana bunu CHP'den biri verdi diyor ama iş döndü dolaştı bu kumpası kim kurdu? Bu kumpas Millet İttifakı'nı dağıtmak için kuruldu diye bir anlam çıktı. Ee, bir kere bu külliyen yanlış. Bir de bakın ben bu kötü olayları hatırlatmak istemiyorum da Çubuk'ta Sayın yönelik o saldırıda hakikaten Kemal Bey... E Devlet tarafından korunmuştur. Orada Milli Savunma Bakanı'nın korumaları olmasaydı Kemal Bey oraya dört tane korumayla gitmiştir. Ben bunların hepsinin Sayın haberlerini Fırat yaptım. Sayın Fırat'ın iddialarının çok ağır olduğunu ya, ifade Ya tabii çok ağır. Şimdi orada eğer Kemal Bey gerekli güvenlik önlemleri alınarak çubuğa gitseydi o olay olmayacaktı. Meclisteki saldırıdan bahsediyor. Hakikaten bir genel başkan CHP gibi bir partinin tek genel bir başkanı var mı neden sürekli bir soruşturma Bir tamamlasın, bir tamamlasın. Bir neden sürekli tek bir gözaltı, tek bir neden tek sürekli bir var mı? saldırıya uğruyor mecliste? 18 bir sorusu kişi geldi. Mi? Tek bir gözaltı var mı gibi bir soru geldi. Bu İstersin konuda soruşturma, devam ediyor. soruşturma, de olarak... soruşturma Bakın, devam ediyor. Kendisi de biliyor. Soruşturma devam ediyor. Parti parti bir rapor hazırladı Çubuk olayıyla ilgili. İçişleri Bakanlığı da bununla ilgili bir rapor hazırladı. <laughs> Basında yer aldı. Detaylarına girmeyelim. Ama o gün Türkiye gerçekten uçurumun kenarından döndü. İyi ki Kemal Bey o gün orada bir şey olmadı. Çünkü tehlikeli bir provokasyondu. Çubuk olayı tehlikeli bir provokasyondu. Fakat çok ciddi bir güvenlik zafiyeti vardı. Kemal Bey'i oraya dört kişiyle çubuğa o cenazeye götürenlerin de bir irdelenmesi gerekiyor. Orada Milli Savunma Bakanı'nın korumaları kendisine o öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Kemal Bey'e Artvin'de bir suikast oldu, bir Mehmetçik şehit oldu. Şimdi Ali Bey hani bazı şeyleri söylüyor, haklı olabilir Kemal Bey'e yapılan saldırılar tabii ki kabul edilemez ama bu devlet Kemal Bey'i koruyor. Yani onu bir kere bir altını çizelim. Hani korunmuyor Kemal Bey ifadesi çok doğru bir ifade değil. E, bu, bir, bu, bu bir lütuf değildir. Bu bir ya, tabii lütuf ki değildir. lütuf değildir. Alayda her şeyi bu yani böyle değildir. bir karşıtlık yani, üzerinden bütün, tartışacaksak. Bütün yurttaşları korumak devletin sorumluluğudur. E, tabii ki devletin sorumluluğudur. Sayın Kılıçdaroğlu'na şehit cenazelerine gitme diyen bir İçişleri Bakanı vardı hatırlıyorsanız. Ve Ala o -Aydar olay Bey. bundan sonra meydana geldi. Alayda Bey asıl gündemimiz bu değil. Aynı yayınladı, yayınladığı raporda Kemal Bey'i suçluyor. Aynı bakanlık yayınladığı raporda Kemal Bey'i suçluyor. Bütün bu olaylar olurken Cumhurbaşkanı'nın bir geçmiş olsun mesajını siz duydunuz mu? Devletin Peki. başı olarak. Buyurun. Şimdi bu külliyeye giden CHP'li iddiasına gelince bakın 2009 yılında aslında Türk siyasetini daha o zaman dizayn etmeye çalıştılar. Ne oldu? Bir de Rahmetli... Sayın Fırat'ın sorusunu da isterseniz cevaplamak isterseniz atlamayalım öz geçmiş olsun mesajı vesaire gibi bazı noktalara temas yani şimdi mi? siyasi parti liderlerinin devlet büyüklerinin aralarındaki ilişkiye dair benim bir yorum getirmemi benden niye bekliyor onu anlamış değilim açıklama, e, açıklama ya, yapıldı ya, e, ben hakikaten <laughs> konuyu nereye çekmeye çalıştığını da ben anlamış değilim yani burada bambaşka bir şey konuşuyoruz bir kez daha vurguluyorum bütün açık kaynaklar diyor ki bu kumpas Muharrem İnce söylüyor. CHP genel merkezinde kuruldu diyor. Gazeteci diyor ki CHP'li birinden aldım diyor. Biz dönüp dolaşıyoruz. Çubuğa geldik. <laughs> e, dönüp dolaşıyoruz. İşte burada Millet İttifakı dağıtılmaya çalışılıyor. Ya kim sizi dağıtmaya çalışıyor? Niye dağıtacak? Bu kadar kırılgan bir yapı mısınız? En ufak şeyle dağılıyorsunuz. Bir de bunların aslında bence e, gündeme getirmesi lazım. Bakın Başak Hanım 2009 yılında FETÖ Türk siyasetini dizayn etmeye başladı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli bir e, helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra ne oldu? 7 Mayıs 2010'da Deniz Baykal olayı patladı. Nisan 2011'de MHP'ye kaset kumpası. Bir düşünelim. En son 15 Temmuz'da e, bir darbe girişimi. Bütün bunlar zaten Türk siyasetini dizayn etmek için yapılan hamlelerdi. Ben bu olayı çok önemsiyorum CHP'deki bu olayı. Yeniden birileri bir güç e, Türk siyasetini dizayn etmeye çalışıyor olabilir. O yüzden bu meseleye ben daha böyle bir e, bütünlük içerisinde o onu dedi bu bunu yaptı geçmişte şu şöyle oldu böyle oldu mantığından değil de yeniden biz bir siyaseti dizayn Projesiyle karşı karşıya mıyız? Bunun sonuçları diğer partileri de etkiler mi? Bence bu perspektiften bakmakta fayda var. Basit bir olay olmadığı kanaatindeyim. <laughs> yani bakın burada e, bir taşla iki kuş vurulmaya çalışılıyor onu da söyleyeyim. Birincisi Muharrem İnce'ye başka bir isim. Eğer olur da CHP kurultayında Kemal Bey'in karşısına çıkacak olurlarsa onlara damgayı bugünden vuracaklardı. Neydi o? İşte külliyenin adamı. İkincisi de şu. Barış Pınar harekatından sonra toplumsal destek bu harekata %81'lerde. Yani Türkiye uzun yıllar sonra ilk defa birlik beraberlik anlamında çok olumlu bir hava yakaladı. E, ve maalesef birileri bu havanın sanki iktidar partisine yarayacağı, iktidar partisinin buradan e, bir mevzi kazanacağı, alan kazanacağı gibi bir endişeye kapıldı. E, ve dolayısıyla burada bir taşla iki kuş vurmak için bu kumpası bence bu süreçte gündeme getirdiler. Yani benim gördüğüm en yalın haliyle Peki, o olaya dair okumam bir bu. Bir taşla vurulan iki kuş kimin işine yarıyor yani özetle Türk siyasetini gibi? dizayn edip e, Türkiye'de e, ki bu e, siyasal iktidarı Cumhur İttifakını zayıflatmak hedefini güdüyor bu. Başka hiçbir açıklaması bir şey yok. Sorabilir miyim Zaferciğim? Diyelim ki bu haberin kaynağı Talat Atilla değildi de sendin ya da bendim. Biz Meclisteki, şu anda heyetteki iki gazeteci biziz, diğerleri... Yani, doğru ama sizin siyasi kimliğiniz baskındır tabii ki, yani vekillik yapmış bir gazetecisiniz. Ee, böyle bir e, çerçeve oluştuğu zaman ben haberin kaynağını açıklardım derdim ki bana bu haber şu kişiden çok geldi. Çok doğru söylüyorsunuz. Sen o zamanım, açıklamaz mıydın? Ben ni bakın şöyle zaten bu neden gazetecilerin bu, bu sadece Talat Burada bir değil, tuhaflık bakın, yok değil bakın çok büyük bir tuhaflık var. Uğur Dündar neden açıklamıyor? Ben size soruyorum. Haber bana da geldi diyor. Candaş Ona ama Talat Atilla'dan. Hayır gelmiş. bakın Candaş Tolga Yeşar Beşiktaş CHP'den birilerinin söylediği söyleniyor. Değil mi? Bence Rami Turan da dahil bütün gazetecilerin e, bu ismi geçen gazetecilerin kendilerine bu haberi kim getirdiyse açıklamak Söylediğin ismi tamamını doğru... Talat Atilla telefon açmış. Hayır, e, birisi... Canlaş Tolga Işak galiba Beşiktaş Belediye Meclisi'nden CHP'liler bana söyledi diye bir açıklaması var diye hatırlıyorum. Fakat Talat açıklamalarında ben Kılıçdaroğlu'yla da konuştum ifadesi Şimdi... var Kılıçdaroğlu Hayır, Kılıçdaroğlu'yla konuştum ifadesi yok. Bir şekilde Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu doğrulattım. doğrulattım. Bakın zaten yani olayın... Çok muallak ifadeler Özlemem. bunlar. Yani ben bir gazeteci noktası... olsam şak diye derim ki, arkadaş ben yanıldım, bana böyle bir haber geldi, kendim kullansaydım, kullanmadım. O da bir soru işareti. İşte ona buna söyledim. Onlar da yanıldılar, yazdılar. E, i̇şte, olay bu noktaya geldi. Olayın kritik noktası. Bütün o. Türkiye bunu konuşuyor. Atilla ya Atilla ben çıkarım derim ki arkadaşlar, bana da şu kişi söyledi. Kılıçdaroğlu doğrulamış işte haberin. Hayır bakın. Çıktı. Ama bilmiyoruz ki. Talat Atilla'nın Ama tabii şimdi. O da şöyle. doğrulamadım demesi. De. Doğrulamadım demesi. Başak lazım. Hanım, Talat Atilla'nın bir şekilde doğrulattım Kemal Bey'e doğrulattım dediği o kişi kim? Yani zaten Aynen o ortaya öyle. çıksa o, kişi kim? o belli olacak. İşte e, bu, bu tartışmada bitecek zaten yani. CHP içerisinden biri diyor. Yani başkanlığı CHP... seçimin sonrasında da işaret ederek İnce'nin bazı e, biliyorsunuz yorumları var. Yani o orada neler yaşanmış. Bu ya, mücadelesi evet. yani. E, Burada o... da kumpası <laughs> o isimlerde aramak lazım gibi bir göndermesi de var. Ya şimdi şöyle bunlar CHP'nin hakikaten iç işleri ve çok feci bir şekilde karışmış görünüyorlar. Muharrem İnce'nin ben e, yakın ekibinden Şimdi ben bunu söyledim ya, Aa gördünüz mü İşte bakın Muharrem İnce'nin yakın ekibi Zafer Şahin'le görüşmüş diye bazı akla evveller yorumlar yapabilir ama biz gazeteciyiz, herkesle görüşüyoruz. Benim duyduğum, duyumum, kulisim onu söyleyeyim size. Muharrem İnce uzun zamandır ta Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bunu zaten katıldığı programlarda da söyledi. Kendisine yönelik genel merkezde bir ekibin böyle iftiralarda bulunduğunu söylüyordu, dile getiriyordu. Bu kumpasın da yine o ekibin işi olduğunu söylüyor. Ee, o ekipte olduğu varsayılan kişiler de Muharrem İnce'yi suçluyor. Bu yani CHP'nin artık kendi iç işi ama ben bunun sadece CHP'nin iç işi olmaktan başka dediğim gibi Türk siyasetinin tamamına yönelik bütün siyasi partileri yönelik bir komplonun da ilk adımı olabileceği kanaatindeyim. Buyurun Sayın Okumuş. Ee, e, Muharrem İnce'nin bazı ifadelerini de ben aktarayım son açıklamalarından. Şimdi biraz önce ee, yine FETÖ ile mücadele meselesi gündeme geldiği için FETÖ'den her partinin etkilenebileceğine işaret ettiğince... Türkiye'de FETÖ varsa bir partinin bundan nasibini alması diğerlerinin almaması mümkün değildir. CHP'de bundan nasibini almıştır. CHP'yi FETÖ ile geçirdi yakışık laflar değildir. Bu burada bitmez. Bunu çözmeden CHP yola devam edemez. CHP'nin temiz siyaset deme hakkı ortadan kalkar. İstifaya değil çözmeye davet ediyorum Sayın Genel Başkanı. Ben buradayım emrettiği zaman giderim. Bu tezgah bu komplo çözülmeden... Türkiye'de CHP'siz temiz siyaset yolculuğu yara, CHP'nin temiz siyaset yolculuğu yara alır diyor. Evet. CHP'nin e, içinden FETÖ suçlamaları CHP'ye geliyor. Şimdi söylediğimiz zaman heyecanlanıyorlar ama CHP'nin kendi içinden en yüksek düzeyde insanlar FETÖ suçlamaları yapıyor. Aynı suçlamalar AK Parti'nin içinden Şimdi, iki bu, ayrı kadro o da, da yapıyor. yapıyor. Yani ama AK Parti yeri, zaten yani, onlarla koalisyon şey yaptı. FETÖ ile AK Parti koalisyon Yani yaptı. siz söylediniz ben demedim. Evet koalisyon evet. yaptı siyasetimiz eğer FETÖ ile mücadelede ona zemin oluşturan, ona destek veren, onunla el ele olan, onunla bir şekilde açık veya gizli iş ilişkisine giren veya gönül ilişkisine giren kimler varsa siyasette oraya uzanabilseydi, oraya bir kapı aralayabilseydi belki bunlar şimdi daha az tartışılı olurdu en azından. Ama maalesef siyasi alana girilmemesi için çok üstün bir gayret var ve siyasi alanı bir karartmaya çalışma e, çabası var Türkiye'de. Bu bir gün umarım olacaktır gerçekleşecektir ve o Türkiye'yi uluslararası işbirlikçi bir anlayış içerisinde emperyal güce teslim etmeye çalışan din sömürüsünde azami derecede yaparak gerçekleştirerek. Milletimizi kandırmaya çalışan bu çetenin siyasetteki işbirliklerileri böyle de çıkacaktır. Şimdi buradan giriyorum. Evet. Her şeyden önce bu devam ediyor. Bakın ben çok şaşırıyorum buna. Daha dün Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'de bir cami açılışında bulundu ve cami açılışının arkasındaki yer alan isimlerin 15 Temmuz'dan önce değil sadece, 15 Temmuz'dan önce bile soruşturma açılmış haklarında FETÖ ile ilgili. Sonra tekrar açılmış, okulları kapatılmış, gazeteleri varmış, gazeteleriyle ilgili kapatılma olmuş. Bir yıl inanılmaz derecede birbirini tamamlayan bir takım gelişmeler olmuş, yaşanmış ve gözaltına alınıyorlar, içeriye alınıyorlar, çıkıyorlar falan böyle enteresan şeyler ve burada Sayın Cumhurbaşkanı'nı bile bir anlamda tabiri caizse aldatabiliyorlar ve bu açılışı yaptırabiliyor. Bu çok ciddi bir e, gelişmedir ve bu siyasetimize FETÖ'nün, ben Sayın Cumhurbaşkanım buna bilerek girdiğini bir söylemiyorum. Bu iddianız bakın. var yani çok şu ciddi anda. Bir, bu, yani bu hani o iddialar ne oldu, bahsettiğiniz isimlerle ilgili. siyaset sahnemizindeki ve FETÖ ile mücadelede yer alan çok ciddi arkadaşlarımız da ifade ediyorlar. Bunu boşuna konuşmuyorum. Dolayısıyla yeri geldiği için söylüyorum. Bu akşam da hiç bunu söyleyeceğim aklımdan geçmez. Yani kafama kurarak gelmedim buraya ama FETÖ ile mücadele Türkiye'de maalesef bütün siyasi partilerin ortak bir mücadelesi olarak samimiyetle ele alınması gereken bizim gibi arkadaşlarımızın da çok küçük örneklerden yola çıkarak istismar etmemesi gereken şeydir. Bundan utanırım. Peki. Şimdi buradan geçelim şeye. Evet. Gelelim bir şeye girmek istiyorum yalnız. Amerikan karşıtlığı demek öyle lafta olacak bir iş değildir. Amerikan karşıtlığı demek Türkiye'nin Türkiye'nin milli mücadeleye dem bu tarafa alın teriyle, kanıyla, canıyla, varlığıyla her türlü politikasıyla ortaya koyduğu faraza Ege'deki adalarına sahip çıkmak demektir. Amerikan karşıtlığı demek, Amerikan karşıtlığı demek misaki milli sınırları içerisinde yalan ve Türkiye'nin kızıl elmalarından bir tanesidir diye ısrarlı bir şekilde zaman zaman vurguladığım Süleyman Şah Türbesi'nin yerinde bulundurmak demektir. Amerikan karşıtlığı demek bir 29 Ekim'de kapılarını açarak PYD'lileri içeriye alıp yedili biçirip ondan sonra Davuzunnalal Zunnalal Aynel Araba yani Kobani dedikleri öz bir adı üzerinde yani ne toprağı kimin kimlerin daha yoğun yaşadıkları belli oluyor. Arapların yaşadığı bir yere başkalarının el koyarak küstahça çökmelerini sağlayabilecek bir oluşuma önderlik etmek değildir veya göz yummak değil. Sayın Perinçe'nin tanımlaması üzerine mi bunları söylüyorsunuz? Ben Sayın Perinçe'ye muhalefet olsun diye demiyorum. Benimle alakalı. Ben açıyorum yok, biraz. Yani. Öyle bir Amerikan şey. karşıtı. Biz bir şeyi konuşuyoruz. Amerikan karşıtlığı demek. O Amerika Ben biraz yani. daha devam ediyorum. Amerikan karşıtlığı demek. Bizim burnumuzun dibinde son yıllarda hızlı bir şekilde yayılan NATO kuşatması var. Balkanlarda, Gürcistan'da bu kuşatmalara karşı Türk milletini uyarmak demektir. Amerikan karşıtlığı demek küreciye, İsrail'i koruma amaçlı radar üssü kurmak demek değildir. O kadar çok çoğaltabilirim Peki, ki bunları. Şimdi buradan konumuzda yola konumuzda çıkarak olacaksak. siyasi partilerimizi kategorize etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani son zamanlarda e, burada açacağız. Belki konuşabiliriz. Yani e, siyasi partilerin içerisinde bence Türkiye'de ayırt edilmesi gereken zihniyet olarak da eylemsel olarak da HDP'dir. Ve dolayısıyla HDP'nin PKK ile işbirliği, HDP'nin hem görünür işbirliği hem de kafasaların kafalarının ardına saklayarak oluşturdukları gizli işbirliğiyle nelere hedef, nereleri hedefledikleri hepimiz için malumdur hiç bunu e, tartışmaya bile gerek duymuyor ama bunun dışındaki siyasi Bir partilerin içerisinde gidelim, bulaşmış konumdayım. insanlar olabilir. Kafası karışık insanlar olabilir ki vardır da. Ama bunlardan yola çıkarak siyaset sahnemizi e, daha e, sakin bir şekilde peki. e, ikaz etmeyenin faydalı olacağını düşünüyorum. Peki. peki. değil. Bir şeye geleceğiz. Ee, kısa bir ara vermek zorundayız yalnız. Birazdan devam Halk Partisi'nin bu kaset gireceğim. Gireceksiniz bu saate ama kadar birazdan bir şey işte. çok sabırla ara vermek bekledim. vermek zorundayız. Asıl önemlisi Okumuş, Cumhuriyet Halk Partisi buraya nasıl? Siz ara gayet iyi diyorum. Zorundayız. Ondan sonra o, bir devam edeceğiz. Bir müsaade edin bir ara verelim devam edeceğiz. Ee, bir de yeni bir gelişme var. Onu da döndüğümüzde e, aktaralım. E, Uğur Dündar'ın açıklaması. Ya da kısaca bahsedelim, dürüstlüğüm gereği zorunlu açıklama iktidarı Tuncay destekleyen Özkan bir Bey. gazeteci bana haberi getiren kişinin tüm Tuncay Özkan olduğunu, benim teklifi reddettiğimi yazıyor. Özkan'la yaklaşık iki yıldır ne görüştüm ne de telefonlaştım <laughs> iddia doğru değil. Talat Atilla'ya en yakın CHP'li araştırılsın. Buradan devam edeceğiz. Akıl Çemberi devam ediyor. Konuklarımız Özlem Gülses, Nazif Okumuş Doğu Perinçek, Zafer Şahin, İsmail Çağlar ve Ankara'da Ali Haydar Fırat'la birlikteyiz. İsmail Çağlar sizin de ilk değerlendirmelerinizi alalım. Sabrınız için de teşekkür ediyoruz. Bu tartışma kime ne kazandırır? Kazandırır mı? Gördüğünüz kumpas iddialarında kim daha haklı gibi size göre? Şimdi e, öncelikle bu tartışma bizi niye ilgilendiriyor? Kendimce oradan başlamak isterim. Bu tartışma bir CHP'nin iç meselesi olsaydı gerçekten bazı sayın konuklarında söylediği gibi bizim bu kadar üzerinde uzun uzadıya konuşmamamız gerekirdi. Kamuoyunu ilgilendirdiği kadarıyla takip ederdik. Ama bu tartışma nasıl CHP'nin iç meselesi olarak kalırdı? Ben burada kronolojiyi hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu CHP'ye yakın CHP destekçisi bir gazetenin başyazarı tarafından Çıkıyor bu haber, <laughs> bu haber çıktıktan sonra Külliye ve AK Parti kaynakları kesin bir dille haberi yalanlıyor. Ondan sonra da e, Sayın Kılıçdaroğlu yine e, CHP'yi destekleyen bir televizyon kanalına çıkarak bu haberi doğrulayan bir açıklama yapıyor ertesi gün. <laughs> Mesela o gün sabah Sayın Kılıçdaroğlu o televizyon programına çıktıktan çıktığında e, Sayın Cumhurbaşkanı'na, e, ithamda bulunmanın <laughs> cazibesine kapılmasaydı ve yani ben böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyorum ya da dedikodular üzerine kaynağı meçhul söylemler üzerine e, ben kendi partimden üstelik de adı genel başkanlık için geçen birisini itham etmeyi uygun bulmuyorum. Bu mesele netleşirse, somutlaşırsa birazcık biz bununla ilgili partimizde disiplin mekanizmalarını <laughs> işlettiririz ama şu an bu eldeki dedikoduya yakın verilerle e, ben bunun üzerine düşmek istemiyorum gitmek istemiyorum deseydi bu mesele gerçekten kapanırdı e, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iş meselesi olarak kalırdı Öncelikle bunu tespit etmek lazım Tabii güzel konforlu bir alan e, meseleyi siyasi rakiplerin üzerinde yıkıp onun üzerinden tartışmak güzel rahat konforlu içerideki tartışmayı perdeliyor ama yani e, benim bildiğim kadarıyla zafer Bey sızdırmadı takvim gazetesinin yazarı olarak Hayır şöyle olarak. De diyebilirdim. Ee, yani ben bunu, bunu iddiayı gündeme getirdim. Kemal Bey'e doğrulattım da diyebilirdim yani. yani öyle bir hale geldik. Bakın ne kadar çıkış trajik. kaynağı, var. haberin çıkış kaynağı C Kılıçdaroğlu'nun Türk basının miral gemisi olarak nitelediği bir gazetenin baş yazarı. E, haber çıktıktan sonra hani üstüne yıkılmaya çalışılan AK Parti cenahından bir yalanlama olmasına rağmen Birileri görüştü, ben isimleri biliyorum ama açıklamak istemiyorum diyen de CHP tarafı. Dolayısıyla eğer bunun böyle CHP'nin içine dönük bir komplo, işte iktidar tarafından, AK Parti tarafından düzenlenen bir şey olduğundan rahatsız oluyorsa, e, Cumhuriyet Halk Partisinde kendini yakın hissedenler ya da CHP'liler, e, bunun faturasını da bir zahmet e, dönüp bu haberin yayılma silsilesine bakarak önce bu gazeteye, daha sonra CHP Genel Başkanı'na ve daha sonra Muharrem İnce'ye kesmeleri gerekiyor. Keza pazar günü o basın açıklamasını Yalova'da e, köydeki evinin, e, o güzel evinin güzel bahçesinde bütün gazetecileri oraya toplayarak da bir AK Partili yapmadı. Yani AK Partili'nin açıklamalarını doğru olarak kabul etseydi Cumhuriyet Halk Partililer bu tartışma çoktan kapanmıştı. Özlem Hanıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel kavramları vurguladı. Şeffaflık, güven ilişkisi ve güven ilişkisi ve hesap verilebilirlikten bahsetti. Ve gerçekten olayın gazetecileri ilgilendiren boyutunda bu üç kavram ekseninde bir analiz yaptı. Benim de katılacağım ve oradan tutup fakat devam ettireceğim bir analiz. Eğer şeffaflıktan ve hesap verilebilirlikten bahsediyorsak dönüp şunu sormamız lazım. Eğer herkes şu an bunun bir komplo olduğunu, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini düşünüyorsa, evet gazetecilere kaynağınızı açıklayın dememiz lazım ama bu gerçekmiş gibi buradan yola çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabahat bulanların da hesap verilebilirlik adına, şeffaflık adına bir öz yapması gerekiyor. Keza yine hesaplık, hesap verilebilirlik, şeffaflık ilkeleri üzerinden devam ettiğimizde Sayın Kılıçdaroğlu'na ya gerçekten o isimleri biliyor muydunuz? Yoksa önünüzde böyle bir şey gelince fırsat bu fırsattır diyerek bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmak için mi? Evet külliye bunu yapıyor biliyorum dediniz diye. Aynı soruyu ona sormamız lazım. Keza bir soruyu da Muharrem İnce'ye sormamız lazım kamuoyu açısından. Muharrem İnce şimdi CHP Genel Merkezi'ni bu tabloyla ilgili eleştiriyor. Fakat çok benzer bir tutum takınıyor. Yat çetesi sanırım kullandığı ifade ifadeden de yapalım. bir yalnız evet. yanlışlık varsa düzeltirsiniz. Birilerinden bahsediyor. Yatta tatil eden birilerinden tatil yapan ve bu işi onların yaptığından bahsediyor ama açıklamıyor. Yani şeffaf yani bazı isimlerden de çok sert reaksiyon yani, gelince CHP'den. Yani şimdi içinden. meseleyi kapayacaksak kapayalım. Şeffaflık üzerinden, hesap verilebilirlik üzerinden devam edeceksek de oturup bunları konuşalım ki mesela açıklığa kavuşsun. Herhalde şu an meselede netlik olan açıklığa kavuşan tek şey Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının ilk günden beri söylediği şeyin doğru olduğu böyle bir geliş, görüşmenin gerçekleşmedi. Şimdi sırayla tüm aktörlere, gazeteci, siyasetçi, sırayla tüm aktörlere alalım ele ve bu soruyu soralım. Tüm bu karmaşa içerisinde Sorun şu. Bakın, e, kadına karşı şiddetten bahsettik. Oraya bir gönderme yaparak devam etmek istiyorum. Tek sebebi bu değildir ama fiziki biyolojik olgunlaşmasını tamamlayıp ruhi olgunlaşmasını tamamlayamayan erkekler vardır ve devamlı etraflarını suçlu olarak gösterirler başlarına gelen şeylerle. Kimi i̇lgili yok. Bir örnek bu. Kimseyi kastetmiyor. Bir olgudan söz ediyor. Ve dönüp Bununla ilgili en zayıf gördükleri kişiden kendi kabahatlerinin hıncını çıkarmaya çalışırlar. Ve maalesef bu kadına şiddet olarak döner eğer etraflarında görece zayıf bir kadın varsa. Şimdi dönüp bütün meseleyi AK Parti'ye bağlamak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlamak bunun gibi bir tutum. Yani meselenin çıkış kaynakları Peki. belli. Bunun üzerinden okumamamız gerekiyor. Benim var. hakkım varsa... Tabii. tabii vardır da ben beklemiş olmaya sığınarak bir şey daha ee, bir söyleyeyim. <laughs> Şimdi bakın yani niye ilgilendiriyor bu bizi? Bu bizi siyaseti nasıl yapacağımızla ilgili bir mesele olduğu için ilgilendiriyor. Siyaseti dürüstçe mi yapacağız? Şeffaf mı yapacağız? Yoksa siyaseti hadi yalan demeyeyim şey yapmayayım o kadar ağır bir kelime koymayım, kullanmayayım da gerçeğe aykırı beyanlar üzerinden mi yapacağız? Şimdi bu mesele gündeme geldiğinde biz şunu öğrendik değil mi? Az buzda bir oy değil %38 oy almış bir sayın cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının hastayım diye bir mitinge çıkmadığını, halbuki kamuoyuna gerçeği söylemediğini, orada hasta değil, başka bir parti içi mücadele sebebiyle o mitinge çıkmadığını Peki. öğrendik. Dolayısıyla yani konuşmak evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işi olarak kalsaydı bu bunu konuşmanın çok fazla bir faydası yoktu. Ama bugün bu meseleyi konuşmak bize Siyasette Siyaset yapış söylendi. biçimiyle ilgili, evet. ilgili çok şey Peki. anlatıyor. Peki ee, buyurun Sayın Gürses ama ben şu açıklamaları i̇sterseniz da de bu cevap hakkı diyor. olduğu için. Ya aslında çok cevap hakkı buyurdu. yok çünkü İsmail Bey çok fazla beni ya da gazetemi bağlayan bir ithamda bulunmadı. Bir cevap hakkı yok. Bir tek şunu düzeltmek isterim. Siz CHP'nin, CHP'lilerin okuduğu gazete diye bahsettiniz. Sözcü gazetesinden orada yanılırsınız. Çünkü bugün daha yeni yayına çıkmadan önce tiraj raporlarına baktım ki bunlar şeffaf raporlar MedyaRadar.com'da her hafta yayınlanan raporlar. Orayı tıklarlarsa ve tiraj raporlarına bakmak isterlerse şu anda bizi izleyenler sözcünün bugün de dün de geçen hafta da ...bütün tiraj raporlarında birinci sırada olduğunu görürler. Bugünkü tiraj raporunda da 247 bin tirajla Sözcü gene e, Türkiye'de en çok okunan gazete. Ha buradan şuna varacaksak eğer en çok CHP'li seçmen gazete okuyor onu bilemem. Ama sadece bu rakam bile bence <laughs> e, Türkiye'de bütün seçmen e, katmanlarının bizim gazetemizi okuduğunu gösteriyor. Birincisi bu. İkincisi e, editoryal özgürlük esastır Sözcü gazetesinde. Ben 4 yıldır çalışıyorum Sözcü gazetesinde. Yazılmasındaki ilk deneyimim daha önce ben ekranlardaydım. Malum nedenlerle uzun süredir ekranlarda yokum. Ee... Bugüne kadar yapmak istediğim ya da yaptığım röportajlarımla ilgili bir tek gün bile genel yayın yönetmeninden ya da patron seviyesindeki yöneticilerden herhangi bir engellemeyle karşılaşmadım. Canım kimin ne istiyorsa onunla röportaj yaptım ve ne yazdıysam Peki. o yayınlandı. Benzer şekilde köşe yazarları da aynı durumdadır. Hatta o kadar ki zaman zaman altta silinmesinin unutulduğu, bunu Uğur Dündar anlatabilir, cümleleri bile yayınladığımız olmuş. Ama şöyle bakın tamam herkes her istediğini yazıyor da, Böylesine büyük bir olaya sebebiyet vermiş bir köşe yazısını yani biz editoryal bağımsızlık olarak geçiştirecek miyiz? Yok geçiştirmiyoruz yani, zaten söylüyoruz. 147 hiç. bin tane tiraj var İyi güzel <laughs> e peki bu haberle manipüle edilmeye çalışılan yanıltılan CHP tabanı ne olacak? Değil mi? E, tabanı bu öyle haberle, öyle kolay manipüle haberle, edilen bir öyle taban mi? değil yani. Nasıl, nasıl değil? Görüyorsunuz nasıl değil, işte değil? herhangi başka bir değil? siyasi partinin yani yalan olduğu ortaya Zaferci, çıkan bir haber. Rahmi Türen çıkmış. Bir haberle, demiş ki bu haber adam, yalan. Bu arada, kandırıldım. Kaynağı Talat Atilla. Talat Atilla çıkmış. Doğrudur. Ben söyledim. Ben yazdırdım. Ben Bakın, aradım. Uğur Dündar çıkmış. Beni de aradılar. Valla ben, ben ya size ya daha, söyleyeyim mi? Daha ya. ne kadar şeffaf olabilir ki bir gazete. söylediğinin bir kıymet harbiyesi yok. Niye? Hepsi kaynağı biliyor. Hepsi de kaynağın ismini vermiyorlar. Bu bir. İkincisi Veriyorlar, Başak Hanım. Veriyorlar talat atilla hayır, onların hayır. Başak Hanım, şu da, şu kaynağı. Hayır. Zafer Şurada kaynağı. çok talat önemlidir. atilla başka biriyle şu konuşmuş. Çok Hepsi Bu çok enteresandır. Bu haber çıkıyor. Konuşmuş. O haberden kısa bir süre önce Kemal Bey diyor ki artık basının amiral gemisi Sözcü gazetesidir diyor. Arkasından Sözcü gazetesi e, ama böyle bir ortada. böyle bir manipülasyona imza atıyor. Peki ben sonra Peki sıkıyor. şunu da Suçlu Peki, iktidar Zafer, oluyor. Zafer şunu da AK açıklar mısın? Ben öyle bir şey yani, demedim. Ben, ben suçlu AK Parti falan demedim. Bakın, ben de sana gazeteci değil. olarak o zaman gazete şunu soruyorum. Sen... Yani Hayır, bir eğer bir siz okuyucusunu, okuyucunuzu böyle Zafer yanıtıyorsunuz. Zafer'cim sen haberlerin arkasında ayrı bir senaryo arıyorsun ama bugün çok tuhaf bir şekilde mesela Kemal Kılıçdaroğlu verdiği röportajı Hürriyet'te vermiş. İsmail Saymaz'ı tercih etmiş ve Hürriyet'te bugün kendisi manşet. E ne, Bizim ne, gazetemizde nereye varacağız? de varacağız? Muharrem İnce manşet. Şimdi buradaki manipülasyonu bir de deşifre edelim bakın, o zaman. ben size şöyle Buradan zaman Yani her özlemedim. habere, her manşete şu, böyle komplo teorileriyle mi bakacağız? o zaman biz nasıl gazetecilik yapacağız ben bir yani? Böyle şey olur Ben Allah 5 yıl zaman. çalıştım. Yazı işleri müdürlüğü yaptım. Bakın şu doğru değildir. Her köşe yazarı yazısını gönderir, aynen sayfaya konulur. Böyle bir dünya yok. Valla bizi aynen böyle hayır, bir dünya hayır. var. Yani, yaz, bakın yazı işleri müdürleri gerçekten niye, yani. niye var? böyle bir dünya var yani. İstersen o yazılar ya, okunur. Öyle şey olur okuduk mu Okuduk tabii ya. ki hepsini okuyor şey tabii ki yazı işleri de gene. tabii dışında, ki de okuyor. Dışında, hadi bakalım 2 3 haber yapalım. Ne diyecek peki Rahmi Turan ne diyecek ki? 80 yaşında bir gazeteci genel yayın bakalım. yönetmeni Rahmi abi sen bu yazıyı yazmışsın ama Bakın. Yani böyle mi ben diyecek ben yani? Bizde bu işler böyle çalışmıyor. Gazetecilik tekniğini tartışmayalım. Editoryal özgürlük vardır bizde. Editoryal özgürlük değil bu. Nasıl, burada, bu peki? Burada bu ülkenin ana muhalefet partisine bu köşe yazısıyla hiçbir somut delile dayanmayan bu köşe yazısıyla peki. operasyon çekilmeye çalışıldı. Öylesine basit bir olay değildir. Kendiliğinden Yapan gelişen kim bir peki? bir olay bu değildir. Çekmek yapan kim operasyonu çekmeye çalışan kim? kim? İşte yazan ortada, kaynak yapan ortada. Yapan kim? Yapan Hala açıklamayanlar da ortada. Salat Atilla'ya ne oldu? İnternet sitesi mi kapatıldı? Ya, Hatice, Herhangi Hatice, bir yayına çağrılıp da karşısında gazeteciler oturun kardeşim. ne oldu? Rami Turan'a ne oldu? İçinde son mu verildi? Yani ne oldu? Turan niye Londra'ya gitti? Rahmi yani, Turan düzenli olarak Londra'ya gidiyor orada bir tedavi süreci yani var kendisi açıkladı zaten. Sadece Sözcü'de editoryal bağımsızlık var İşte bizde herkes her istediğini yazar oldu. Aynen o öyle. O zaman. Ya Zafer bunu anlamak niye bu Hayır, kadar zor Özlem ben onu. anlamıyorum Peki, yani ben gazetecilik soruyorum. reflekslerimize bu bir şey dizayn oldu galiba bizim. Siyaseti dizayn çalışması CHP'ye oy veren 15 milyon insanın manipüle etme çalışması... Ya bunlar bu gazetede bugün Kemal Bey'in açıklamaları var, de. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamaları var, Fahrettin Altun'un açıklamaları var, ee, Muharrem İnce zaten manşet köşe yazarları, Yılmaz Özil arka sayfada tam sayfa gazeteyi zaten eleştirmiş, Rahmi Turan'ı eleştirmiş. Başka bir yazar Uğur Dündar haber bana geldi, yayınlamadım diye bütün ekranlarda beyan etmiş. Rahmi Turan çıkmış, ben bir manipülasyona kandım, herkesten özür dilerim. Ha, suçlu demiş. suçlu külliye değil mi? Kimsenin bu saydıkları öyle bir şey mi diyorum? Bu hiçbir şeyi yok. Ben öyle bir tut, şey mi tut, diyorum? Tamam. Ne alakası herkes, var ya. Ben yayının başından beri böyle demiş, yani. ben ben bir şey bulmadım Zafer. Allah aşkına ya. ya. Ama ben böyle bir şey mi söyledim ya? Herkes yani yukarıda izlemiş. Allah var. Bütün yayın kayıtları. Ben böyle bir şey söylemedim. Herkes ben sadece güzel, özür Zaffer, o yazmamış, gazeteci olarak görmemiş. senin karşında Talat Atilla oturuyor olsaydı ya da şu anda yayına bağlanıyor olsaydı. Sen ona ne sorardın Zafer bir gazeteci olarak? Bir gazeteci olarak Talat Atilla'ya bugün şu anda sorulacak tek bir soru yok mu? Şu sorulmayacak mıydı Talat Atilla? Arkadaş, senin haber kaynağın kim? Sana bunu kim söyledi? Evet. Sen bunu sormaz mısın? Soruyoruz işte. Niye cevap vermiyor? So, niye Rahmi Turan cevap vermiyor? Niye Rahmi Turan? Onun kaynağı Talat Atilla çünkü. Onun kaynağı Talat Atilla. Ben Talat oradaki Atilla ben oradaki ilişkinin buna. çok anlatıldığı gibi olmadığı kanaatindeyim. Aa o senin sorunun. Yani Sözcü Türk basınının yeni amiral gemisidir dendikten sonra bu olay sorun. patlak veriyorsa, Bu Ne demek peki yani siz nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Ben e, yani şöyle hatta? bakın bu haber çıkıyor. Önce Kemal Bey sözcüğü amiral gemisi ilan ediyor. Sonra bu haber çıkıyor. İlan etmiş falan değil, tiraj ortada. Ertesi evet. gün e, Kemal Bey sabahın erken saatlerinde bir televizyon kanalına çıkıyor. Bu iddiayı kısmen doğruluyor. E, bakın İsmail'in söylediği gibi aslında bu bütün kritik dönemeçlerde bu olay tatlıya bağlanabilir. Yani yatıştırılabilir ama bu yapılmıyor. Yani kriz tırmandırılıyor. Ne diyor Kemal Bey? Ee, evet diyor doğrudur diyor. Yani sarıya gidenler burada, o. Burada sana, sana katılıyorum. Biz Zafer Bey Bak falan. Bak burada burada sana katılıyorum. Bence de gazetecilik açısından da orada sorunlu bir beyan var. Şimdi ya Zafer Bey'le ben röportaj mi? yapmış olsaydım bunu sorardım. İsmail Saymaz yaptı, sormuş. O da bir cevap vermiş. Hürriyet'te bugün manşet. Yani amiral, amiral, amiral gemisi amiral gemisi cevabını basit bir olay değil. Yani abi. amiral gemisi ilan ettiğiniz gazete üzerinden en büyük siyasi rakibinize böyle bir saldırı gerçekleşiyorsa bunun altında ne var diye bakmak şüphe etmek. Yahu, herkesin at, doğal hakkı. Kemal Bey şimdi. bir cevap vermiş bu soruya. Like Hürriyet göster. okumuyorsan oku bak. Peki. Yani orada var cevabı. Bir Sayın dinle. Çağlar bir cümle ekleyecek sizinle devam edelim. Ya ben Sözcü Gazetesi ile ilgili tek bir tanımlamada bulundum. O da CHP yakın, CHP'yi destekleyen bir gazete olduğuydu. Herhalde bunun da izaha muhtaç olduğunu düşünmüyorum. Bu ayan beyan ortada bir ben de size gereken cevabı verdim zaten. Ben de kendi bile. düşüncemi yani Ben çok iyi biliyorum diyorum. bize gelen maillerden, gazetemizi Türkiye'de. ziyaret eden insanlardan, benim yaptığım röportajlardan çok iyi biliyorum Bu sizin ki kanaatiniz, bu da benim kanaatim, kanaatim. değil, yaşadığım bir gerçeği bu anlatıyorum. Bu ben bu yaşadığımı anlatıyorum, yaşadığım siz gerçek. bir kanaat anlatıyorsunuz. İkisinin arasında olgusal olarak da çok farklı. Özlem fark Hanım, var. şimdi Peki. şöyle bir şey var. Benim Şimdi ben size şey... desem ki sizin yazdığınız gazete AK Parti'ye yakın bir gazete, size onlar okuyor desem, burada oturduğum yerden diyebilirsiniz. Peki ben de öyle dedim o zaman. Aynen. Yani eğer böyle yani hani şu hiçbir temelsiz derdim, bir şekilde olaylara böyle yorumlar yapılabiliyorsa o zaman sizin de gazeteniz ya, AK Parti'ye AK Parti yakın de AK, AK Parti'nin desteklediği bir gazete oldu mu yani şimdi? E, Hayır, çok az konuşulur. Sözcü CHP'nin okuması bir şeye, zararlı bir cevap şey. Cevap olarak şimdi söz hakkı doğdu. Bu gazeteci söylemek istiyor. Son bir cümlesini alalım sayın Çağlar. Yani ben şey niyetinde değilim. ne sözcüyü çağırmaya gelmek niyetindeyim ne de sözcünün herhangi bir zaten ha, ne alakası var yani. rica ederim, müsaade buyurun. Ya da sözcünün herhangi bir partiye yakın olmasının da çok fazla sorunsallaştıran birisi değilim. Benim gazetecilik üzerine ne söylediklerim? Merak eden olursa öyle çok millet bilir. Biliyoruz de merak raporlardan etkeni, sizin gazetecilik üzerine evet, ne söylediklerinizi evet. gayet iyi biliyoruz. meydandadır. Ben gazetecilerin siyasi pozisyona sahip olmalarını çok fazla problematize eden birisi Peki. değilim. Bunu ilişkinin şeffaf olması gerektiğini söylüyorum. Ama şu var. Evet editoryal bağımsızlık bir gazetecilik ilkesidir. Çok doğru. Söyleyeceğim şey de evet, ilkesinde. söyleyeceğim şey de haberi check etmek, kaynağı kontrol etmek, Çok doğru. haberin sonuçlarını hesaplamak da bir gazetecilik. Çok doğru. Çok Rahmi Bey de aynen bunları söyledi zaten. Ee, dolayısıyla Sözcü Gazetesi'nin de bu konudaki hatası meydanda. Sözcü Gazetesi'nin hatası değil bu. Rahmi Turan'ın köşesinde yer aldı. Şimdi uzun zamandır Peki, Türkiye'de buyurun. gazetecilik sorgulanıyor ve gazeteciliğin sorgulanması artık yandaşlığın ötesinde. Gazeteciliğin ana kurallarının bile e, artık hayata geçirilememesi, onun gereğinin yerine getirilmesinden hareketle sorgulanıyor. Mesela ben, beni en çok tebessüm ettiren, acı acı tebessüm ettiren haberlerden bir tanesini paylaşmak isterim bu vesileyle yakın zamanda oldu. Bu emeklilikte yaşa takılanlar vardı. Zafer arkadaşımızın da e, içinde yer aldığı gazetenin amiral gemisi diyelim, oranın e, ana gazetesinde. Yakın bir zamanda, 15-20 gün önce... Çok ciddi bir haber vardı. O haber neydi biliyor musunuz? Emeklilikte erken emeklilik insanlarda psikolojik olarak travmaya yol açar ve dolayısıyla erken emekliliğin zararları çok yüksek olur diye uzmanlar da konuşturulmuş. Şimdi burada, bir dakika, bir dakika. Yok yani. Bu, şimdi öyle, gazetecilik <laughs> artık, artık siyasete bu kadar endekslenirse gazetecilik bir e, kendi kulvarının dışına çıkarılıp da bir goygoyculuğun içerisine girerse işte böyle haberleri yapmaya başlar. Ya, yani, sizin sizin siyasi düşünceniz olayı hiçbir, hiçbir şey söylemeyin. Hiçbir şey söylemeyin. Sözcü gazetesinin. Burada... E, bizim gazeteye söz, gazete Sözcü gazetesinin yazarı, Sözcü gazetesinin <laughs> yazarını zaten sözcüğün içindeki diğer yazarları bu yanlıştır diye anlattı. <laughs> arkadaşlar. Ha, onlar öyle anlatınca İkincisi, her şey temize arkadaşlar, çıkıyor değil mi? bak bu çok büyük her bir şey özgürlüktür. Çıkıyor, siz Şimdi, alın. E, ama e, sizin bulunduğunuz grubun içinde ben çok günlük gazeteleri ben Nasıl paramla alıp takip eden bir insanım. Bununla bile değil. Biz bulunduğumuz gruplarda gazeteden de beraber mücadele ettiğiniz, beraber bakanlar kurulunda Yasama da bulunduğunuz Arkadaşlar, partiden yalnız, ayrıldığı yalnız, zaman yalnız, veya onların yalnız, tavır ve davranışlarına ya. birisi ya bunlara dokunmayalım, yumuşak alalım dediği zaman ona bile tahammül edilmiyor. Şimdi böylesine bir tamam, süreçten geçiyorum. Hayali Hiç hayali konuşmuyorum. Bunların hepsini örnek veririm. Bugün karar gazetesinde çalışan arkadaşlarımıza yönelik şeyi görüyorum. Ben hayret ediyorum. Bu kadar zulüm olur mu ya? Bunlar AK Parti için varlıklarını ya ortaya pardon, koymuş. pardon bu haberi Karar mi de, Gazetesi mi yaptı? Nerede? Takvim ya Gazetesi bu, yaptım? bu, yaptım. bu yaptım. Yaparsın mi yaptı? Sabah Gazetesi mi yaptı? Siz, Siz, Siz mesela Ali Babacan'ın bu partiye mi? emek, mi? partiye emek vermiş Türk milletiyle bütünleşmiş. Davaya davaya emek vermiş arkadaşlar. Ama ne tercihleri sadece tercihleri sadece daha demokrat olalım, daha merhametli olalım, daha iyi kenarda köşedeki ezilmişlerin hak ve hukuklarını dikkate siz alalım dedikleri onlar için siz söylüyorsunuz? Onlar mı söylüyor onlar şimdi, yani 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 Onların ilk onlar, sesini onlar veriyorsunuz? Ben o kadar ben takip ver. ediyorum ki He. o arkadaşlarımın yanlışlarını da anlatabilirim ama bugün şeyimiz özgür gazetecilikle beraber vicdanlı gazeteci, gazeteci olabilmeyi anlatıyor. Özgür gazetecilik siyasi Şimdi tıkaz vicdanlı tıkaz gazetecilik, özgür gazeteci, vicdanlı gazetecilik bu ülkenin Türkiye'de, en büyük partisini destekleyen evet, tabii. hiç, hiç merak et. Et. oyun alan insanların Şimdi gelelim Cumhuriyet gazete yani. Özgür gazetecilik Zaffer. öyle mi? Zafer. Bak özgür gazeteciliği oldu. yapanlar öyle. ne yaptı biliyor musunuz? Pardon da. Menfaatleri kesildiği için tür e, hava havaalanına ne zamanki taşıma işine engel oldu. Binali Yıldırım'a çengel attı. Tamam mı? Yaptı, yapılan sadece bu. Ama Türkiye'de bak e, e, şehir hastanelerinin nasıl kamudun e, kaynaklarını kurutacağı nasıl Türk milletinin bunlar cebinden paraları çekeceğini yazamıyorlar. Yani Söyleyemiyorlar yalan de bunlar yalan değil. Türkiye'nin bakanı Türkçe görüşmelerinde anlatıyor. Sayın Başkan, da başkan da, dedi ki Türkiye'nin birçok meselesi var. Türkiye'de tarımda, bir tane, var. Türkiye'de, tarımda bir tane satıyorsun altı tane alıyorsun. Bir tane satıyorsun altı tane alıyorsun. İstidamı ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanı istidamı ne dedi? O kadar çok gençlik geldi ki dedi onlara yetiştiremiyoruz'a getirdi. Yani biz böyle anlatacaksak kendimizi kandırırız. Ama Hayırlı şimdi olsun. gelelim. Ha, evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne oluyor? Şimdi bu söyleyeceklerimi yeni kuşak anlamayabilir. Ama belli bir kuşak bunu çok iyi hatırlayacak. Cum parlamenter sistem çok partili hayata geçildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi uzun seneler devlet partisi görüntüsü altında hayatiyetini devam ettirdi. Ne zaman ki 70'li yılların başında birden bir ortanın solu dendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çok ciddi bir kitle ne demek bu dedi? Ne demek? Devlet, devletle kendilerini örtüştürdükleri için buradan ayrıldılar. Ve bir parti kurdular. Değil mi Sayın Başkan? Evet. Feyzoğlu etrafında rahmetli Turan Feyzoğlu'nun başkanlığında bir parti kurdu. Bu partinin adı Cumhuriyetçi Güven Partisi'ydi. Bu Cumhuriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin alışılmış siyasetini devam ettirdi. Şimdi bugün de bugün de bakın ne oluyor? Küçük dokunuşlar yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım da hatırlayacaklardır. Düşünün. Bir Allah rahmet eylesin. Ölüleri rahmetle anarız. Büyük Anıt Paşa vefat etti. Büyük Anıt'ın, Büyük Anıt'ın o malum muhtarasında en çok o muhtıraya sahiplerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi değil mi? Sayın Başkan'ın partisi MHP dahil olmak üzere hepsi muhtırayanın arkasında durmuşlardı. MHP dahil olmak üzere. Şimdi daha sonraki yıllarda değişti. Kılıçdaroğlu'nun partisi o muhtaranın yanlış olduğunu söyledi. Geçenlerde okudum gazetelerde. Kılıçdaroğlu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi muhafazakar bir hassasiyet göstermeye başladı. Uzun bir sarıdır bunu izliyorum. Bunu izliyorum, haksızlık yapamam. Ve bu muhafazakar hassasiyet göstermeye başladı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden en çok rahatsız olanlar, bunu ben de yine gözlediğim bir şeye söyleyeceğim. Bakıyorum iktidar partisinin içindekiler. Ya niye hassasiyet? Bu emri bir maruf anlayışı içerisinde bizim değerlerimize, inançlarımıza, Hoşgörüyle baksın partiler bundan daha güzel bir şey var mı? Ama rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsun? Niye? Aa, Cumhuriyet Halk Partisi makas mı değiştirmeye başladı? Cumhuriyet hayırdır? CHP'de e, bir yörünge değişikliğim var. Şunlar mı var? Bunlar mı var? En çok rahatsız olan CHP'lerden çok ama yani, e, şimdi bir Kılıçdaroğlu diye doğru bir siyaset şimdi, izliyor da bundan ben, dolayı. Ben Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyaseti çalışıyor. izleyenlerimiz de paylaşır. Şimdi buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Rahatsız olanlar da var. <laughs> Bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu gibi. ve e, bir grubun muhafazakar hassasiyet gösterdiği siyaset anlayışından rahatsız olanlar var. Mesela bakın Mansur Yavaş Ankara'da bütün Cumhuriyet Halk partilerinin Türkiye'de herkesin partili partisiz takdirini kazanmaya başlayan ve zirveye doğru çıkan bir insan oldu. E, dikkatle takip ediliyor. Şimdi... Cum Nasıl Mansur Yavaş gibi bir bağdan gelen bir şey yapılabilir? Şimdi bir yere geliyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Bayrak sallayacaksınız. Bir yere geleceğiz. İtiriyorum, bağlayacağım hiç merak etme. Şimdi bunları e, sorgulayan CHP'nin içindekiler de biraz daha radikal olan çevreler. Mesela HDP'ye mektup yazıyorlar. HDP ile ilgili bir takım ifadelerde bulunuyorlar. Ve dolayısıyla iktidar tarafından veya bazı e, çevreler tarafından CHP'nin HDP ile beraber bir ittifak oluşturulduğu, oluşturduğu ifade edilirken tabi biraz daha şemsiye genişletiliyor. Sayın Başkan'ı tenzih edemeyeceğim o da az önce söyledi. İyi Parti gibi e, yani bölücülük konusunda hassasiyet ortaya koyan bir parti. Hele Saadet Partisi gibi bir parti. Yazık yani. Şimdi bunların hepsi çok ciddi tecrübelere sahip içlerinde devlet adamları barındırıyorlar. Ve bunlar asla ve kata bölücülerle işbirliği yapmazlar. Ama siyaseten söyleyenebilir mi? E söylerler. Yanına kar kalabilir mi? Kalabilir. Kumpas Fakat şimdi geliyor. CHP, dolayısıyla CHP kendi içinde bir tartışmanın içerisine çekilebilmeli. Şimdi bazı insanlar bu gazeteci olabilir. Bu siyaset ikliminde bizim erketici diyebileceğimiz yancılar olabilir. Bunlar ayar vermeye çalışırlar ve bunları biz çok görüyoruz. Bunları çok görüyoruz. Şimdi bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesinde iç meselesinde e, gündeme getirilmiş ve iş tartışmalarla iş tartışmalarla e, Kılıçdaroğlu ve etrafının etrafının tabii ki politik üslubunu politik üslubunu bunu bir kenara bırakarak ikinci bakın yakın bir zamanda daha geçen hafta Sayın kılıçdaroğlu, kılıçdaroğlu aslında 24 ile soruyorum yani bağlantısı çıkarıyor. derken neyi kastediyorsun? Kim bunu yapar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden. Ne olsun isteniyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bir takım çevreler e, yönetimi ekarte edebilme adına, bunu bu böyle bir şeyi gündeme getirebilirler. Buna bir gazeteci alet olabilir, başka gazeteciler alet olabilir. Ama burada kaynak bu özne, talat atiladır. Bu talat atila kaynağını verecek. CHP'nin içinde CHP'ye CHP'ye ayar vermeye çalışan varsa, o da Eyle. ortaya çıkacak. O zaman çıktığı zaman, o zaman o bu zaman çıktığı zaman, zaman Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisinin Evet, kendi iç e, meselesi en azından kamuoyunun önünde Peki. ideolojik mi, makama dayalı mı, kişisel ihtirasa dayalı mı? Bütün bunlar daha da iyi anlaşılabilecektir. Meseleyi böyle ele yani alırsak sonuca girebiliriz. öğrenildiğinde her şey çözülecek mi? Ben bir cümle söyleyeceğim. Evet. O CHP'li öğrenildiğinde her şeyin çözüleceğini söylemiyorum. Başakhan bir katkı sunabilir miyim? Nazif Döneceğim size Sayın Çağlar tamamlasın. Bir cümle söyleyeceğim. Nazif Bey'in... Türkiye'de medya ile ilgili söyledikleri, gazetecilikle ilgili söyledikleri, AK Parti'ye dönük yaptıkları eleştiriler hepsi kendi bağlamında tartışılabilir. Hak da verebiliriz, vermeye de biliriz. Ama insaf şunu gerektirir. Bugün bu hadiseden bahsederken bizim gazetemize değil, operasyonel gazetecilik yapan, bu işi patlatan, buna payanda olan gazeteyi Tekrar eleştirmeyi gerektirir. Tekrar reddediyorum. Sözü gerektirin. operasyonel gazeteyi yapmadığı evet. gibi Seni anlıyorum. Ama i̇saflı o gazete yapmadı. baş yazarının yazısını yani bu kadar i̇saflı. mı haber haline çok teşekkür yani ederim. Yani. Yani, yani haber olmamış, yani manşet olarak olmamış, olarak uzamamış, teslim edin. Rahmi Türkan çıkmış. Zaten? Yani bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. ki boşa konuşuyorum galiba. Emin olun sizi teyit etmek isterim ama yani gazete yaz baş yazarının yazısını haber haline getirmeyerek bile ee, aslında o dikkati göstermiş. Yani Zafer'in dediği doğru. Yani bir yazı işleri e, masasından geçer geçer ya bu yazılar ve bu yazılar değerlendirilir ve bu yazıların toplumsal karşılıkları düşünülür. Bunu düşünmüşler ki haber haline getirmedi. Bunu manşet yapabilir. Miyim? Bir örnek vereyim. Yani Burada bakın yaptığı manşeti yapabilir miyim? Sonra bu yani bana ait. Mesela, mesela. Abdullah Gül'ün Kemal ile biz... görüştüğü haberini birisi yazmış olsa ya da ima etmiş olsa sizin gazeteniz bunu manşet ben yapmaz mı? Ben size bir miyim? örnek vereyim Başak Hanım. Buyurun. Bakın Hüseyin Kocabıyık bizim Ege'de, biz Yeni Asır'da çalışıyorduk. Bizim Ege Bölge Temsilcimizdi Turkuaz Medya'nın. Kendisi bizim baş yazarımızdı. Biz onun yazılarını defalarca kendisine arayıp eğer yayın politikasına aykırı gördüğümüz. Yayın ya politikası bileyim, mı? Yayın politikasına ya da ne bileyim birinin kişilik haklarına hani yazının şehvetine kapılmak diye bir tabir vardır. Ee, gerekli uyarıları yapardık. Yani yazı işlerinin böyle bir misyonu vardır. görevi vardır. Ben bir vardır. tek yayın politikası Şimdi, bölümünü anlamadım Zafer. Anlarsınız. Yani biraz düşünürseniz anlarsınız. Şeyi soruyorsunuz ya. Hani işte şu haberi verir misiniz? Bu haberi evet. verir misiniz? Bakın Mustafa Balbay daha 2011 yılında Cezaevindeyken biz yeni asırda Balbay'a özgürlük diye Yeni manşet Yine asırı çıktı. sormuyorum. Bu manşet beşi gazeteniz Manşet. hani soruyorsunuz e, ya şu haberi verebilir misiniz? Bu haberi verebilir misiniz? Mesela Ali Babacan size röportaj verebilir mi? Davutoğlu konuşabilir Ali Babacan'a Ali Babacan'a buyur, buyurun Meral siz gel verin hanımefendi. Madem bütün Türkiye sizi okuyoruz. Peki yani bu herhangi bir tiraj Buradan yere varamayacağız. Bir tiraj da bütün Türkiye'de Bir tane haberiniz var mı yani? Peki. 81 milyonluk ülkede 247 bin tiraj da. Ekonomi yazabilir mi? Bu intiharları yazabilir misiniz? Karşılıklı iddialar tartışma bu... değil yani geçen Peki. programlarda da İsmail Saymazlar Aymer'in tartışması var yeni bir konu da değil yani Peki. bunları ne, yapabilir misiniz? Olmayan, anlayamadım siz ne, neden bahsediyorsunuz şu anda? Sayın Şahin, Sayın Gülses Editoryal özgürlüklerinden bahsediyor. Hani evet. karşılıklı... Sen ondan bahset. Evet. Ben ama bakın siz dediniz ki Özlem Hanım lütfen bunu yanlış anlamayın. Ben ilk defa yazılı basında çalışıyorum dediniz. Doğru. Gerçekten yazılı basının dinamiklerini bilmiyorsunuz. Nasıl Peki. bilmiyorum? Ben tabii şunu bilmiyorum. Gazetelerin yayın politikaları yani, tırnak içinde Bir gazete her isteyen her istediği yazıyı koyamaz. Böyle Nasıl ya şey biz koyuyoruz? Olmaz. Allah Size öyle geliyor. Peki tamam. Koyuyorsunuz Peki. ama operasyon alet oluyorsunuz. Sonuçta ortada. Adam da çıkıyor diyor ki yazıyı yazan kişi beni bağlar sorumluluk benimdir. Yanlış bir şey Yaptım. Bütün tutsak işim var. O da kaymıyor bitti mi peki? Diyor. Yani şöyle peki, olacak bu... mı o zaman? Gazeteler her türlü hatayı yapıp. Sonra sorumluluk benimdir dedikten sonra sonra yüzlerce Aynen de öyle, Aa, oldu. Hayır, yani onu öyle olmuş. Onun sorulmuş olmuş olmuş bir. Ya takvim gazetecisi şey şimdi ben tek tek saydırmayın Allah Peki. aşkına. Yani annen bütün değil haberleriniz istersin. var ya. Efendim sayın. Bu yanlış da haberiniz şunu var yani Allah aşkına. Ne olur yani. Hiç o yüzden hipo operasyonu takvim gazetesi. Sizin hiçbir haberi yok bu Karşılıklı gazete. özelinde bir takvime dönüşmesi. Bu bir gazeteyi de itham ediyorsunuz burada. Nasıl itham ediyorum? Ya sizin de var kabul ettiniz zaten o. İlişkinin karşılıklı bir gazete gazetesinde çıkmadı bu. bu. yazı. Ben de sizin gazetenizde çıktı. Ben de zaten onu Ve bu kumpası sizin yani. gazeteniz aracılığıyla düzenlediler. Buyurun Hiç öyle buradan bir şey tartışın Bu bir da yazan kişi bunun buradan bir kumpas olduğunu Ama zaten Hikmet anlatıyor yani. Ama ne hikmetse gazetenizde paylaşın. Sizin gazetenizde Peki. yazan diğer yazarlara Öyle da verilmek istenmedi. bir yere ben Aynı Bana verilmek dönüştüm. istenmedi. Reddettiler ama. Reddettiler. Ya şunu anlamıyorsunuz hanımefendi bu haber bana verilmek istenmedi. Bu neyi anlatıyor yani? Yani burada eğer bir gazete Yeni tartışması yürüteceksek bu yazı. Bu köşe yazısı sözcüde yayınlandı. Evet. Takvimde değil, evet. sabahta değil. Bu haberin evet. kaynağı da ben değilim. Evet. Dolayısıyla takvime sabaha saldırmadan önce Sözcü'nün pozisyonu ile ilgili. Ben Sözcü'nün pozisyonu karş... yani Sayısını... daha hala nasıl anlattım karşılıklı gazete, anlattım. Anlattım. Nasıl anlattım karşılıklı gazete savunmasına döndü. Tamam tamam. Şey yani. yani. e, karşılıklı on, gazete savunmasına döndü. Sayın okuyucularım. Komba bir mi yani? Çok manidar yani bugün. Tamam. Peki. Sizin sormak istediğiniz soru kendisine sorulmuş ve o da bir cevap vermiş. Tamam. Peki. Aynı şeylerde. Defatle ifade edildi. O yüzden buradan çıkalım isterseniz. E, Talat Atilla'nın yaptığı açıklamalar var. Kılıçdaroğlu'nun Fox'ta ifade ettiği sözleri ortada biliyorum açıklayamam dedi. Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal Bey'den %100 doğrudur ifadesini almam şart dedim. Kılıçdaroğlu'ndan %100 doğru yanıtını alarak bana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca yeniden sordum. Yine %100 yanıtı geldi. Parçaları toplayınca Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettiğini anlıyorum diyor. Ama aradaki kişi %100 doğru diye kendi mi acaba yine manipüle etti? Kim bu CHP'li? Soru bu yönde ilerliyor. Öte yandan Öztürk'ün bugün açıklamaları vardı. Onları da ifade edelim. Çete ifadesi üzerine iddiası üzerine Muharrem İnce'nin CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında. Kuvayi milliye ruhunu bulur dedi Östrak CHP içinde çete var diyen e, Muharrem İnce'ye e, yanıt olarak siyasi rant devşirme fırsatçılığına girilmesin. Kumpas ona buna değil CHP'ye'dir dedi. E, Sayın Fırat bu çete iddiaları ile ilgili CHP'nin içinde çete işte biraz önce de dile getirildi teknede tatil vesaire gibi iddiaları var e, İnce'nin. E, kim kime kumpas kurdu? Kim bu çete bu CHP'li kim? Talat Atilla'nın sürekli vurguladığı. Siz ne görüyorsunuz bu tabloda? Ee, şimdi bu basın tartışmalarla ilgili bir not mu söyleyeyim. Çünkü ben iletişim anda e, yüksek lisans ve doktora yapan bir insan olarak... Şimdi o tartışmayı e, tekrar açmasak çünkü oradan zor Türkiye'den çıkmış bir zaten. basın tarihi incelemiş bir insan olarak bir cümle söyleyeceğim sadece. <laughs> Ee, bugüne kadar Türkiye siyasi tarihinde gazetelerin ve televizyonların aynı manşeti, aynı başlıkları kullandığı görülmemiştir. Ben yandaş kelimesini asla kullanmam, kullanmadım da. Ama AK Parti yakın olan gazeteler ve gazetecilerin çok e, muazzam bir biçimde bu mesele ilgi göstermeleri, hepsini aynı manşetle çıkmaları aslında bir tür tek sesliliğin işaretidir. Yani tek manşet, tek sesliliğin aynı mutfakta, aynı şekilde edilmenin bir, gö bir göstergesi bu olarak. Bu şimdi okudum. tamamen beyefendinin ee, hayal bu, dünyasında kurduğu düşünebiliyor musunuz? Bütün gazeteler aynı mutfakta çıkıyormuş, aynı mutfakta yapılıyormuş. Şimdi... Yani bu artık psikolojinin inceleme alanına girmesi gereken bir tez. Çıkılar, Bakın demin Özlem Hanım şunu söyledi. Çok okunuyor, en çok satıyoruz dedi. Ya bu örneği vermek istemezdim ama çok uzatıldı. Ya zaman ben gazetesi de zaman gazetesinde Türkiye'nin en çok satan gazetesiydi. İkisi arasında e, şöyle temel ha, bir var, fark var. Birisi abonelik üzerinden satılıyordu. Bir gazetenin, bizim Bizim gazetemiz insanlar tiraj ne? değildir. nedir? Okunurluğudur, niteliktir. Ona bakacaksın. Peki, Siz de çıksaydık köşe yazısı mesela Sayın nasıl Fırat bir etkisi olurdu? Biz oldu? de çıkmazdık çünkü biz gazetecilik yapardık. Devam Eğer devam haberi, yani haberin e, bir, belgesi, da, yoksa, da, efendim, bir, bir yoksa, kaynağı sağlam değilse biz de çıkmazdı. Biz bir zaten bir daha Sayısız örnek gazetecilik bunu gerektirir. tek bir de taraf gazetesi var. Bir de taraf gazetesi var. Evet buyurun Sayın Fırat şu çete meselesine dönebilir miyiz? CHP'yle ilgili iddia, bizzat e, İnce'nin iddiası. Tabii ki. E, e, ben Sayın İnce'nin e, o e, ifadesini kesinlikle doğru bulmuyorum. E, Birçok açıdan doğru bulmuyorum. Hem bir siyasal strateji olarak doğru bulmuyorum. Hem kendi partisinde yoldaştığı hukuku bakımından doğru bulmuyorum. Çünkü CHP kabul edelim etmeyelim Türkiye'deki en demokrat parti. Çete dediğiniz şey zaman içinde oluşan ve sürekli aynı konumda kalan insanlardan müteşekkildir. O partide hiç kimse uzun süre o konumda o görevlerde olamaz. Suçladığı insanların çoğu iki yıldan az bir süredir o görevlerini yapmaktadırlar. Dolayısıyla belki yakın bir sürede kurultay sürecinde görevlerini başka arkadaşlarına devredeceklerdir. Dolayısıyla Sayın İnce'nin ben burada kendi partisine, kendi tabanına, kendi yol arkadaşlarına ciddi bir haksızlık yaptığını düşünüyorum. Bu kabul edilebilir bir laf değildir. Yani çete ifadesi kabul edilebilir bir laf değildir. Doğru bir laf değildir. Siyasal strateji açısından da doğru bir şey değildir. Dediğim gibi yoldaşlık hukuku açısından da doğru bir laf değildir. Ben olsaydım Sayın İnce'nin yerinde biraz daha beklerdim. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu Ankara dışındaydı. Ankara dışında olduğu için bir görüşme gerçekleşmedi. Ee, hızlı bir biçimde bir basın toplantısı düzenleyip bir Burada şey... Burada şöyle bir Hiç fark şey var Sayın Fırat, bir saniye. Yani. bir saniye. Bir saniye Sayın Buyurun. Okumuş. Ee, şimdi İnce diyor ki CHP'nin içinden kumpas asıl bana yapıldı. <laughs> odaktaki isim, oraya gittiği ifade edilen isim olduğu için böyle bir iddiada bulunuyor olması ne anlama geliyor? Kendi açısından da düşündüğünüzde siz ne görüyorsunuz? Şimdi ben CHP ilave kanadı da diyor ki hiç... CHP'ye yapılıyor kumpas. Evet. evet. Ben ilave edeyim bir de. E... Bir hiç dinlemesi. kimse yani, şunu, 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 bilir. Yanı yanan ee, Sayın İnce. Sayın İnce. Bir saniye Sayın, bir sayın, sayın Fırat. Insanlar, e, Sayın, ee, sayın okumuşta diyor ki yanan Sayın, yanı sayın İnce bunu söylemeyecek yani, mi diyor. Yanı yanan Sayın İnce. Yani Bırak tabii ki e, feryat edecek, evet. tabii ki kendisini anlatacak. Yani buna biraz insani bakmak lazım. Evet, aksa da aşmış Nazif bir ifade Bey, ama. Evet. Nazif Bey, bir şey söyleyeyim. Ee, bir şey söyleyeyim, ee, burada şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dahil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yöneticisi, Bırak'ın hiçbir üyesi, sıradan üyeden bahsediyorum. Hiç kimse Sayın İnce'nin adını zikretmedi. Kimsenin aklına da Sayın İnce'nin oraya gideceği söylenmedi ya da söylen ifade edilmedi. Bunu dile getiren gazetenin kendisidir, gazetecilerin kendisidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin Sayın İnce'ye dönük bir eleştirisi, bir itamı olmamıştır. Yani bunun bunun altını çizelim. Yani bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun da MK yöneticilerinde, parti meclisinin disiplin kurulu üyelerinden sıradan üyelerine kadar hiç kimsenin Sayın İnce'ye dönük olarak ne böyle bir ifadeleri olmuştur ne de Sayın İnce'nin böyle bir şey yapacağına dair en ufak kimse de böyle bir kuşku belirmiştir. Bunun şey, bunu bunu bir yani kere buna katıldım ortaya koyalım. Yani e, ya. Ali Aydar Bey. Tamam, evet. e, sizi anlıyorum. Ay, şu, Açık bir beyan yok ama yani o çıktıktan sonra bir evet çok Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan birçok değerli insanın adı zikredildi. Eee insanların hafızasından gönlünden evet. geçti ve dolayısıyla Doğru Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri akşamından itibaren hakkında sokakta ifade edilen birçok yorumlar var. bu da çok tabii Dolayısıyla İnce'nin böyle bir sıkıntı yaşaması kadar doğal bir şey olamaz ve onun da bunu bir insani olarak talep etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ben bana göre CHP sözcüleri şey olmuştu zaten. Yani evet Nazif e. değerli bir arkadaşımızdır. Gittiğine biz de inanmıyoruz. dese oldu bitti. E, niye bunu söylemezler? Hala niye? E, Eski bir tabirle mugalata yaparlar anlamış Naziz değilim. Bey. Bir saniye Sayın Fırat bir de Sayın şöyle Sayın Ali Harikalar Diyarında diye bir cümle Başka... kullandı. Neden acaba onu da soralım birlikte cevaplayalım. Ya versin. şöyle ona ben İsmail'e aslında söylüyordum siz duymuşsunuz. Yani bakın hiçbir şey alaydar Bey'in anlattığı gibi gerçekleşmiyor. Yani ne demek ya kimse İnce'nin adını telaffuz <laughs> etmedi. Yani bu haber çıktığı gün sabahın 8'inde adam tweet atma zorunluluğu hissetti Muharrem İnce. Yani hatırlayın haberin çıktığı gün. Niye acaba bu tweet'i atmak gereğini duymuş? Çünkü olan şüphelinin kendisi olacağını, parti içerisinden kendisine Cevap bu yönde buna? bir e, iddia geleceğini biliyor adam ve kendini koruma refleksiyle sabah 8'de tweet atıyor. Zaten sonra ortaya çıkıyor ki bu köşe yazısını yazan yazar da evet diyor o diyor Muharrem İnce diyor. E Şimdi yani burada şunu söylemek haksızlık değil mi? Burada Nazif Bey'e katılıyorum. E kimse Muharrem İnce'nin adını CHP içinden telaffuz etmedi. E kimi telaffuz ettiler? Şöyle e, hatırlarsanız birçok isim e, dolaşıma girdi. O insanların birçoğu açıklama yaptı. Birçoğu sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Dolayısıyla sadece Sayın İnce'nin ismi dile getirilmedi. Aynı süreçte. Bu CHP'li kimdir sorusu üzerine ki o soru da hala muallakta olan bir sorudur. Yani bu haberi yapanlar yarın öbür gün şunu diyebilirler. Hayır ben CHP'li değildir. Aslında söylemek yani kastım bir AK Partili diyebilir. Öyle olsa Zafer Bey'e kalacak. Tüよう, e, bileyim, mas夜, o, e, bana, gündeme geleceğini bir hafta Şimdi, önünden biliyorduk zaten. Bir saniye buyurun. Yani en az bir hafta 10 gün önceden biliyorduk zaten. Niye açıklanıyordu bunu peki? Onu kendisine sormak lazım. Çünkü Uğur Dündar kendisini arıyor. Yani bunu Uğur hani Dündar anlattı şeffaflıktan ve, ve Muharrem de basın toplantısında ya. dedi ki Uğur Dündar beni aradı, böyle bir haber geldiğini kendisine so söyledi ve bana sordu bu gerçek mi değil mi ne oluyor diye ben de kendisine gerçeği anlattım. Yani Muharrem İnce o sabah öğrenmiş değil ki. Muharrem 10 gün önce veya bir hafta önce Uğur Dündar'dan Uğur gelen telefon arayanlardan öğreniyor. E, e, bir takip zaten. sorusu sorabilir miyim? Tabii muhatabı siz değilsiniz bunu ortaya evet. bırakıyorum bu sorunun. Madem Muharrem İnce bir hafta önceden Biliyor söyledim, kendi şeyi de var. Hani birebir bu ifadeyi kullanmamış olabilir de bir hafta önceden bu işin benim üzerime yıkılacağını biliyordum ilk günden beri. Diye. Evet, evet. Madem bunu biliyor doğru. Kendisinin beyanına inanmak durumundayız. Peki bu haberin bu yazının çıktığı günün hemen ertesi sabah 8'de o niye külliyeyi suçlayan bir açıklama yapıyor? Yani Tabii kendisine <laughs> soracağız. Buradan soruyoruz. Hani meselenin size dönük bir kumpas olduğunu biliyorsunuz. Oraya gitmediğinizi biliyorsunuz. Güvendiğiniz bir gazeteci sizi uyarmış bir hafta önceden. Siz hala çıkıp bu meselenin içine Uyarmak bir şekilde bir haber duyuyor. vermiş. Ya da nasıl ya kabul şimdi, ederseniz. Yani burada gazetecilik Benim, ilkelerinden şey, konuşmuyor muyuz? Yani has, ararsın aklım, sorarsın kardeşim gittin mi gitmedin mi? E, yani. ya, tamam gitmiş bir ha. gazeteci aramış Dündar gittin mi gitmedin mi diye. Muharrem İnce'nin de bu soruyla meseleden haberi olmuş. O zaman soralım Muharrem İnce'ye ya bunun külliyeyle ne alakası var? Niye sen ertesi gün sabah 8'de attığın tweette yine meseleye külliyeyi dahil ediyorsun? O zaten külliyeyle ediyorsun? ilgili bir şey demiyor. Tam tersine diyor, ki saray bunun hiçbir yerinde değil. Yok yok yo, yo, hayır hayır hiç hiç, Aferin. hiç, hiç Aferin. hayır, Şimdi hayır, Özlem hayır. Hanımcığım dediniz ki Basın bunu bahar bahar Özlem söyledim. Hanımcığım bunu soralım dediniz. Ben de doğru dedim. Bir zahmet siz cevap vermeyin. Hayır, İlk hayır. gün attığı tweette Muharrem İnce ...meseleyi külliyeye bağlıyor. Ha, okay. Sonra Yalova'da külliyeyle alakası olmadığını söyledi. söyledi. Orada ben aklısınız. onu söylemek istedim. Buyurun Sayın Pıras, siz tamamlayın. Hı. Ee, şimdi biraz önce e, Nazif Bey çok doğru bir şey söyledi. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu... ...kısa bir süre önce şöyle bir açıklamada bulundu. Ben bu olayı bununla ilişkilendiriyorum. Bir kısmını bununla ilişkilendiriyorum. O da şuydu. Biz dedi tarihsel bir öz eleştiri yaparak biz dedi insanların kıyak, kılık kıyafetine karıştık. Dolayısıyla bu türban meselesinde, başörtüsü meselesinde ben kendim bizzat o zamanın YÖK Başkanı'na mektup yazarak bu doğru değildir, bu yasağı kaldırın gibi bir talepte bulundum. Sayın YÖK Başkanı da bir açıklama yaptı ve o yasağı kaldırdı. Şimdi e, aynı e, Kılıçdaroğlu şunu söyledi, yakın bir zaman içerisinde farklı konularla parti tartışmaya açılacaktır bugün Sayın Ömer Çelik aynen şu cümleleri kullandı O yüzden bunun çok önemsiyorum e, milli e, milletle barışma şeklinde bazı adımlar atıyorlardı bugün siyasal genlerindeki otoriter ruh ortaya çıktı yani bu aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyaseti yani Türkiye'nin bütünleştirmeye dayalı siyasetinin AK Parti tarafından bir biçimiyle engellendiği şeklinde okuyabilirsiniz. Neden okuyabilirsiniz? Çünkü kendi alanına, kendi siya siyaset alanında ya da kendi interlandığında başka bir sözün, başka bir söylemin dolaşıma girdiğini gördü. Bunun karşılık bulduğunu gördü. Bu özgürlükçü ya da herkesi eşit bir biçimde gören anlayışın ya da yaklaşımın değer bulduğunu gördü. Ve bu yüzden buna karşı bir mevzilenme ortaya çıktı. Dolayısıyla burada şöyle bir soru da akla gelmelidir. Ve sorulması zorunlu olan sorulardan biri de budur. Bütün bu tartışmalar neyi örttü? Bakın bu tartışma yapıldığı zaman... Ne, ne yapılıyordu biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi İkinci defa bütün belediye başkanlarını toplamıştı ve o belediye başkanları Türkiye'de dair yaptıkları ilkleri anlatıyorlardı. Yani bunu uzatmak için söylemiyorum ama zaman denk gelmesi açısından söylüyorum. Türkiye ekonomik anlamda çok ciddi bir krizle boğuşurken, çok ciddi bir işsizlik sorunu varken, yani geniş tabanlı işsizlik 8.1'e ulaşmışken 8 milyon insandan bahsediyoruz. Ama bir taraftan da ya korkunç bir zam silsilesi varken Cumhuriyet Halk Partisinin belediyeleri, büyük şehirleri, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, e, ilçe belediyelerinden tutun işte Çankaya, işte Beşiktaş, bu Kartal, efendim, bütün, bize, bütün ilçe belediyeleri hard kat uygulamalarına başlatıyorlar, halk süt uygulamaları başlatıyorlar. Bu aynı zamanda bir Eşim siyasal de. sürecin önünü kapatmaya dönük bir şeydi. Evet. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisinin yerel yönetimlerde başlattığı atılımın önünü kesme çabasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi Şimdi bu ilk bu defa yerel yönetimlerde atılım hakikaten atılımlar ve insanları atıyorlar. yani insan, kapının önüne koyuyorlar yerel bir, yönetimlerde. Bir, bir sabredin bir insan, insana attılar. Bir sabredin, Şimdi dört belleri atıyorlar. atıyorlar. Bir yani sabredin. Fırat, neyi konuşuyoruz? Bir bir nereye, sabredin, geldik? Sunshine. nereye geldik? Sayın Şahin, Sayın Şahin AK Parti'nin bu ülkede ne kadar büyük bir işsizliğe yol açtığını hepiniz biliyorsunuz. Mesele şu. Bakın 31 Mart ve 23 Haziran'dan sonra CHP kitlesinde, CHP yönetiminde şöyle bir değişim oldu. Ee, daha önce kendi iç iktidar mücadelesine odaklanan parti ilk defa şunu fark etti. Biz bu ülkeyi yönetebilecek güce ve enerjiye ve potansiyele sahibiz dedi. Bunu Türkiye'nin şu anda %60'ını yöneten partiden bahsediyoruz. Ve bu parti şunun farkına vardı. Evet AK Parti Türkiye'yi yönetemiyor yeni bir sözü yok. Ve ben Türkiye'yi yönetebilirim Peki. iddiasını ortaya koydu. Bütün bunlar olurken şunu söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Dedi ki arkadaşlarına bizi tekrar biz, eski tartışmalara geri getirmek isteyeceklerdi. Bu itirazlar var Sayın Fırat. Cumhuriyet Halk Partisi'ni o paranteze yeniden alma çabasıdır. O parantezi i̇şte Ankara'dan e, biraz bir oluyor. kapatılmadığını AK Parti tarafından, AK Parti tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş tartışmalarına mahkum etme çabasıdır. Peki. Bir şey Buyurun. yani tabii Sayın Fırat Ankara'dan katılıyor. Burada değil. Hepimizden fazla konuşma hakkı var. Pozitif ayrımcılığı fazlasıyla hak ediyor. Alınmasında bundan bu benim bir lütfum değil. Olması gereken bir şey. De şu var. Öyle bir tablo çiziyor ki sanki bu tartışmayı AK Parti çıkardı gibi. Ya ne güzel işte Cumhuriyet Halk Ba Cum Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Fırat'ın <laughs> anlattığı gibi bir ivme yakalamış. Yerel yönetimlerde her şey iyi gidiyormuş. Ondan sonra muhafazakar seçmen kitlesiyle barışmışlar ki bu yönde atılımları var. Bunu da Türkiye'nin toplumsal barışı açısından kıymetli buluyorum. Takdir edilmesi gereken bir şey olarak buluyorum. Tablo bu kadar iyi güzel hoş da e o zaman biz soralım. Hani Alaider Fırat Bey de cevaplamak istiyorsa cevaplasın ya da o da CHP yöneticilerine yönlendirsin. Her şey bu kadar iyi giderken niye çıkardı CHP bu tartışmayı? Niye ertesi gün... Kemal Kılıçdaroğlu evet saray görüştü diyeceğine ya Cumhurbaşkanlığı kaynakları bunu yalanladı. Ben de partim de bu makam için adı geçen herhangi bir kişinin böyle bir şey içerisinde olacağını düşünmek istemiyorum deyip bu tartışmayı kapasaydı biz bugün Sayın Fırat'ın iddia ettiği gibi o mükemmel yerel yönetim atılımlarını konuşurduk. Sayın Fırat'ın iddia ettiği gibi Türkiye'deki o sorunları konuşurduk. Hani demin onu arz etmeye çalıştım. Şu gerçekten bakın şunu netleştirelim. Bu haberi, bu köşe yazısını ben yazmadım. Bunun üzerine bu açıklamayı ben yapmadım. Evet öyledir diye ben konuşmadım. Bu benden iktidara yakın bir gazeteciden, bir akademisyenden ya da AK Partili birisinden çıkmadı. Bu baştan sona CHP ye yakın birisinden çıktı, isimlerden çıktı ve CHP her aşamada bunu durdurabilecekken CHP ısrarla bunu bunun cevabını vermeyi geçti. Bugün bakın e, CHP'nin e, sayın sözcüsü olacak ya da ee, grup Başkan Vekili olacak tam hatırlayamıyorum ee, Yani Muharrem İnce'yi çok ağır bir şekilde itham eden cümleleri var Bunu da ha, ben Engin kurma Scott. Engin Özkoç'un değil mi teşekkür ederim Yani öyle bir şey yapılıyor ki CHP'nin içindeki bu tartışmanın faturası da CHP'nin dışındaki bir yere kesiliyor Bu sağlıksız yani bu şekilde konuşarak gerçeklerden uzaklaşırız ya bir de Peki. ben de bir şey söylemek istiyorum bu şimdi. Şöyle çok e, kendisine yüklenmiş olmayalım da ben bir cevap verebilir miyim bir saniye bir saniye bir Sayın Şahin de tamam. Anlattığı, anlattığı tablo çok öyle olsaydı bugün zaten Cumhurbaşkanı adayı parti yönetimini kendisine kumpas kurmakla parti yönetimi Cumhurbaşkanı adayını namertlikle suçlamazdı. Yani bu tabloyu ortaya çıkartan da biz değiliz, başkaları da değil ve düşünün bir gazeteci bu ülkenin ana muhalefet partisinin liderine şantaj yapıyor. Şu saate kadar konuşmazsan ben diyor şey. açıklarım diyor. Yani şimdi Kemal Bey demişti ya devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten daha kolay diye. Yani herkes bir takkiyi önüne koysun düşünsün. Acaba e, o çok mükemmel olarak çizdikleri tablo gerçekten o kadar mükemmel mi? E, topluma ne mesaj veriyorlar? Hiç kusura bakmasınlar verdikleri mesaj tamamen kendilerinden kaynaklanıyor. Yani siz kendi içinizde kavgalısınız. Suçu hiç başka yere atmayın. Bu çete meselesiyle ilgili İnce'nin iddiası ile ilgili Bunun düşünüyorsunuz? Ya bunun cevabını da verebilir miyim Sayın Şengül? Çete meselesi şudur. Bakın Muharrem İnce bunu 24 Haziran seçimlerinden sonra hatırlayın. Kaçırıldığı iddia edildi. Kendini kaybedecek kadar hmm. e, işte durumunun iyi olmadığı söylendi seçim gecesi. Muharrem İnce bütün bu iddiaların parti içerisinde bir ekip tarafından kendisini yıpratmak amacıyla bilinçli olarak çıkartıldığını düşünüyordu. Bunu zaten ifade etti. Bugün gelinen noktada da bu köşe yazısının bu külleye giden CHP'li iddiasının da yine aynı ekibin işi olduğunu düşünüyor. E zaten aslında bu isimler 3 aşağı 5 yukarı belli. Ben söylemek istemiyorum çünkü karşılıklı birbirlerini yıpratıyorlar zaten. Yani Ali Aylar Bey başka yerleri suçluyor ama yani CHP'yi karıştırmak istiyorlar diye. Ya zaten her şey ortaya karışık. Yani kimsenin bir şey karıştırmasına gerek yok. Yani Bakan'a isim şeyi... vermiyor. İşte yet tekn ediyor, diyor, yap diyor ha, siz, vesaire. Lara bir cevap veriyorum. Bu hesap şey sorulmaz Yani bu madem bu iş bu kadar döküldü. Muharrem Bey'in de ortaya net isim vermesi lazımdır. Şunu ben anlardım. Ya bir şeyler var ama bu parti içi meseledir ben rakiplerimin diline e, eline koz vermeyeceğim. Bu şeyden gelseydi, Kemal Bey'den gelseydi, Muharrem İnce'den gelseydi parti disiplini anlamında bunu anlardım ama yani şöyle bir şey hani bir klişe vardır ya konuşursam yer yerinden oylar, evet. açıklarsam insan içine çıkamazsınız. Ya CHP'den aklı başında bildiğimiz üst düzey insanlar evet. genel başkan Şimdi plan programa konuşuyor, girerken bu. Kuyuya bir taş atılmış diye girdiniz. Böyle açtınız programı bu programı. Gerçekten öyle. Yani ama eksiği var. Bu atasözümüzdeki gibi bir deli bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış hesabına dönmeye başladı ve haliyle öyle bir yere gelmeye deli geldi. Deli mi atmış ki... kuyuya taşı yoksa akıllı mı atmış? Bravo. <laughs> o da <laughs> tarzı akıllı atmıştı. E şimdi taşı kuyuya akıllı yani atmış, yani öf O kadar oluyor. akıllı Doğum atmış et. ki Artık... CHP'nin iki genel başkan adayını yıpratıyor. Evet bir başka bir siteyi bu gerçekten merak ettim. Ya gerçekten toplum, sayın. Yani toplum şöyle, şöyle bir şey. şimdi e, araya girmiş Doğru. oluyorum ama şimdi bir burada hepimizin anlaştığı bir gerçek var. Bir yalan haber var. Bu haberin yalan olduğu sayın Rami Turan kıdemlimiz abimiz tarafından da kabul edildi. Yalan bir haber var. Ama bu yalan haber Sabah Gazetesi, takvim gazetesi Yeni Şafak oradan çıkmıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin organı olabilecek bir yerden çıkıyor veyahut da yakın Öyle diyelim. Tamam peki olur. yakın yani, diyelim. Yanlış bir sizin hatırınız olur. için. Evet. Yani, <laughs> benim hatırım <gülüyor> için <gülüyor> değil <gülüyor> gerçekler <gülüyor> açısından Çok değerli bir arkadaşsınız. <laughs> yani siz o CHP'nin e, organı, organı oldunuz. Üç partiye sayısız röportaj vermiş bir genel başkansınız yani. Lütfen, ya, düzeltiyorum. Ha düzeltiyorum yani. yani. Tamam. Peki yani yakın tamam. diyelim. Eksik olmayın. Ondan sonra... Teşekkür ederim. Ee, yakın diyelim sizin hatırınız için ondan sonra ve burada iki kişi yıpranıyor. Biri Muharrem İnce, biri de Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu kuyuya taşı atan akıllı. Kazanan kim bundan kim buluyor, fayda sağlayabilir? Onu siz bulacaksınız. Yani sizin e, sizin mutlaka fikriniz Hayır fikrimiz yok. Yani, Be, Türkiye'de her şey belli, alternatifler belli. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve hatta öyle bir imkan yok yani e, o bir hayal Doğru ama Bey biliyor, Cumhurbaşkanı var da zihninde. Bilmemek... Zikrederse bütün ihale kendisine kalır. Hayır, hayır çekiniyor sanırım hayır, yani. Ya, ya bakın şimdi Latife ettim. Birileri adına bu tertipler yapılır. Yani ille o tertibi e, o alternatifin yapması şart değil. Ama diyelim Kemal Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce'yi yıpratıp e, başka bir e, alternatifi öne çıkarmak isteyen. Demin anlatmaya Aynen. Zaten. Şimdi Doğru bakın. Bey. Ve Deniz Metbikteki Baykal olayını hatırlayalım. Şunun Şimdi için bakın anlattım. Deniz Baykal. Şimdi de Deniz Baykal ve etrafındaki bir grup CHP'ye sokulmuyor veya yani, giremiyorlar. Üç cümle Şimdi bir bunlar soru işte, devam eden Kuvayı Milliyeci gibi gösteriyorlar kamuoyuna ve onlardan mürekkep yeni bir partileşmeyi, yeni bir Hayır, partileşme içinden değil. kopuşu gerçekleştirebilirler. Peki. Bunlar Önce partileşmeyi yani, partileşme olabilir. Şimdi bakın. Deniz Baykalı arkadaşımıza yapılan tertibi hatırlayalım. Yani o tertibi ille Kılıçdaroğlu'nun kendisinin düzenlemiş olmasına gerek yok ama bir kuvvet Deniz Tabii Baykalı öyle. bir kuvvet Deniz Baykalı tasfiye etti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi genel başkanlarını kendisi seçemiyor. diyorsunuz, bunu FETÖ olarak şey yorumlayanlar Hayır, bakayım, da var. Yani FETÖ var zaten işin içinde de bunu sayın e, Öğmen, Altan Öymen evet böyle geldi. E, Onur Öymen Onur e, değerli ayrı o. Genel Başkan yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli dostum ee, Öğmen bütün belgeleriyle bunun e, Batı merkezlerinde ondan sonra pişirildiğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı merkezlerinden yönlendirilen, yürütülen bir komployla e, CHP'nin başına getirdiği be. belgeleri açıkladı. Ben onun anladım. Buradan yola çıkacak. Ya, buradan Sizin buradan yola çıkarak. Buradan yola çıkacak olursak yine CHP içerisinde Batı merkezleri tarafından desteklenen bu iki isim dışında bakın, biri mi var? Batı merkez... E, çok açık meydanda yani bugün e, şeyine. Belediye Meclis çalışmalarına Patrikanelerden başlayan, ondan sonra Ankara'dan İstanbul yönetilemez diyen, Ankara'dan İstanbul yönetilemez diye Amerika söylüyor. Yani çok açık. Yani burada e, yıpratılmayan bir kişi var ama yıpratılan iki tane Genel Başkan adayı Şimdi, var. Yani Türkiye'de ince Cumhuriyet Akp'si. E, Cumhuriyet Halk Partisi... olacak tabii yıprandı. Yani daha doğrusu ilk bir önce hedef alınan... Bitirin siz devam edin lütfen. Yani Muharrem İnce'nin hedef alındığı çok açık. Ama Muharrem İnce'nin ötesinde Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Muharrem İnce'den başka onun da hedef alındığı açık. Çünkü olay ilerledikçe yaralanıyor. O yaralanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, yıpranıyor. Yaralanıyor. Evet. Değil mi? Değil mi? Şimdi iki kişi yıpratılıyor. Çok açık. Şimdi... Ve bu bir komplo. Komplo olduğu çok açık. Bir yalan haber var. Bir komplo var. İki kişi yıpratılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hani dizayn ben hiç sevmediğim bir sözcük ama Amerikalılar yapınca dizayn tam yakışıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kongresi tarafından değil, başka merkezler tarafından Ağlesin. tayin ediliyor. Olay bu. Şimdi, ha burada ben bunu niçin söylüyorum? E, bu açıklamalarım benim Cumhuriyet Halk Partisi tabanındaki vatansever, cumhuriyetçi e, kitleye, e, onlara da bir çağrı. Yani kendi partilerine sahip çıksınlar. Böyle komplolarla genel başkan seçmesinler onu söylemek istiyorum. Ama zaten Sayın... kurultay süreci olacak efendim. Bir, yani i̇şte kurultay süreci ama kur, kurultaya gelen insanların önüne bir bir aday şey yapılıyor. Bakın takdim Başak. ediliyor. İki aday da yıpratılıyor. Çok... Başak Hanım. Emin olun ki e, objektif bakmaya çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletin değerleriyle bütünleşmelidir argosunu taşıyorum. Bu ne kadar başarılı olursa ülke adına millet adına çok ciddi bir kazanımdır. Kemal Kılıçdaroğlu 24 ilde 106 tane milletvekilini daha önce görevlendirişi çıkarmıştı. Halk ne düşünüyor? Halkın talepleri nedir diye sormuştu. Getirdikleri raporları beğenmedi. Siz bizim partililerimizle görüşmüşsünüz dedi. <laughs> Ve 106 tane milletvekilini tekrar aynı ile görevlendirdi. Kendi partimizle görüşmeyin. Gidin kanaat önderleriyle görüşün. O illerin e, vitrine çıkmış insanlarıyla görüşün diyor. Bu çok önemsiyorum bunu. Kanaat önderleri kimdir? Milletin değerleriyle milletin sokağında e, e, yüzünü döndüğü insanlardır. Bunlarla buluşmak Cumhuriyet Halk Partisi adına çok önemlidir. Onun için muhafazakar alanda hassasiyet gösteren Kılıçdaroğlu'nun bu defa e, partisinin en az azı olduğu 24 ilde 106 tane milletvekilini tekrar görevlendirip Onlara böyle bir fonksiyon e, için göre e, neticeye ulaşması için talimat vermesi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin açısından önemli olduğunu görüyorum. Peki. Bunu CHP goy olarak kimse anlamasın. Çünkü ben bu ülkede. ...o kadar büyük ayrıştırmalar oldu ki... ...sokağa kulak vermeyen sayın partiler oldu ki... ...sokağa kulak vermeliyiz... ...sokağın değerleri var, inançları var... ...onun için sokaktaki... ...bakın önemsiyorum... ...Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Karaköy'de... ...başörtüsüne saldıran... ...bir kadını gördü... ...ve o saldırılanları aradı... Onlarla üzüntülerini paylaştım. Bunu memleketim adına önem istiyorum. Bunların, Ama e, başka bir grupta Kartepe'de bir şey oldu. Arayabildik mi? Peki. Aramanız lazım. Ben dahil olmak Peki, üzere. Peki ben şunu evet. sorayım o zaman. Yani bu e, Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nun bu adımlarını siz e, CHP bakımından yani, bir CHP farklı açılım olarak, e, olarak e, ve olumlu olarak de. görüyorsunuz. Evet. Şimdi Sayın e, Fırat ifade etti. Yerel seçimlerde alınan bir başarı var. E, i̇şte bu kumpaslarla CHP'nin bu başarısı bir şekilde engellenmeye çalışıyor çalışıyor. Erken Aynen seçim satımı haline kim girildi diyor. Bence, yapan? CHP'nin içindekiler CHP rakipleri sayın, değil ki. evet HDP sonuçta Bakın burada sayın okumuş ee, bana e, müsaade ederseniz. Kumpası yapan CHP'nin rakipleri Buradan değil ki. Buradan yola kumpas evet. çıkarak. sanırım. Bu yorumdan buna çıkarak. Yani. CHP'nin yani şeyin... rakipleri kumpas yapmıyor ki. Yorumundan yola çıkarak. Şimdi bu CHP içinden bir kumpas diyor Ama bu apaçık ortada yazılanlar. Rami Tur'un yazdığı, Taner Atıla'nın söylediği. İki isim de yıpratılıyor. Peki burada kazanan kim Burada en çok yara alan Evet Neyse. burada kazanan, heh, sonuçta kazanan e, işin içerisinde hiç olmayan iktidar para. ama işin içinde yok, haksızlık yapamayız yok. Şimdi atakat çok da tabii kazanması, başka partinin kazanması çok tabii. Sen böyle kendini eften püften bir meseleyle böyle tartıştırırsam, böyle dünya aleme e, rezil olacak bir hale getirirsen e tabii ki başka partiler kazanacaktı. Bu yo, yo. çok tabidir. Ama AK Parti Ama, kumpası yapmış değil yap, ki yani o Haberin yalan, yalan olduğuna inanıyorum. ben de onu A, söylüyorum. Ben de onu söylüyorum. Burada yani, kazananı o haberin içinde aramak lazım. Yani. Için Sizi hiç de, duyamadık Sayın kısmı. Fırat. Yani, yani burada en çok yara alan öyle mi? bence şu anda mesela bu haberin yani, yalan olduğuna inanıyorsunuz. Muharrem İnce burada karlı çıkmaya başladı. Sayın Fırat Sayın Kılıçdaroğlu da Bence burada e, sıkıntılı bir duruma doğru götürülüyor. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetilmeyi bir an önce bu meseleyi kapatabilmeli. E, Kapatmalı mı açmalı mı? Ha, yani peki. Kendi içinde devam edebilir. Kapata, Onunla ilgili BK Toplantısı'nın perde. İddi kaynağını söyleyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi bunu gerekirse söyledim. tam oyunla da paylaşabilir. Size ama bunu, bir sorusu var e, Sayın evet. Fırat'ın. Başak, Sayın Hanım, okuluşa, ha, Başak Hanım, yani haberin haberin yalan olduğunu herkes kabul ediyor ama o yalan haberden yola çıkarak CHP yönelik suçlamanın yalan olduğunu neden kabul edilmiyor? Onu CHP'ye yönelik suçlamanın Ali Aydar Bey e, yani yalanında değiliz. Yani ki Cumhuriyet Halk Partisi bunu değil. daha da uzatmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi Türkiye'nin onca meselesi varken kendi iç meselesini hep gündemde tutabilecek karşı tarafa malzeme vermemeli. Nazif Bey bunu zaten bunu bunu sizin aynı fikirdeyim. Bunu zaten Cumhuriyet Halk Partisi yani bu tartışma neyi örtüyor derken bunu kastetmiştim. Yani bu tartışma Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sürdürülen bir tartışma değil. Siz iyi bir siyasetçisiniz ve biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en büyük başarılardan birine imza atmış. Partisi arkasında yek vücut olmuş bir lider şu anda ve bu liderin parti içinde, tırnak içinde söylüyorum birilerini tasfiye etme ihtiyacı var mı sizce? Bence yok. Onun için Siz çok, bir, deneyimli çok bir cesaretle olan. Muharrem İnce'nin gönlü alınabilir. Ama varsa soru işaretleri ki olabilir. Bunlar da parti içinde bir şekilde ama komisyonla ama bazı arkadaşların kişisel gayretleriyle uzağa kavuşturulma için çalışma sürdürülebilir. Başak Hanım bir şey Peki. söyleyebilir miyim? evet. Şimdi bakın bu bir karşılık olarak söylemiyorum. Ben biraz arşiv taraması yaptım yayından önce. 2010 yılında Deniz Baykal'a o kaset komplosu yapılmadan hemen önce CHP'ye yakın yazarlar ne yazıyorlarmış biliyor musunuz yorumlarında? Deniz Baykal en güçlü dönemini yaşıyor CHP'nin başında. Karşısında hiçbir rakip çıkamaz. <laughs> Tıpkı bugünkü gibi Ali Adar Bey diyor ya Kemal Bey şu an en güçlü döneminde diye. Yani demek ki en güçlü döneminizde olmak ya da sizin kendinizi en güçlü gördüğünüz anlarda hangi olgudan yola çıkarak öyle bir, bir şey operasyon söylemiş yapılabilir. acaba? Muharrem İnce'nin bence şu açıklaması çok önemlidir. Eğer bana karşı yapılan bu kumpasın diyor üzerine gidilmezse bu kumpas diyor yarın öbür gün Kemal Bey'e de yapılır diyor. Bence doğru. Niye doğru? Yılmaz Ateş'i linç ettiler. Partiden ihraç ettiler. Ne dedi Yılmaz Ateş? Fenerbahçe ve MHP gibi dedi. Biz dedi direnemedik dedi. Değil mi? Sonradan ortaya çıktı ki zaten o kaset komplosu bir FETÖ organizasyonuymuş. Bu bir daha olmasın diye yani CHP eğer bu işi süratle Peki, iktidarda çöserse, kim vardı? Böylece ülke ana muhalefet partisi. Bütün bu operasyonlar Ali, ben yapılırken ben iktidarda CHP kim vardı? Yapmıyorum. Bak CHP eleştirisi yapmıyorum. Ben bu olayın Sadece CHP değil. Çok net bir Türk, biçimde bir CHP eleştirisi Türk yapıyorsun. Çok net bir biçimde bir CHP eleştirisi diye. yapıyorsun. Türk o operasyonda FETÖ'nün ne kadar Burada parmağı varsa iktidar Partisi'nin o nası... kadar parmağı vardır. Peki Alaydar biz bugün senin parti propagandalarına cevap vermekte yetersiz kalıyoruz. Ve biraz hastayım. Ben size söyleyeyim. Ee, Hasta Şimdi bakın Muharrem İnce'nin açıklaması çok önemlidir. Eğer 2010'da gerçekten o komploya direnebilseydi MHP'nin direndiği gibi bugün farklı bir Türkiye siyasi atmosferi olabilirdi. Ee, şimdi bugün de bu kumpasın suratla ortaya çıkartılması lazım. Sadece CHP değil bence bütün siyasi partilerin bu olayın üstüne kararlılıkla gitmesi gerekiyor ki yeniden bir dizayn hadisesi Yani karşı CHP içinde var. bir soruşturma bu çete kimdir nedir ne değildir lazım. bunun üzerine gidilmesi gerekli diyorsunuz. Şimdi CHP-MYK toplantısı bugün 4 saat e, sürdü dedik. E, perde arkası e, bilgiler var onu da paylaşalım. <laughs> Ee, hiçbir CHP'li bu sürece ait e, alet olmasın. İddiaların Türkiye'nin gerçek gündemini engellemesine izin verilmesin kararı alındı. CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre Türkiye'nin sorunlarını bizim üzerimizden kapatmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bu daha başlangıç. Pek çok kumpas yapacaklar değerlendirmesi yapılmış. Ama kumpası yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kuvvetler. Kumpası AK Parti veya başka bir Aslında kuvvet yapmıyor. Aslında o Bey orada belki bir ekli. Hayır şimdi Bilirim. bakın Ramit Evet. Sözcü gazetesi yazıyor. Ramit Turan yazıyor. Efendim Uğur Dündar'a gidiyor. Ondan sonra Taner Atilla üzerinden Kemal Talat Kılıçdaroğlu Atilla, Talat Atilla. O da var. O da gazeteci Tal benim Talat Atilla üzerinden Talat Atilla Kılıçdaroğlu. Siz konuştunuz mu Sayın Atilla ile? Fail. Hayır efendim. asli fail olarak Kılıçdaroğlu'na uzatılıyor. Yani ben söylemiyorum. Evet. Uzatılıyor. Yani böyle bir tablo var. Yani bu kumpası birileri CHP'ye yapmıyor. CHP'nin içinden Şimdi yapılıyor. Bugün Bu önemli. Hem, hem bugün hem İsmail Saymaz'a hürriyete verdiği manşet röportajında hem de e, bir bilgi var onu ekleyeyim. Onunla ilgili de yorumunuzu bir gazeteci olarak doğrusu ben de merak ediyorum. Böylece canlı yayında sizinle de bir röportaj yapmış oluyorum. E, TV5 yayınına çıkıyor Suat Toktaş'a Kemal Kılıçdaroğlu 17 Ekim'de. 17 Ekim'de çıktığı bu yayında uzunca bir canlı yayın birçok soruya cevap verirken şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki her devletin kendi istihbarat örgütü vardır. Bunlar devletin ülkenin çıkarları ve menfaatleri için çaba harcarlar. Siyasal partinin çıkarlarına dönük bir çaba gösterdikleri halde farklı bir durum ortaya çıkar diyor ve şunu söylüyor bugün de aynı şeyi söylemiş çünkü devletin belli kurumları içinde belli insanlar seçiliyor sizin göreviniz budur deniliyor millet ittifakını bozacaksınız deniliyor Soat Toktaş'a verdiği röportaj bu kadar basit onlar da emredersiniz diyorlar. Karar gazetesine verdiği röportajda görevlendirilen istihbaratçıları isim isim biliyorum demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Suat soruyor diyor ki bu isimleri madem biliyorsunuz neden söylemiyorsunuz diyor canlı yayında. Kemal Bey diyor ki sorumluluğum gereği söyleyemiyorum ama kendisine milli diyen bir kurumun milli olması lazım... Kendisine milli diyen bir kurum, bir siyasal partisinin dizayn e, operasyonlarına, arka bahçesine asla dönüşmemeli diyor. Ve bugün Kemal Bey genel e, İsmail Saymaz'a hürriyete verdiği röportajda da diyor ki Fox TV'deki yayında bunu söyledim. Yani dedim ki bizim partimizi karıştırmak isteyenler var, farkındayım. Ve bunlar da hatta istihbarat örgütleri üzerinden şekilleniyor demiş. Yani siz diyorsunuz ya hani CHP'nin içine bir kumpas Hayır, kuruyor. Efendim, genel başkanın beyanına göre bu kumpası kuran istihbarat örgütü. Şimdi bir dakika. Yani Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatını. Müsaade Bana röportajı tıkilatını... tamamlayalım. <laughs> siz devam edin. Buyurun. Şimdi e, yaşadığımız olay o söylediğiniz senaryoya hiç uymuyor. Yani herhangi bir istihbarat örgütü Rami Turan'a bir haberi götürüyor değil. Veyahut da e, Atilla değil mi soyadı? Talat, o, Talat, Talat Atilla. Talat Atilla o istihbarat örgütünün e, adamı onu yani öyle bir iddia yok. İkincisi... Salat Atilla bunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığını söylüyor. Yok, yok aldığını. Yani, ne demiyor. Onu doğruladı. Doğru 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 doğru. Arada, biri var ya yani söylediler. Kim olduğunu Ara, anlayabilsin. Şimdi, arada doğru, ama bunun buraya hiç şey yok. Bir istihbarat dürü kötü şu bu karışmıyor. İş bir olay. Kaçıncı devela bunu köşke doğru tabii. Kılıçdaroğlu'na doğru gidiyor yani köşke Aynen, doğru ne? şeye doğru gitmiyor. Ee, külliyeye veya evet, doğru gidiyor? gidiyor. Olay Kılıçdaroğlu'na gidiyor. gidiyor. Şimdi onun için külliye, külliye, o zaman yani, anlamış. o olayda Hayır, Eğer siz bir yani, istihbaratçı arayacaksanız Kılıçdaroğlu'nun istihbaratçı olması lazım. Benim bir gazeteci olarak da, vatandaş Hayır. olarak da bu tartışmadan anladığım şey şu. Siyaset Türkiye'de şeffaf ve o zaman. hesap verebilir bir mekanizmaya dönüşüyor. Özlem o zaman bir şeye geleyim. Bütün siyasi Türkiye'de, partilerin tüzükleri... Türkiye'de gazetelerin üzerinde de bir operasyon yapılıyor anlamı da çıkar buradan. Bakın Cumhuriyet gazetesi... Kim yakın bir, zaman operasyonu. içerisinde çok ciddi operasyonlar. Kendi içinde veya yani dışında. Sözcük, oralara girmiş. Somut Şimdi geliyor. yani, yani Cumhuriyet'te karşısında. bir dönem e, ulusalcıların tasfiye edilip orada e, çok kimliklerin, çok seslilerin e, ne hale geldiklerini gördük. Sonra şey bir yaptım. de, ya ben aman oraya bulaşmayalım şimdi evet. ne alakası var bu arada nazik şimdi gelelim odak peki yurt, yani yurt gazetesi bak yurt gazetesi <laughs> ne operasyonlar <laughs> geçirdi yurt gazetesinde de aynı şeyler yaşandı şimdi bugün belki belki e, sözcü gazetesine de bu anlamda yazarların e, kendi içerisindeki ünsiyeti arkadaşlığı dostluğu bozacak veyahut da bir takım egemen güçlerin böyle e, kirletmeye çalışarak bertaraf etme e, Talat Atilla mı yapıyor operasyon? Bakın somut Kim bu egemen güç dedi? Talat Atilla şey mı başkanı. yoksa Kılıçdaroğlu mu yapıyor? Bak, Cumhuriyet bir, bunları ya asla bunları bırakalım. Bir yani yani falan bir somut burada, bugünkü gerçeğe yani bakın. Sözcünün yayın politikasındaki karakterinden rahatsız olanlardır. Mesela. Mesela. Yurt ama burada e, o o karakterlerden rahatsız olanlar hiç gözükmüyor. Şimdi bir dakika. Bir yani yazar da mesela, mesela siz benden daha en, iyi biliyorsunuz. En, siz nasıl yani? anlatıyorsunuz? Rami, Zaten Rami Zaten ne Bey ne diyorsunuz? Çok değerli bir arkadaşım. Yani abimiz, abim. <laughs> Şimdi böyle bir e, Rami Bey oranın başyazar. Neticede e, orada eee ama onun o onun politikası da olan, geliyor. belki Perdoğan'dan gelmiyor. Evet. Kılıçdaroğlu'nu Tayyip Erdoğan kullanıyorsa o başka bir Zayıf tarafları vardır. İnsanların bir şekilde zaman içerisinde güven verirsin verirsin sonunda e, hiç beklemediğin yerden çok farklı Tabii darbeyi alabilirsin. Soyut genel Bilmiyorum laflar. Olabilir. Ama Olayın kendisinden Türk gidiyor. medyasında da özellikle merkezin solundaki e, mücadele veren medyada çok ciddi böyle ulusalcılıkla çok farklı kimliklerin kafası karışık, emperyal bir... E, kocaman e, küresel anlamda hadiseye baktığı iddiası ile aslında başkalarının borzancılığını yapanların mücadelelerine hep şahit olduk. Olayın, oldukları. üzerinden Bey, gidelim. Bu, işte olayın üzerinde. E, buraya kadar geldiği zaman gel gelirsek bunlar da var. Bir şey Mesela, daha hatırlatmak Ramih istiyorum. Rami Bey'in tasfiyesine bile düşünebiliriz. İle her şeyi düşünebiliriz. Mümkün hepsini. Şimdi bakın biz Ama kim gazeteci arkadaşı onu. Gazeteci, gazeteci arkadaşın işte onu e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ipin ucunu tutabilirsek Kılıçdaroğlu'na müracaat edip meydana mı? Onun çevresine bu haberi doğrulattığını konuşuyoruz da ya bu haber Kılıçdaroğlu'ndan önce Kılıçdaroğlu'ndan önce eğer e, köşke gidiyorsa böyle bir iddiaya taşıyorsan, bu köşkteki birine doğrulattırılması veya var mı yok mu diye sorulması Aynen, gereken bir haberdir. Haber. Şimdi bu hiç yok. Hiç yok gündemimizde. Kimse harit olmamış Yani başkanlığı. Bakın şu ana kadar ki şeyle söylüyorum köşkün bu işte hiçbir dahili yok. yok. Ama biz haberden yola çıkarak köşkü bulaştırmıyoruz. Yoksa köşkü bu işe tamam, bulaştırmaya sen... çalışma gibi zerrece karineyle de olsa bir gayretim yok. O zaman yok. Bundan sonra bir şey çıkarsam, söylerim, tabii. ben bir cümle Ama ekleyeyim bir, cümle şimdi, ek, bir tek cümle. Tek bir cümle, cümle devam, devam edeceksiniz. Bu. Tek Buyurun, bir cümle. Talat Atilla Milliyet Gazetesi'nden hangi haber yüzünden ayrıldı bilginiz Onlara... var mı? Abdullah biliyorum Gül'ün efendim. aracında suikast... Evet biliyorum. Da bir hatırlayalım. Yani. Abdullah Gül'ün? Ee, kendi aracında bir suikaste maruz kaldığı haberi yüzünden Talat Atilla Milliyet Gazetesi'nden ayrılmak durumunda kalmış bir gazeteci arkadaşımız. Yani, bunu yani, bu öyle, yani nereye olayları da yani yere bu da bir, bu da bir bilgi Ama yok. Ama Talat Atilla e, doğrulattığını herhalde. söylüyor. iki defa Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını söylüyor. Bence püf nokta orada. Şimdi aslında Rahmi Turan'ın ilk kaleme aldığı yazıya bakarsanız kaynak saraydan gibi. Sarayda çalışan Hayır, biri gibi. <laughs> hatta işini yakın biliyor. Yani da işte. oraya vazgeçiyor. yakın biliyor. Yakın gösteriyor. Evet. Şimdi evet. şöyle bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu demiş ya verdiği röportajda Özlem Hanım aktardılar. Yani ben kesin bu kumpasla ilgili isimleri bildiğimi söylemedim. Genel olarak e, kastettiğimiz şey herhalde istihbarat teşkilatı. Bu öyle demiş. Ben onu bayandım. İstihbarat teşkilatının e, CHP ile e, ilgilendiğini CHP'yi karıştırmaya e, çalıştığını. Ve aldım. millet hizmeti hakkını. E, bu bile aslında o demin bahsettiğimiz şeffaflık meselesine geliyor. Yani bu çok ciddi bir iddiadır. Bunu dile getiren bir genel başkan bununla ilgili ortaya ciddi bir karine koymak durumundadır. Ve gerçekten de durum dediği gibi ise bizim tutup o istihbarat teşkilatından da, o iktidardan da, o cumhurbaşkanından da ciddi ciddi hesap sormamız gerekir. Ama şeye baktığımızda maalesef Sayın Kılıçdaroğlu'nun karnesine baktığımızda bu işlerin böyle olmadığını görüyoruz. Çok fazla örnek verilebilir benim aklıma gelen iki tanesi. Ee, Sayın Baykal'ın o tatsız meselenin görüntüsünü Erdoğan'ı izlerken Erdoğan'ın o görüntüyü izlerken görüntüsünü ben izledim dedi. Bana bunu kaseti getirdiler. Orada Erdoğan o görüntüyü izliyordu dedi. Kim bunu izliyor deyince yüzleri kim getirdi bunu açıklayın deyince yüzleri maskeli birileri getirdi onu bana dedi. Yani Şimdi eğer istihbarat çağıracaksak bu işte bu hikayede başkan, en yakın istihbaratçı, yüzü maskeli, yüzlü maskeli kaset gelen bir genel başkandan ne istihbarat aramak yani lazım. bir genel başkan yani, keza, <laughs> yüzlü maskeli insanlarla görüşmez yani. <laughs> yani keza öyle bir ifade <laughs> Başak de, Hanım. Yani. E, hiç yüzlü maskeli bir örnek hiç daha yüzü maskeli bir ifade olmamıştı. Bir örnek daha daha hiç veririm. böyle bir şey Ala söylenmedi diyor Sayın Fırat. O, valla işte Ali Aydar Bey. Hiç böyle bir yüzü maskeli bir şey söylenmedi. Ali Bey bu haberi de AK Parti'nin yaptırdığını söylüyor. Yani Alaydar Bey söylüyor da vaka öyle değil. yani. E şey var, 4 bakan, bakan 180, 180 milletvekili var. Baylok, e, baylok kullanıyor dedi. Yani liste vereceğim, 4 bakan 180 milletvekili baylok kullanıyor dedi. O da yok. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ithamları çok ciddi. Ama maalesef bu ithamların altını dolduracak somut bir şey söyleyemediği için bence o da yani... Başak Hanım bir bunlara bir cevap vermek durumundayım. Ce e, çok peklerin, özür dilerim. Genel Başkanının, Duyamadım Başkanı'nın e, saygınlığına... Ciddiye alınabildiğine Siz bu yakışmıyor. bu yüzü maskeli ifadesini nereye dayandırıyorsunuz? Herkes biliyor bu. Peki. kamuoyunda çıktı kendi açıklaması. Kadına şiddet meselesini... Birincisi konuşalım. böyle bir ifade olmadı. Bu artık. Tamam. <laughs> Buyurun. Şimdi Başak Hanım, birincisi bu yüzü maskeli diye bir ifade olmadı. Eğer siyasal söylemlerdeki çelişkilere gelecek olursak AK Parti'nin 17 yıllık tarihinde ciltler doğrusu şeyler ortaya çıkar. Ee, söylenen ve yerine getirmeyen şeyler ortaya çıkar. Ee, Ayasofya'nın cami olmasından tutun da işte Kudüs'e, Gazze'ye gideceğimden tutun da işte en son İstanbul seçimlerinde çalınan oyların hesabını soracağızdan tutun da işte Şam'da namaz kılacağı kadar evet. dünya kadar ciltler dolusu siyasal çelişkiler ortaya çıkar. Hiç bu konuya bence arkadaşlar girmesinler. İkinci mesele şu biraz önce bakın girişte de Sayın Doğu Perinçey bu konuda kendimce şunu söyledim. E, yaptığı söylediği şey doğru değildir. Bir ee, Cumhuriyetin kurucu partisinin kurucu değerlerini hala içselleştirmiş ve onun o devrimlerin izinden giden bir partinin 16 milyon seçmeni olan bir partiyi başına Amerika birini getirdi ya da birini götürecek diye bir açıklama kabul edilebilir bir şey değildir. Kendisi belki istihbaratçı olduğu için bunu söyler olabilir ama bir siyasetçi aktığını bunu kabul etmez. Etme. Siyaset Cumhuriyet Halk yerde, Partisi'nde tabandan, şey... şekillenir, şekillenir, tabandan şekillenir. Tabandan şekillenir. Tabandan şekillenir tavana kadar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte. şu anda mahalle Amerikanın seçimleri aretlisin. var, mahalle seçimlerinden ilçe seçimlerinden, ilçe seçimlerinden il seçimlerine, il seçimlerinden sen. de genel başkan çocuğusun. seçimlerine kadar bir bir süreç yürütülür ve bu süreç demokratiktir, şeffaftır. Bunu kendi partisinin yapmıyor olabilir ben, ama major partileri Perinçek, ben o partiye oy vermiş bir insan olarak bunu kabul etmiyorum. Buyurun, o parti oy vermiş bir insan Sayın olarak Sayın Perinçek'in size de ifadeleri var. Rusya'nın belki cevap vermek istersiniz. buyurun. Hayır, ben 14 hayır efendim, bütün Amerika'da, insanlar bunu döndüler. Cumhuriyet Sayın Halk Partisi'nin başına sadece Cumhuriyet Halk Partili delegelerin karar vereceği insanlar seçilir. Peki, buyurun. Ben 14 Bunun dışında söylemem her ithamın her itham başka odaklar tarafından söylenen, dile getiren ithamlardır. Peki. Ben 14 yıl 5 kuşakla tek adamım Türkiye'de. Amerika'nın, MIT'in, CIA'nın zindanlarında yatmış, en son silivri duvarını yıkmaya önderlik etmiş adamım. Amerika'nın baş hedefiyim Türkiye'de. Onun için bu tür, mit, MIT'i 3 defa felce uğratmış adamım. Ama Amerika'nın kullandığı adamlar var, Perinçek, Perinçek diyerek. Onun için herkes ağzını toplasın adam gibi konuşsun. Amerika'nın kimin adamı olduğu kimin istihbarat teşkilatlarının adamı olduğu kim Perinçe'ye saldırıyorsa işte Amerika'nın adamı onlar. Kim Perinçe'ye saldırıyorsa bu ülkenin, işte MIT'in bu adamı bütün onlar. bütün devrimcileri de tamam. bu ülkenin Kincisi, bütün insanlar da siyasi Sayın Fırat çok zor oluyor. kimin yurtsever olduğunu biliyor. Bitireyim. Fatih tarih, size. tarih yazıyor. Sayın Perinçek, Perinçek. tarih yazıyor. Deniz. Sizi de Sizi yazıyor. Denizleri de yazıyor, mahirleri de yazıyor. Hayatında tarih herkesi yazıyor. Deniz Sizin de, nerede durduğunuzu yazıyor. Bir saniye Sayın Fırat. Denizleri Deniz de, de yazıyor, mahirleri de yazıyor. Bugüne onların kadar devrimci mücadele içinden insanlara da yazıyor. Ulusal bağımsızlığa sahip çıkan insanlara da yazıyor. Bugüne kadar AK Parti'ye Evet. Duyuyorum efendim. Şimdi duyuyorum. şöyle. Şimdi bir Sayın Perinçek tamamlasın. Çok aynı anda konuşuyorsunuz bakan, ve hiçbir şey anlaşılmıyor. Sizin söylediklerinizle. Şimdi Amerika'nın söyledikleriniz Amerika operasyonuyla Efendim önce ithamını geri alsın. Amerika'nın operasyonuyla Deniz Baykala bir şey yapıldığı, komplo yapıldığı ve Cumhuriyet Halk Partisine bir genel başkan atandığını söyleyen bizzat Onur Öymen ve doğru söylüyor. Çünkü hepimizin yaşadığı bir şey. Deniz Baykala o operasyonu Amerika ve FETÖ yaptı. Değil mi? Çok açık ve o operasyonda partisinde Ak Parti yok muydu bunun içinde? Sayın diyor... Perinçek Ak Parti yok muydu bunun içinde? Tamam. O, onun cevap olduğuna versin. dair ben hiçbir delil görmüyorum. O Ak Parti'nin o operasyonda olduğunu gösteren en ufak bir kanıt yok. Yok. Olduğu zaman söylerim. Ak Parti'nin FETÖ ile Fethullah Cemaati ile Türkiye'yi koalisyon, yaptı koalisyon yani. yaptığı bir gerçek falan ama Deniz Baykal komplosunda AK Parti'nin olduğuna dair en ufak bir kanıt yok ama Amerika bir operasyon yaptı ve CHP'nin başına bir genel başkan atadı. CHP'nin ne yapması lazım? Eğer lazımdı? Amerika, bir Başak saniye Hanım, bir tamamlasın. Siz Başak Hanım, misiniz? bakın Yavap ben o zaman bir hapishanedeydim mı? ve e, eşimle e, telefon görüşmesi hakkımızı kullanıyordum. Ve dedim ki Sayın Baykal'ı ara, benim eski arkadaşımdır, 50 yıllık, 60'lardan 59 yıllık arkadaşımdır. Ona söyle, dirensin. Bu Türkiye'ye yapılan bir komplodur. Yalnız Baykal'a yapılan bir komplo değildir. Kesinlikle bu komploya teslim olmasın ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etmesin. Ve bunu da Sayın Baykal'a, benim arkadaşlarım telefonla ilettiler. Yani CHP'nin bunu yapması lazımdı. Peki ben sizce nasıl... niye istifa etti Baykal? Ya o Baykal'la ilgili bir sorun ama Cumhuriyet Halk Partisi burada hatalı. Baykal değil, kendi genel başkanına sahip çıkacak. Görecek, kendi genel başkanına yabancı kuvvetler bir komplo yapıyor. O komploya karşı parti olarak direnecek. Direnmedi ve CHP komp Amerika komplosunu Cumhuriyet Halk Partisi kabul etti, sineye çekti. Başak Hanım genel şunun altını değişti. çizmek istiyorum. Peki buyurun. Yani CHP direnemedi. Başak Hanım bunu bunu soruşturmak lazım. Bunu tartışmak lazım. Yani CHP içinin meselesi bu. Amerika komplo yapıyor. CHP direnemiyor. İşte bu komploda benzeri bir komplo olabilir mi acaba bugün? Başak o, Hanım bu da öyle. O, da bu, bu da öyle. bu konuda, bu konuda e, son bir cümle e, söylemek istiyorum. Sayın Başak Hanım bu da öyle. Bir Bakın size. Bakın buna da direnemiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Buna da direnemiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani kendi içinde bir kavgaya Sayın giriyor Bay da birbirini yıpratıyor. Yapılan komployu Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenler, sayın sözcüleri Ak Parti'nin üzerine atıp işin içinden sıyrılabilirler. Çünkü rakip siyasi e partilerdir. Artık mümkün değil Ama o bununla yüzleşmezseniz, bu komployu kimin yaptığını, bundan kimin faydalandığını bununla yüzleşmezseniz, gelir yıllar sonra bir başka komploya muhatap olursunuz. bugün. Gördüğümüz komploya ve ondan sonra yine kalkarsınız suçu AK Parti'ye atarsınız ve yine biz de tam iktidara yürürken AK Parti bunu çıkardı diye Tabii. sızlanırsınız. Sayın Fırat, Bence tamamlasın. Cumhuriyet Halk Partisi ipin ucunu oradan tutmalı. Önce Sayın Baykal'a kurulan komplonun peşine düşmeli ve sanırım bugünkü komploda oradan elde ettikleri verilerle açıklanacaktır. İktidara bunu atabilirsiniz. Şunu, şunu önemli atabilir. belirtmek istiyorum. Ama çözüm değildir. Peki buyurun Sayın Şunu Fırat. önemli belirtmek istiyorum ki. Başak Hanım, bizi izleyen, bütün izleyenlerin bilgisine bütün içtenliğim ve vicdanımla söylüyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına Amerika birini getirmiş olsa, böyle bir isteği olsa, bu Kemal Kılıçdaroğlu olmazdı, Doğu Perinçek olurdu. Dolayısıyla bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Yani Dışarıdan Onur Öymen öyle söylemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına Öğmen birini getiremez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birini getiremez. İkinci mesele söylüyor. şu. Sayın Çağlar'a cevap vermek istiyorum. Amerika hapislere Sayın atıyor. Baykal kururken, Doğu Sayın Baykal bu komplo, komplo, komplo başından kururken Sayın Baykal bu komplo kururken İçişleri Bakanlığı kimin elindeydi? <laughs> Sayın Şengül. Buyurun. Ee, Sayın Çağlar'a cevap veriyorum. Sayın Baykal bu komplo kurulurken İçişleri Bakanlığı kimin elindeydi? MİT müsteşarı kimin elindeydi? Emniyet Genel Müdürlüğü kimin elindeydi? Yani bir iktidar böylesi bir siyasi büyük bir komployu açığa çıkarmayacak kadar vasatsa bunu kabul ediyorlarsa buna söyleyecek bir sözüm yok. Ama eğer bir biçimde bunun üstüne gidilmemesi yönünde bir irade ortaya koymuşsa bu onun suç ortağı olduğunu ortaya çıkarır. Başka bir şey göstermez bize. Bu iki alternatif dışında bir alternatif söz konusu değildir. Yani yıllarca bütün her şeyi başkalarını yıkıp efendim o bizi kandırdı, şu bizi kandırdı, bununla yol yürüdük, şöyle oldu, böyle oldu vesaire falan. Bunlar siyasal anlamda karşılığı olmayan şeylerdir. Yani her 10 e, yılda bir, 5 yılda bir, 3 yılda bir kandırılıyorsanız siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz demektir. Ya da ortaklarınızı iyi seçemiyor demek e, iyi seçemiyorsunuz demektir. Yarın öbür gün Sayın Perinçek'e de bu benim nacizane bir önerim olsun. Yarın öbür gün Perinçek bizi kandırdı diyebilirler. O yüzden Sayın Perinçek AK Parti ile çok yakın durmasın. Bu da benim kişisel bir önerim olsun kendisine. <laughs> Perinçeyi kimse kandıramaz. Perinçeyin aslan gibi bir partisi var, kurmayları var, aklı başında Türkiye'nin entelektüel birikimini kucaklayan çok esaslı bir vatan partisi var. O vatan partisini kimse kandıramadı. Kandırdığını gösteren e, tarihte de en küçük bir delil yok. Onun için o bakımdan herkes rahat olsun. Kimse Doğu Perinçe'yi ve Vatan Partisi'ni kandıramadı ve kandıramaz. Efendim bu tartışma programlarında Anladım. hep sizin yani AK Parti çizgisine geldiğiniz iddiası e, yansıtılıyor. Bunu söyledim belki... demin. Evet. Fırat Kalkanı'nda, Barış Pınarı'nda Türk ordusuyla AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ile beraberiz. Türk milletiyle beraberiz. Peki. Nerede olacaktık? FETÖ'nün yanında mı olacaktık? Adımı anarak... PKK'nın yanında mı olacaktık? PKK'ya karşıyız, FETÖ'ye karşıyız. Kim FETÖ'ye ve PKK'ya karşı ve Amerika'ya karşı bu ülkenin bağımsızlığı, bütünlüğü ve e, Cumhuriyet'in dervişlerden, şeyhlerden temizlenmesi, cemaatlerin temizlenmesi noktasında bizimle beraberse biz onlarla beraberiz. Peki, o zaman... Bizim dediğimiz yere geldiler. Bakın cemaatle beraber de AK Parti bizim yanımıza geldi. PKK ile açılım yapıyordu bizim yanımıza geldi. Amerika ile çok iyiydi. Rusya uçağını düşürüyordu. Rusya ile dost oldu. İranla dost oldu. Çinle dost oldu. Bizim Avrasya projemizde buluştuk. AK Parti'yi tebrik, tebrik ediyorum. E bu süreç içerisinde Türkiye'nin dinamikleriyle, mecburiyetleriyle buluştuğu için tebrik ediyorum. Çok çok doğru işler yapılıyor bunu. Yani biz AK Parti'nin çizgisine değil AK Parti bizim çizgisine. E ama herkes görüyor bunu. FETÖ'yle biz 40 yıldır mücadele ediyoruz. 4 yıldır mücadele etmiyoruz. Başka kadar. E, bana Özlem <laughs> 50 yıldır, yıldır <gülüyor> mücadele <gülüyor> ediyoruz. Etmiştir. Direkt Amerika ile 50 yıl. 50 yıldır, yıldır parlayıcı yapmak FETÖ'nün adını koyan biziz. 20 Bakın herkes müsaade et Özür diliyorum. Özür diliyorum. istiyorum. Herkes FETÖ cemaattir. Bunun Efendim e, silahı yok, külahı yok dediği sırada biz dedik ki silahı da var, külahı da var. Silahı ordunun cephaneliklerinde, polisin cephaneliklerinde, külahlar da orada. Yarın göreceksiniz koskoca yargıtaylar bile cemaate bu bir sivil toplum örgütüdür diye kararlar verirken Vatan Partisi 50 yıldır bu FETÖ cemaatinin Amerikan emperyalizminin güdümünde gladio olduğunu ortaya koymuştur. Ve en sonunda silahıyla külahıyla 15-16 Temmuz gecesi, Ordu'nun cephaneliklerinden aldıkları silahlarla ortaya çıktı, değil mi? Yani onun için buralarda Vatan Partisi'nin Türkiye'ye yaptığı hizmetler çok büyüktür ve Vatan Partisi hep Türkiye'nin önündeki sorunları gündemi doğru olarak görür ve Türkiye oraya gelir. Gelenlere biz bizim yanımıza geldiler de demek istemiyoruz. Bir buluştuk diyelim çünkü Türkiye'nin menfaati böyle söylemeyi gerektiriyor. Biz nerede buluştuk? Fetöye karşı mücadelede. PKK'ya karşı mücadelede, Amerika'ya karşı Türkiye'nin bütünlüğünü koruma mücadelesinde buluştuğumuz güçler var. O buluştuğumuz Türk milletidir, ordusudur, polisidir. Biz işte oradayız. Şimdi Peki ama, Şimdi, burada bir şey ama söyle. FETÖ ile mücadelede Hı. E, bu anlamlı bir birlikteliktir. Güzel. Onu takdir ederim. Tabii. Ama karşı tarafı da. Yani siz bu birlikteliğin içerisinde değilsiniz diyerek e, FETÖ'nün işbirlikçisi gibi değerlendirmek Onu çok bir Onu siz değerlendiriyorsunuz ben böyle bir şey söylemiyorum. öyle yapmayın. Şimdi Ama bak FETÖ'nün dostları söyledim. var. Yani e... yani benim arkadaşlarım var bu siyasetin içerisinde bunları biliyorum bunlar sizin kadar bizim kadar şunun kadar bunun kadar yani FETÖ ile en amansız mücadeleyi veren kurumun temsilcisi veya da vicdanlı bir insan kadar siyasi temsilci kadar e, o onlar da bu işin karşısında ve mücadele veriyorlar. Yani biz şimdi mücadele verenlere e, ya helal Ya yapmayın olsun. bunu ama bunu, bunu yapmayın. Şimdi e, siyasette herkesin bir düşüncesi olacak. Yani e, ne olacak yani? Herkes AK Parti ile beraber fotoğraf vermek zorunda değil. İnsanlar bunu vermeye çalışıyor <gülüyor> <siyasi> <gülüyor> Bunun ne alakası miterle. var bu Ama ne alakası var olur biz mu? Fotoğraf vermekten yani biz şimdi, söz etmiyoruz. E, yani Saadet Partisi'ni, bilmem İyi Parti'yi Cumhuriyet Adını Halk Partisi'ni... bile anmadım Partisi ben. Dedim ben bunu. Adını bil e, anmadım. Işte ben, ben, üzerime alınmıyorum ama bunu konuşmamız lazım. Yani biz burada e, milletimizi bilgilendirmeye ve düşüncelerimizi onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi niçin böyle bir şeyin içerisine gireceğiz? Bütün siyasi partiler mecliste parlamentonun dışında ve bulundukları her mahfilde FETÖ ile mücadelenin hızlı bir şekilde devam etmesi gerektiği üzerinde Hapishanelerden hem dekiller, kurtarmak mı mücadele? Eyvallah. Ya hapishanelerden FETÖ'yü çıkartmak, FETÖ'yü karşı FETÖ mücadele FETÖ'yü hapishanelerden mu? çıkartmaya çalışan Türkiye'de elhamdülillah böyle açık bunu mücadelesini ve hatta ile bile bak bu yapmaya çalışıyor. Mitinglerde bile de, bağırtılıp yok. insanlar... Bak. Alkışlatılıyor. <laughs> FETÖ'den e, içeri düşülenler hani, mitinglerde birdeki, isimleri anılıyor ve şimdi alkışlatılıyor. Demin, demin yani, baktım ben yaşadık. mesela FETÖ ile <laughs> en büyük iltisaklılardan bir tanesi olan taraf gazetesinde de bu milletin bütün değerlerini hakaret ederek silahlı kuvvetlerin bütün mensuplarını neredeyse e, aynı torbanın içerisine atarak büyük iftiralarda yapan bir zihniyetin temsilcisi hapishaneden bırakıldı. E bırakılmalıydı. suçun e, cezasını e, çekince bırakılacak. Çekmedi efendim. Çinecek mi efendim. orada? o, on, onlar yüzünden o ve onun gibiler yüzünden Türkiye'de ne canlar yandı ne canlar o yanan can yandı. benim e, bir, sizin de canınız yandı o zaman yandıysa suçun <laughs> cezasını çekti <laughs> Ahmet Altan deyip Mehmet Altan'ın suçladığı ben insan ben izin benim. vermiyorum bütün bunlar e, asla unutulmayacak. <laughs> Ve o kadar can yaktılar ki. Bir <laughs> can ya o e, zaman can Ahmet Altan bir şırt çıksın diye yaktılar. milleti bağırtmayalım. O milletin en kutsal ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne camilerini bombalayacak iftirasını atanlar onlar. Casusluk iddialarıyla iş <laughs> iftirasını atanlar onlar. Ama onları hapisten çıkartmak hepsi isteyen adamlar. Ahmet hepsi... Altan diye Efendim? mitinglerde bağırtıp burada Bağırtlar diye bağırt yanlış bağırtanlar ki. Işte. Ben kim? bunları da söyledim. <laughs> Şimdi yani, ne oldu? Hürriyet Halk Partisi Bakın. mitinglerinde Ahmet Altan, Bakın. Mehmet Altan Nazlı Ilıcak diye bağırıp işte burada diye bu bağırıp <laughs> arttınız tamam. mı? Ama siz de bununla <laughs> aynısınız. Şimdi ben yapar e, mıyım? Ama bunu? söylediniz demin. <laughs> ne, yani ne cezasını yani, çekti bırakılmalıdır diyorsunuz bazı insanlar. Siz hukuk, verdiniz ben Ben hukuk, hukuk. devleti adamıyım. Evet. Müsaade eder misiniz? Peki hukuk devleti. Buyurun, buyurun. Bakın ben hukuk fakültesinde Müsaade eder misiniz? Ben hukuk fakültesinde hocalık yapmış bir insanım. Siz gayet iyi bilirsiniz. Hiç oralara girmedim ben. Şimdi bir insan Cezasını çeker, cezası suçuna göre ceza kanununda tanımlanmıştır. Cezasını çektikten sonra mahkeme karar verir, bırakılır. Oradaki insanlar hapislerde çürütülecek değil. Herkes cezasını çekecek. Cezasını çektiği zaman e, infaz e, yasalarına göre çıkacaklar. Onun için bırakıldığı zaman o bırakılmış olmuyor ki cezasını çekmiş bırakılmış oluyor. Yani cezasını diye, çekmiş. Ya başka yerde yani, kondan kondan. Gelin Ahmet Altana yani bu ceza konusunda eee yani Ahmet Altan Rusun mu istiyorsunuz orada? Ya ben öyle bir şey. Bakın. Ha geçmişten baktığımız zaman Atatürk e, ifadelerinden beri Türk milletinin nasıl inanç ve değerleriyle e, savaştıklarını savaşlıklarını görüyoruz bir bir takım çevreler. <laughs> ve bu çevreler sadece sokaktaki insanı rahatsız etmiyor. Bu milletin kuruluş değerlerini istismar etmem başka bir konuya geç. yok etmeye çalışıyor. Bambaşka bir konuya geçmiyorum. Bunlarla eğer devlet hesabını sorup da gereğini yerine getirmezse yapanın yanına tabii, kar kalır. Yani ee, öyle olmuyor. bir devlet yapacağız. İyiceğiniz bunu o, o, Yani o devleti biz yapacağız inşallah. Sizin var tamam, buyurun. Şimdi e, 28 Nisan 2016 Sayın Kılıçdaroğlu bir televizyon programında televizyonu da açıklarım. E, i̇sim vermek istemiyorum rakip kanalı olduğu için. <laughs> Erdoğan'ın kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izlettirenler Erdoğan'ı kayıt altına sorunlu. alıyor diyor. Habertürk yayınında, Peki. bu yalan değil, yalanlayanlar için de görüntüsü ben vardır, bulabilirler. <laughs> ee, Kılıçdaroğlu bu görüntüyü kimin getirdiğini, nasıl gördüğünü söylerse ben kendi adıma onun MİT CHP'nin içini karıştırmak istiyor iddiasına itibar ederim. Çünkü bunu söyleyip bununla ilgili bilgi veren bir genel kurmay başkanı, pardon genel başkan ciddiye alınır birisidir. Ve o ciddi alınır kişinin de Mit benim partimi karıştırmak istiyor dediğine itibar etmemiz gerekir. Ama bunu söyleyip bununla ilgili bilgi vermeyen bir genel başkan ciddi alınır birisi değildir bu konularda. Bunun biz ilgilendiren kısmı da şu bakın bu 2011 komplo. seçim kampanyasını bu seçim kampanyasını Beyefendi. tamamlasın Beyefendi. size dönelim. Özellikle, Aynı anda genel genel diye Sayın, sayın Cumhurbaşkanı yürütmüştü. Beyefendi. Hayır. Beyefendi. Ikinci, e, sayın Çağlara cevap olarak söylüyorum. 2011'de genel seçim Beyefendi. kampanyasını Cumhurbaşkanı ne özeli genel genel diye sürdürmüştü. Peki buyurun. Bitti mi? Beni ilgilendiren mesele şu. Bu ikinci komplo ben üçüncüsünü istemiyorum. Bunu da onun bunun üstüne yıkmak kolaycılığına teslim olursak maalesef üçüncü komplodo, komplodo gelecek. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel başkan yarışı demokratik, adil, şeffaf bir şekilde olsun. Türkiye'de gerek belediyede gerek genel seçimde de yarış siyaset dışı odaklar karışmadan gerekiyorsa siyasetçiler birbirleriyle en sert yarışı versin fakat iş siyaset cephesinde kalsın istediğim için bu meselede hassaslaşıyorum. Yoksa gerçekten CHP'nin iç meselesidir deyip ben de kenardan çekirdek çitleyerek bunu izleyebilirim. Ama bunun çıkardığı kötü koku, bunun siyasetimize enfekte etmiş olduğu alışkanlıklar geliyor hepimizi buluyor. Onun için bu mesele daha hassaslaşmamız. Yoksa ben şundan da dönüp dönüp sayın inanın inanırsınız inanmazsınız bilmem. Dönüp dönüp şu an Sayın Baykal'ın ismini ve o münasebetsiz hadiseyi anmaktan da memnun değilim. Ama onu halının altına süpürürsek bunu AK Parti yaptı. Ama İsmail diye. Bey Peki, bunu halının Aynı altına Cumhuriyet AK Parti dışlamadı yaptı ki. Cumhuriyet Halk Partisi onu gene milletvekili yaptı. Onu gene bir taşıdı. Meclis, Meclis aday mi? Mi? Evet her şey olur. yaptı. Bir ya en en önemlisi yani çok ileri derecedeki o malum Allah şifa dersin daha da şifa versin. Hastalığında bile tekrar parlamentoya sok. Nazif Bey. Yani bu Ama Nazif, genel başkanı güzel, değiştirdi. Selo. Onu yapmadı. <laughs> bak. Oradan soru sorabilirim. O, bir o genel başkanı değiştirdi. Ben o konuya girmek istemiyorum. O önemli. Yani genel başkan değişti. Biraz e, çok Nazif bir soru sorayım yani. ya. Yani. Nazif Bey'e yani. tek yani. bir soru soracağım yani. Nazif Bey. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Baykalı dışladı mı dedim. Hayır demedi. Niye o zaman bana buradan eleştiri yapılıyor? Hayır ama Yapmayın ee, süre, Peki, kaldı e, süre... süre kaldı ama Sayın Fırat'ın çok kısa varsa cevabı alacağım. Sonra size döneceğim. Sonra Özlem Hanım'la tamamlayacağız yavaş yavaş. Ee, biraz önce söylemeye çalıştığım şey şuydu. Bütün bütün bu komplolar neden AK Parti döneminde oluyor? Yani hiç bunda hiçbir iktidarın suçu ya da yani yapmış olduğu için söylemiyorum. Yani ortaya çıkarma anlamında söylüyorum. Neden bunlar ortaya çıkarma konusunda en ufak bir girişim olmadı? 2011 seçim kampanyasında biraz önce Sayın Perinçek şey dedi ben dedi o kaynakta değilim yani bir parmağı yoktur dedi. Ya 2011 seçim kampanyası bütünüyle ama bütünüyle Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakanı meydanlarda ne özeli genel genel diye Sayın Baykal'ın yaşadığı olayı bütünüyle kullandığı bunu meydanlarda dile getirdi. Dolayısıyla burada bir ortaklaşmanın olmadığını nasıl iddia edebilirsiniz? Ben kendisine bir soru yani sorabilir miyim? Herkesin e, görüntü, Sayın herkesin Fırat bir soru şey. var. Biraz hızlı gitmemiz gerekiyor süremiz e, daraldığı için. Siz Tabii. Deniz Bey'in, Deniz Baykal'ın maruz istiyorsuz. kaldığı Tabii. komploya gerçekten çok üzüldünüz mü? Deniz Bey'in bu komployla partinin başından ayrılmasına e, gerçekten çok mu içlendiniz? Bunu merak ediyorum. Ee, şunu çok açık ve net söyleyeyim, çok e, keskin e, bir ifade kullanacağım. E, bir tür, bu tür bir siyasal ahlaksızlıktan asla e, herhangi bir beklenti içinde olan bir yapının bir parçası olmadım, olmam da. E, bunun kimler tarafından yapıldığının da ben bugün çok açık ve net bir biçimde söylüyorum. Hiç kimseyi de gizlemek gibi bir derdim yok bu bir operasyondu ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birikimi, <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin devrimci geleneği o kendisine yönelik olan darbeyi Şimdi. öteledi. Yani 2009'da e, kozmik odaya nasıl girildiyse 2010'da CHP'ye girilmeye çalışıldı ama başarılı olamadı. Bugün de aynı süreç yaşanmaya çalışılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu devrimci geneti oldukça, bu devrimci duruşu oldukça Kimsenin Peki. bu süreçleri cümle, bir, yaşama geçirmesi mümkün ya değil. Bu nasıl bir devrimcilik ki Amerika bir komplo yapıyor o parti ona teslim oluyor. Neresi Peki. devrimci bunun? Peki, Sayın ben, yani ben, şimdi... ben telefonla devrimciliği Deniz bu konuda en son konuşacak kişi sizsiniz peki, sayın Deniz Baykala o devrimcilik Türkiye'de önerdim devrimci dedim ki... hareket konusunda <gülüyor> konuşacak <gülüyor> en son kişi sizsiniz. Peki, sayın pek Sayın şeyleri kişiselleştirmeyelim benim daha fazla bu olacak bir insan şimdi değilsiniz. ben hakikaten Sizler bazen insan kendini kötü hissediyor çünkü sürekli karşıtlık üzerinden gidiyoruz ya öyle bir tablo çiziyor ki bu parti o genel başkan <laughs> değişikliğinden sonra ben CHP milletvekiliyim ama CHP'li değilim diyen Fethullah Gülene selam yollayan birçok siyasi figür gördü. Yani şimdi hiç onları yokmuş gibi anlatıyor. Ona bir şey demeyeceğim. Bu Muharrem İnce konusunda şunu söylemek lazım. Hı. Bakın ya Muharrem İnce'nin iddialarını o bir çete var diyor ya CHP bunu araştırıp bir sonuca bağlamak zorunda. O iddialar doğruysa, somutlaşıyorsa o çete kimse onun partiden ihracı gerekir. Yok değilse herhalde Muharrem İnce'yi ihraç etmeleri Peki, gerekecek. Güzel bir ya yani, mesela bahsedelim. bu kadar basit. Bir evet. de bir şey Başak Hanım. Hani bugün e, Kemal Bey'in ekibi galiba bir açıklama yaptı. Talat Tatilla ile 7 yıldır görüşmediklerini söyledi. Evet. Bakın 28 Ekim 2018 Talat Tatilla'nın Milliyet'teki köşe yazısında Kemal Bey ile yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Talat Tatilla. 28 Ekim 2018. Aşağı yukarı bir yıl önce. Evet. Hani 7 yıldır Peki. görüşmedim dendi ya. Şimdi ben e, bir, de biraz önce belirteyim. tamamlayamamıştım Özlem Gülses'e e bırakacağım sözü fakat MYK toplantısının Yenek perde şey arkasına dair CNN Türk'ün edindiği bilgilerde şunlar da yer alıyor. Türkiye'nin sorunlarını bizim üzerimizden kapatmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bu daha başlangıç pek çok kumpas yapacaklar değerlendirmesi var. Yine edinilen bilgilere göre MYK'da CHP yönetiminden kimsenin bu sürecin içinde yer almadığı vurgulandı. Talat Atilla'nın hiçbir MYK üyesiyle konuşmadığı değerlendirmesi de yapılan MYK toplantısında bazı MYK üyelerinin İnce'nin ismini söyleyen biz değiliz ama o dönüp CHP'ye kızıyor bu olmaz dediği öğrenildi. Toplantıdan İnce hakkında bir disiplin kararı ise çıkmadı. Bu durumu bazı parti kurmayları disipline sevk etmeyerek kurulan oyunu bozduk şeklinde yorumlarken parti sözcüsü Öztrak'ın hukuka atıf yaptığı açıklamalarının İnce parti kurallarını hatırlatan bir uyarı olduğu belirtildi. Şimdi Özlem Gürses'i dinleyelim. Nihayet çok teşekkür ediyorum. Herhalde böylece de bitecek. Şu son dönemde gerçekten de Türkiye hem siyaseti dizayn etmeye çalışanlardan, hem operasyonel gazetecilikten, hem bu kutuplaşmadan fena halde çekti. Doğu Bey'in de söylediği gibi gerçekten hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız ve ciddi anlamda sıkıntılarımızı konuşamaz hale geldik. Ben Türkiye'de 50 yaşındayım. Burada benden kıdemli beyler var. İlk defa devletin siyasi partilerle rakip olduğunu görüyorum. Cumhurbaşkanlığı her şeyden önce devlet adabı gerektiren bir bir makamdır ve temsiliyeti siyasi partilerinde iktidar mücadelesinin de kısır siyasi Çatışmalarında, polemiklerinde çok üzerindedir. Bence bu konuları konuşurken hiçbir zaman unutmamalıyız ki ilk defa Türkiye siyasi tarihinde bir cumhurbaşkanı aynı anda bir siyasi partinin genel başkanı. Belki de oturup düşünmeliyiz. Acaba bizi bu noktaya getiren, bu çıkmaz sokaklara iten, değiştirilmiş olan bu rejim, bu sistem olabilir mi? Ya, yani belki de bütün pis. siyasi partiler, ya, yani geçmişte siz siyaset yapmış bir insansınız, muhaliflerin veya ya, da farklı ya. siyasi Mesek partilerden ama, yani şimdi ya bakın, ama Cumhurbaşkanı ama bir hani dakika ne yani. yani ne alakası var? Ee, ben bir olmaz makamdan yani. ve bir sistemden bir şey olmaz söz ediyorum. Zafer izin ver de konuşayım. Biz affedersiniz hayır, de sahip. CHP içerisindeki bir grubu kurtaracağız diye bu ülkenin Cumhurbaşkanına adalet senin... bilmemekle suçlamak çok ben büyük. Ben bir makamdan mi? ve bir sistemden bahsediyorum. Bugün haksızdır. burada e, Sayın Cumhurbaşkanı oturuyor, yarın başka biri oturabilir. hiç fark etmez. Bir bakmışsınız Ali Babacan gelmiş, bir bakmışsınız gelmiş. Bu Ali Babacan hayranlarınızı da anlayamadım. Yarın bir gazetede hayır. çıkacakmış galiba. Öyle bir hayranlığınız mı için var? Sayın hayır olsun. öyle bir hayranlığım falan. Ama mı? Cumhurbaşkanı artık hükümet başkanı. E işte yani burada bir problem yok mu? burada problem var. Yani kim pas bile getiriyor başkanlığa. Saniye oldu ya. Ya. Yani... Bir saniye, benim söylemeye çalıştığım, geçmişte geçmişte e, farklı siyasi partilerin temsilcileri defaten Çankaya Köşkü'ne gitmişlerdir ve Cumhurbaşkanı ile görüşmüşlerdir. Ve kimse de bunun üzerinden bir operasyonel gazetecilik veya da bir kumpas tasarlamak yönünde harekete geçememiştir. Siz bu zeminleri yaratırsanız, Ama bu zeminler yapan CHP... bütün odaklar tarafından kullanılır. Bu CHP tarafından kullanılır, yani Bugün, kendileri... yarın başka biri tarafından kullanılır, hiç fark etmez. Temel mesele Türkiye Cumhuriyeti'nin... İktbalidir, istikbalidir. Bizim bunu konuşuyor olmamız ya lazım. Bu Birincisi bu. İkincisi, ya. ikincisi, ikinci ikincisi Türkiye defalarca operasyonel gazetecilik örneklerini gördü. Türkiye defalarca bu geçtiğimiz dönemde siyasetin dizayn mekanizmalarını gördü. Çok haklısınız Cumhuriyet Halk Partisi bu kumpasa veya da bu olaylara konu olan parti olarak genel merkez seviyesinde, genel başkanlık seviyesinde ve partinin tüm yönetim organları seviyesinde bu meseleyi şeffaflıkla çözmek durumundadır. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi ben hala Talat Atilan'ın kaynağını açıklamasını bekliyorum. Çözemezse çözemezse Hepimiz AK mi? Parti'nin uğradığı e, e, nasıl diyeyim hainliği onlar da uğramaktan kaçamazlar. Nasıl ki AK Parti geçmişte Gezi döneminde Fethullahçı polislerin kumpaslarının bir objesi haline geldi. Nasıl ki işte yok efendim Kozmik Oda'da Bülent Arınç'a suikast iddiası, yok efendim Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiası. Sayısız böyle operasyonel gazetecilik örneğinin e, tarafı haline geldi. En nihayetinde 15 Temmuz'a kadar geldik. 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Yani bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tepesinde uçaklar meclisi bombaladılar. Yani böyle bir şey hiç kimse tarafından kabul edilemez. Dolayısıyla varsa bir kumpas, varsa bir çete, iddialara konu, varsa bir odak bunu bulmak da elbette ki siyasetin yöneticilerine ve bu habere ortaya atan o kaynak kimse ona düşer diye düşünüyorum. FETÖ ile mücadeleye gelince Sayın Perinçek dedi ki ya işte FETÖ ile mücadele ediliyor. Geçmişte böyle bir şey var mıydı? Cemaatlerle bir mücadele var mıydı? Haklısınız FETÖ'yle bir mücadele var bir vatandaş olarak da bir gazeteci olarak da bunun yanında durmak hepimizin borcu. Ee, Türkiye'nin bütün bu tezlerini dünyaya anlatmak da hepimizin sorumluluğu. Ama öte yandan şöyle bir cümle de var. Alpaslan Canbaz o gece katledilen meslektaşımız Yeni Şafak'tan Mustafa Canbaz'ın oldu diyor ama ki sonra Sayın ben size kravatlılar bir saniye ama bitireyim yani bakın, ama zafer bitireyim ver. Yani i̇ster dinle ister dinleme bu cümleyi okuyacak bir kravatlılar sayın kravatlılar diyor Alpaslan Canbaz diyor ki sayın kravatlılar biz el ele tutuşup vatan kurtarıyoruz siz daha hemen ertesi gün söylemlerinizle aramızı açıyorsunuz ben hikayemi kaybettim hep birlikte hikayemizi kaybettik bir masalı mı tercih ettik. Şimdi bu çok bence sarsıcı bir cümle. Kim bu insan? Ben ilk başta bu insan, insan bu insan Yeni Şafak'ın e, gazetesinde 15 Beyler. Temmuz şehidinin Çocuğum oğlu. Söyle. Şimdi bu bu yani böyle müstesi bir gülümsemeyle karşılanacak bir cümle değil Zafer. Yani bu hepimizin müstesna bir gülümseme değil. Sizin böyle mahcup konuşmuş gibi hepimizi, yapıp hepimizi hepimizin, hepimizin Bu gereken bir cümle. Ona bir ben bakış. AK parti yerinde olsam, iktidarın yerinde olsam en az CHP kadar e, bu 303 milyon TL'ye ne oldu diye sorardım. Hepimizin hepimizin sorumluluğu bunları sormak. Bu şehitler hepimizin şehitleri. Bunlar çok önemli konular. Yani bunları böyle müstehsi bir gülümsemeyle falan geçiremezsin. Bunlar sizin gazetenizde haber olmuyor biliyorum ama arada bir okursanız. Özlem Hanım, insanların böyle, bakın böyle sizin gazetenizle var, ilgili burada konuşurum sonra ortalığı yaygaraya verirsiniz. Ya Geçen hafta neler yaptığınızı gördük. Kaştık. Bu FETÖ mevzularına siz ve çalıştığınız gazete adına hiç girmeyin. Tavsiyem size odur. Bu FETÖ mevzusuna özellikle bir sözcü çalışan olarak sizin girmemenizi tavsiye ederim. bu cümlelerinden. Siz asıl söylediklerinizden utanmalısınız. bu cümlelerinden. Hakikaten yazık İnşallah tarih Hakikaten her yazık. zaman haklı çıkardığı Bakın, gibi bir kez şey, daha bizi haklı çıkartacak. Her şey çıkartacak, yerlere selam çakmak göreceksin. değildir. Bu ülkenin bu ülkenin yaşadığı 15 Temmuz acısını, ya 15 aşkına. Temmuz ihanetini Simeyi, böyle Erdoğan sulandırmaya, su, sulandırmaya çalışmayın. Sulandırmaya çalışmayın. Ma manşet yapmışlar. Kim acaba bunlara bu kumpaslara, bu kumpaslara, bu kumpaslara? Siz o haberleri yaparken ben Umut Orhan'la röportaj yapıyordum gazetede. Ne şey, oldu Umut Orhan'la röportaj yaptın? İşte yani, onun Allah üzerinden e, kurduğu yeni Yani, sanırım, yani sarlık, sürekli gerçi yeni bir tartışma yani, ama Ama da benim gazetemde yani, hayretler yani, çürüsü. Ebeliği başka bir şey, gazetecilik başka bir şey Ayrımına da, ayrımına da kamuoyu çok iyi varıyor. Biz Son olarak da olsa... şunu söylemek istiyorum. yani niye rahatsız ediyor canım benim söylediklerimi? Hemen niye siz yani neyi savunuyorsunuz? Allah Allah. Dastendiği bulunuyorum. Beyefendi benim gazetem etamda bulunduğu için. E, İsmail ya Çağlar siz bütün cevap veriyor. Ya bütün Türkiye'ye ithamda Hayır. bulundunuz ya. Ya ha? elbette bulunuyorum. Bütün ya. medyaya ithamda bulundunuz. Ne bu alakası bu ülke, var canım bu konuları hiç mi konuşmuyor? Siz istiyorsunuz ki hiç kimse hiçbir şey için hesap vermesin. Her şeyi gayet güzel konuşuyorsunuz ama iftira olmasın. olmaması lazım. Gazeteciler efendim. kimseye bir soru sormasın. İftira olmaması lazım. Gündemi kendimize göre dizayn bir Onun Cümle. Onun ama söylüyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir gazetecilik de yok. Dünyada da yok, Türkiye'de de yok. Olmadığı için son cümlem kamuoyu araştırmalarında iki meslek grubu itibarda yerlerde çıkıyor. Türkiye'de. Gazeteciler ve siyasetçiler. Peki. Çünkü gazeteciler gazetecilik yapamaz gazeteciler, durumda. Gazeteciler belgesiz ve yalan de, haber siyaseti yazıp siyaseti bir, noktaya geldi. olabilirler mi? Evet. Sadece dizayn ve kaç kalmadı. Bir, cümle söylemem lazım. Peki, lazım. Bir cümle söylemem, Rahmi Tuna'nın baş yazarı olduğu bir gazetenin temsilcisi. Gazeteciliğin itibarından bahsediyor. Günün en komik finali de bu oldu. Teşekkür ederim. Evet. Sensin Necip? komik. Komik. Doğru Ama düzgün yani. konuş Komik. İsmail. Gerçekten sensin. Komik, Komik. hiç alakası bile Komik. yok. O gazete editoryal özgürlük nedeniyle o o o Hayır kaynak yitası. der ki. Bağır. Allah Allah. Hayır kaynak derdik Allah rahmet eylesin. Faili meçhul bir olay varsa sonucuna bakarsın. Bakacaksın. Peki. Kim ondan haklı çıkıyorsa, kazançlı çıkıyorsa Peki. Fail ee, bir araya gidiyoruz Gitirdim. sonrasında tamamlayacağız yavaş yavaş. İranın ardından akıl çemberini tamamlıyoruz. Sadece değerli konuklarımıza teşekkür için vaktimiz var. Özlem Gülses Doğu Perinçek, Nazif Okumuş, İsmail Çağlar, Zafer, Şahin kendisi ayrıldı ama Ankara'dan yayınımıza katılan Ali e, Haydar Fırat'a çok teşekkürümüzü e, iletiyoruz, sunuyoruz. Sağlıcaksınız efendim. Adına şiddetle ilgili bir program yap Yapacağız, yapacağız. Yaptık yapacağız. ya. Baş, Kendisini yaptık <laughs> Çok teşekkürler. Size de teşekkür ediyoruz efendim, bizimle birlikte olduğunuz için. İyi geceler.